Merhabalar. William Shakespeare'den Hamlet'e hoş geldiniz. Kişiler. Claudius, Danimarka kralı. Hamlet, ölen kralın oğlu, yeni kralın yeğeni. Fortinbras, Norveç prensi. Horatio, Hamlet'in dostu. Polonius, başmağabeyinci. Laertes, Polonius'un oğlu. Saraylı lordlar. Voltimand Cornelius... Rosencrantz... Gildenstern... Ve Osric... Subaylar... Marcellus ve Bernardo... Francisco... Bir asker... Bir lord... Bir papaz... Polonyus'un adamı Reinaldo... Bir komutan... İngiltere elçileri... Mezarcılar... Gertrude... Danimarka Kraliçesi... Ophelia... Polonius'un kızı ve hayalet. Ayrıca lordlar, saraylı kadınlar, tiyatro oyuncuları, askerler, gemiciler, haberciler ve hizmetçiler. Birinci perde. Birinci sahne. Elsinor şatosunda bir set üstü. Francisco nöbet beklemektedir. Bernardo girer. Bernardo kim var orada? Francisco. Yo, sen söyle. Dur orada. Tanıt kendini. Bernardo. Yaşasın kral. Francisco. Bernardo, sen misin? Bernardo. Benim. Francisco. Tas tamam saatinde geliyorsun. Bernardo. Şimdi vurdu 12'yi. Sen git yat Bernardo. Francisco. Çok yaşa bu nöbeti aldığın için benden acı bir soğuk var ciğerime işledi. Bernardo. Bir şey olmadı ya nöbetinde. Francisco. Tek bir fare bile kımıldamadı. Bernardo. Haydi iyi geceler öyleyse. Horatio ile Marcellus'a rastlarsan söyle çabuk olsunlar. Nöbete geleceklerdi benimle. Francisco. Bir ses var. Onlar olmalı. Hey durun. Kimsiniz? Horatio ve Marcellus yaklaşır. Horatio. Bu memleketin dostları. Marcellus. Kralın sadık kulları. Francisco. İyi geceler. Marcelus. Güle güle yiğidim. Kim aldı senden nöbeti? Francisco. Bernardo. İyi geceler. Francisco çıkar. Marcelus. Hey Bernardo. Bernardo. Evet. Hore işiyor Sen misin gelen? Horayışıyor. Benim ama ne kaldıysa benden. Bernardo. Hoş geldin Horayışıyor. Sen de sevgili Marcelus. Marcelus. E o şey gene göründü mü bu gece? Bernardo. Ben bir şey görmedim. Marcelus. Horatio'ya kalırsa bir hayal görmüşüz biz. İnanmak istemiyor bir türlü iki kez gördüğümüz korkunç şeye. Onun için zorladım kendisini bizimle gözcülük etmeye bu gece. Hayalet çıka gelirse yine inanır bize o zaman konuşur da onunla. Horatio. Haydi canım sen de bir şeyin geleceği yok. Bernardo. Gel biraz oturalım da şöyle kale duvarı gibi söz işlemez kulaklarını bir kez daha kuşatalım. İki gecedir gördüğümüz şeyle. Hore işiyor. Haydi oturalım peki dinleyelim Bernardo'yu. Bernardo. Dün gece evet daha dün gece. Şu karşıki yıldız kutbun batısında şimdi ışıldadığı yere geldiği sıra Marseus ve ben saat biri vururken hayalet görünür. Marselus. Aman sus işte bak geliyor. Bernardo, tıpadıp benziyor ölen krala. Marcellus, sen bilgili adamsın Horatio, konuş onunla. Bernardo, kralın ta kendisi demez misin? İyi bak Horatio, Horatio, evet ta kendisi, aklım duracak. Bernardo, söz bekliyor bizden. Marcellus, bir şey sor Horatio. Horatio, kimsin, nesin sen gecenin bu saatinde... Mezardaki aşmetli Danimarka kralının güzelim savaş kılığına girip dolaşan. Söyle tanrı aşkına konuş diyorum sana. Marcellus. Kızmış görünüyor. Bernardo. Bak bak uzaklaşıyor. Horatio. Konuş 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 diyorum sana. Hayalet görünmez olur. Marcellus. Gitti cevap vermek istemedi. Bernardo. Nasılmış Horatio? Titriyorsun betin benzin uçtu. Hayalden başka türlü bir şeymiş bu, değil mi? Ne dersin bu işe? Horatio. Yemin ederim dünyada inanmazdım, kendi gözlerimde görmeseydim böylesine açık seçik. Marcellus. Nasıl benziyor değil mi krala? Horatio. Senin sana benzediğin kadar. Bu zırhlar kuşandığı, azgın Norveç kralıyla savaştığı zaman. Böyle çatık tıkaçları bir öfkeli konuşmada baltasını çalarken buzlara. Olur şey değil. Marcellus. Tam bu ölü saatte iki kez daha geçti önümüzden aynı asker yürüyüşüyle. Oraya işiyor. Nasıl yorumlamalı bunu bilmiyorum. Ama benim aklım şuna yatıyor ilk ağızda. Büyük belalar var gelecek memleketin başına. Marcellus. Ha öyleyse oturun da bilen varsa söylesin. Nedir bu sıkı, bu kuşkulu tutum memlekette? Geceler gecesi nöbet tutturmak millete. Neden toplar dökülüyor Tunç'tan tanrının her günü? Neden bunca savaş gereçleri alıyoruz dışarıdan? Neden gemi ustaları dur yok, dinlen yok, pazar yok, bayram yok, çalışıyorlar harıl harıl? Ne için olabilir bu telaş, bu kıyamet? Bu geceyi gündüze katan çalışma. Kim bir bilgi verebilir bana? Oraya işiyor. Ben verebilirim, söylentileri hiç değilse. Norveç kralı, kralı Fortinbras, biliyorsunuz, gururdan, kıskançlıktan gözleri dönüp teke tek bir savaşa çağırmıştı demin bize görülen rahmetli kralı. Ve Hamlet'imiz ki yiğitliğiyle anılır dünyamızda öldürmüştü bu Fortinbras'ı. Ne var ki Fortinbras kanunların ve yiğitlik geleneğinin koruduğu bir sözleşme imzalamıştı ölmeden. Canı ile birlikte bütün topraklarını kendisi yenecek olana, kendisini yenecek olana bırakıyordu. Buna karşılık bizim kralımız da onunki kadar toprak verecekti Fortinbras'a. Kazanırsa. İşte bu sözleşme gereğince Hamlet'e kaldı Fortinbras'ın varıyor. Gel gelelim Fortinbras'ın oğlu, pervasız azgın bir delikanlı Norveç'in sınır boylarından bir sürü gözü pek haydut topluyor para pul ve yiyecek aşkına. Amansız bir saldırıya hazırlıyor onları. Bizimkiler pek iyi anlıyor tabi maksadını. Babasının yitirdiği toprakları bir vurgunla almak istiyor elimizden. Bence bu olacak baş nedeni girişilen hazırlıkların, tetikte durmaların, memleketi bunaltan telaşın kaynağı bu. Bernardo. Bence de başka sebep olamaz. İspatı da bu korkunç görüntü işte. Nöbet tuttuğumuz yere geliyor zırhlar giyip bu savaşların dünkü, bugünkü kaynağı. Ölen krala da benziyor üstelik. Horatio. Düşüncenin gözünü dürten bir çöp bu. Roma'nın en parlak, en şanlı günlerinde koca Sezar yıkılmazdan biraz önce mezarlar boşalmış, Roma sokaklarında kefenli ortaklar kaynaşır, bağırışır olmuştu. Alev kuyruklu yıldızlar, kanlı çiğler gibi, tutulan güneşler gibi, Neptün'ün dünyasını etkileyen ay ışığının kıyamet günündekine benzer kısalmaları gibi korkunç olayların belirtileri bunlar. Kaderin önünde yürür bu habercilerin her zaman. Yerin göğün birlikte açtığı felaket falları bunlar yurdumuza, yurttaşlarımıza. Hayalet görünür yeniden. Ama durun, bakın geliyor yine. Çarpsa da beni keseceğim yolunu. Dur olduğun yerde görüntü ellerini uzatır. Sesin varsa, kullanabiliyorsan sesini konuş benimle. Bir şey varsa yapılacak, senin rahatlaman benim kurtulmam için söyle. Gerçekten varsa bir bela memleketimizin başında dolaşan, önleyebileceğimiz bir beladır belki. Söyle, yoksa sağlığında haram bir hazine mi gömdün toprağa? Bundan ötürü de dolaşırmış ruhlar ölülerin. Bir horoz öter. Söyle derdini, dur, konuş. Marcellus, dur dur şunu. Marcellus, mızrakla vurayım mı? Hore Vur, durmazsa. Bernardo, şurada. Hore işiyor. Na, şurada. Marcellus, gitti. Hayalet yok olur zor kullanmamız yanlış böyle görkemli bir görüntüye hava gibi bir şey zaten yaralanmaz ne kadar vursak boşuna güler bize Bernardo Tam konuşacakken horoz öttü. Ora Ve Ürperdi sanki bir suçlu gibi, korktuğu bir çağrıyı duymuş gibi. Duyduğuma göre sabahın habercisi horoz gün tanrıyı uyandırırmış yırtıcı keskin sesiyle. Duyar du duymaz bu çağrıyı denizde, ateşte, yerde, havada ne kadar ruh varsa başıboş gezen bir koşu giderlermiş yerlerine. Doğruymuş demek biz de gördük işte. Marcelus. Evet kayboluver doğroz ötünce. İsa'nın doğum bayramları yaklaşınca bütün gece ötermiş bu sabah kuşu. Hiçbir ruh çıkamazmış o zaman dışarı. Tertemiz olurmuş geceler. Ne yıldızlar ne cinler çarpar insanı ne de cadıların buyusu tutarmış. Öylesine kutsal uğurlu günlermiş onlar. Oraya işiyor. Öyle derler ben inanırım da buna az çok ama bakın şafak alaca etekleriyle yürüyor doğu surtlarının çiğleri üstünde. Bırakalım artık nöbeti ve beni dinlerseniz gidip genç Hamlet'e anlatalım bu gece gördüklerimizi. Çünkü inanın bana bizimle konuşmayan bu ruh konuşur onunla. Ne dersiniz gidip söylemeliyiz değil mi? Ona sevgimizi de ödevimiz de bunu gerektirir. Marcel. Evet öyle yapalım gelin. Ben biliyorum da ona en kolay nerede bulacağım bu sabah? Çıkarlar. İkinci sahne. Şatoda bir toplantı yeri. Boru sesleri Danimarka Kralı Claudius, Kraliçe Gertrude, Hamlet, Lord Lordlar, Polonius ve oğlu Laertes ile Ophelia, Voltimand, Cornelius ve hizmetçiler girer. Kral: Sevgili kardeşim Hamlet'in ölümü bütün acılığıyla içimizde henüz. Yüreklerimiz yaralı ve bütün krallığımız kederden çatılmış tek bir kaş sanki hala. Böyle olması da gerek doğru. Fakat aklımız öyle savaştı ki yüreğimizde matem içinde sayduğumuzu yitirmeyip hep onu düşünmekle beraber kendimizi de unutmayalım diyoruz artık. Onun için eskiden kardeşimiz bugün kraliçemiz bu yiğit memleketin taç ortağı olan kadını yaslı bir sevinçle bir gözümüz ağlayıp bir gözümüz gülerek düğünde cenaze cenazede düğün türküleri söyleyerek acıyla tatlıyı birleştirmesini bilerek eş ettik kendimize evlendik. Sizlere de danışarak yaptık bu işi ve sizler yalnız kendi vicdanınızı dinleyerek hak verdiniz bize. Teşekkürler hepinize. Şunu da söylemek isterim bu arada. Fortin Fortinbras'ın oğlu bizim kim olduğumuzu pek bilmeden ya da sevgili kardeşimizin ölmesiyle devletimiz yıkıldı sandığından bir ordu toplamış hayale kaptırıp kendini. Durmadan başımıza artır olduğu elçileriyle babasının yitirdiği ve yiğit kardeşimin yasalarla kazandığı toprakları geri ister. O isteğe dursun, bu toplantıda bizim asıl söylemek istediğimiz şudur size. Norveç'e bir yazı yolladık. Genç Fortinbras'ın amcası bir zavallı yatalak, yeğeninin nelere giriştiğinden haberi bile yok. Bunlara bir son ver diyoruz kendisine. Ne de olsa onun uyrukları toplanan askerler, savaş için gerekli şunlar bunlar onun elinde. Bu iş için siz dostlarım Cornelius ve Boltimant, Sizleri yolluyorum ihtiyar Norveç kralına. Kendisiyle konuşurken şu verdiğim yazıdaki ölçülere bağlı kalacaksınız. Uğurlar olsun tez görün bu işi gösterin bağlılığınızı. Cornelius ve Voltimand. Bunda ve her işte bağlıyız size. Kral. Size güveniyorum. Güle güle dostlarım. Cornelius ve Voltimand çıkar. Laertes gel şimdi bakalım ne var? Bir dileğiniz varmış bizden nedir Laertes? Danimarka kralından haklı bir şey isterseniz boşuna istemiş olmazsınız. Nedir istediğin? Senin istediğin değil benim yapabileceğim nedir? Kafa yüreğe el ağza bağlı değildir. Senin babanın bize bağlı olduğu kadar. Söyle nedir dileğin Laertes? Laertes. Dileyin Fransa'ya dönmek haşmetli kralım. Taç giyme töreninize katılmak için koşa koşa geldim Danimarka'ya ama bu ödevimi yerine getirdikten sonra aklım Fransa'ya dönmekte. Saklamadan söyleyip izin istiyorum. Kral. Babanın izni var mı? Ne diyorsun Polonyus? Polonyus. Benden izin aldı kralım yalvara yakara. Dileğine ben de katılıyorum ister istemez. Uygun görürseniz gitsin efendimiz. Kral. Güle güle git Laertes. Gününü gün et. Gönlünce tadını çıkar gençliğinin. Ya sen Hamlet, yeğenim, oğlum? Hamlet. Kendi kendine. Yeğenden biraz fazla, oğuldan bir hayli az. Kral. Neden hep kara bulutlar gibisin böyle? Hamlet. Hiç de değil efendimiz. Güneşin yanı başındayım. Kraliçe. Canım Hamlet, at üstünden bu gece karanlığını. Biraz da sevgiyle bak markaya. Gözlerin hep böyle çevrilip yere, toprakta aramasın değerli babanı. Her yaşayan ölür, sonsuzluk hepimizin sonu olağan bir şey bu. Hamlet. Evet sayın bayan, olağan gerçekten. Kraliçe. Öyleyse nedir aykırı görünen sana? Hamlet. Görünen mi dediniz? Olan değiniz sayın bayan. Görünen yok benim için. Olan var. Giydiğim karalar değil yalnız sevgili annemiz. Adetlere uyarak tuttuğum matem değil. İniltiler sel gibi gözyaşları değil. Dertli, kederli bir görünüş değil. Takma, uydurma bir yüz değil. Benim gerçek halimi anlatacak. Bütün bunlar görünüş gerçekten. Gösteriş olabilir bütün bunlar ama hiçbir anlatmaz bunların benim içimdekini. Kral Senin güzel övülesi yanım bu hamlet. Yürekten tutuyorsun babanın yasını ama unutma ki babanın da babası öldü, büyük baban da yitirdi babasını. Baba sevgisiyle oğul derdi kalabilir bir süre ama bu matem bitmek bilmeyince ne dine imana sarar ne insanlığa. Tanrı'ya karşı gelmek olur bu. Yüreğini, aklını dizginleyememektir bu. Kafan işlemiyor, cahilsin demektir. İster istemez olacak bir şeyi olmasına herkesin olağan saydığı bir şeyi neden yadırgayıp boşuna ayıplanmalı? Olmaz. Tanrı hoş görmez bunu. Ölülere ve yaradana karşı gelmektir bu. Akla da sığmaz bu çünkü aklaya uygun gelen şeydir babaların ölmesi. İlk insan ölüsü karşısında olduğu gibi son ölen insanın da karşısında bunun böyle olması gerek demiştir akıl. Rica ederiz kaldır at üstünden hiçbir şeye yaramayan bu derdi. Bizi de baba bilkenle öyle bil ki halk da anlasın tahtımıza en yakın kişi olduğunu. En şefkatli babanın evlat sevgisinden daha az değil benim sana olan sevgim. Wittenberg'e okumaya dönme isteğin hiç doğuş gelmiyor bize. Senden dileğimiz yanı başımızda kalmandır. Gözümüzün gönlümüzün şenliği olarak en yakınımız yeğenimiz oğlumuz olarak. Kraliçe. Annem boşuna yalvarmasın sana Hamlet. Ne olur kal bizimle gitme Wittenberg'e. Hamlet. Ne buyurursanız onu yaparım kraliçemiz. Kral. Aman ne duygulu ne güzel karşılık bu. Biz neysek sen de öyle ol Danimarka'da. Buyurun kraliçem yüreğime su serpti Hamlet'in bu tatlı bu candan davranışı. Bunu kutlamak için Danimarka'da bugün her içilen kadehle toplar atılsın ve kralın keyfi böylece sarsın gökleri gümbür değerek. Haydi gidelim. Herkes çıkar hamlet kalır. Hamlet. Ah bu katı kas katı beden bir dağılsa eriyip gitse bir çiğ tanesinde sabahın. Ya da tanrı yasak etmemiş olsa kendi kendini öldürmesini insanın. Tanrım, ulu tanrım, ne bunaltıcı, ne berbat, ne tatsız, ne boş geliyor bu dünya bana. Ah ne iğrenç ne iğrenç bakımsız bir bahçe ki azgın bitkileri tohuma açmış, Pis kaba ne varsa tabiatta sarmış için. Bu muydu olacak iki ay sonra ölümünden? O kadar bile değil iki ay bile olmadı. O yüce kralı bir düşün bir de buna bak. Biri güneş tanrısı öteki bir orman şeytanı. Nasıl da severdi annemi. Esen yerlerden sakınırdı yüzünü. Yerler gökler unutsam olmaz mı bunları? O da nasıl düşerdi babamın üstüne? Sevgiyle beslendikçe artar gibiydi sevgisi. Öyleyken bir ay içinde düşünmesem daha iyi. Kadın zaaf demekmiş meğer. Kısacık bir ay daha eski mi o gün giydiği pabuçlar? Babamın tabutu ardında yürürken Niobe gibi iki gözü iki çeşme. Nasıl olur o kadın? Evet aynı kadın. Tanrım beyinsiz bir hayvan bile daha fazla acı çekerdi. Amcamla evleniyor. Babamın kardeşiyle. Öyle de bir kardeş ki ben Herakles'e ne kadar benzemesem o da o kadar benzemiyor babama. Bir ay içinde yalancı gözyaşlarının tuzu daha yakarken kızarmış gözlerini evleniyor bu adamla. Ne kıyasiye bir acele bu. Ne azgın bir atılış haram döşeğine. İyi değil, iyilikle çıkamaz bundan. Ama bo kendini yüreğim, dilimi tutmam gerek. Horatio, Marcellus, Bernardo girer. Horatio. Selam efendimize, Hamlet. Hoş geldiniz. Aman Horatio, sen misin? Aldanıyor muyum yoksa? Oraya işiyor. Ta kendisi efendimiz, her zamanki kulunuz Hamlet. Hayır dostum, dost diyelim birbirimize. Wittenberg'den hangi rüzgar attı seni buraya? Marcellus. Marcellus. Sevgili efendimiz. Hamlet. Çok sevindim gördüğüme Bernardo'ya. Hoş geldiniz. Peki ama ne diye ayrıldınız Wittenberg'den? Oraya işiyor. Serseriliğimizden sevgili efendimiz. Hamlet. Düşmanınıza söyletmem bunu sizin için. Kendiniz için söylemenize de razı olmuyor kulaklarım. Hiç de serseri olmadığınızı bilirim. Ama Elsin orada ne arıyorsunuz? Gitmeden susuz içmesini öğretmediğim size. Horatio. Babanızın cenazesine gelmiştim efendimiz. Hamlet. Haydi alay etme arkadaş benimle. Annemin düğününe gelmişsindir. Horatio. Doğrusu biraz çabuk oldu bu düğün. Hamlet. Ekonomi. Horatio. Ekonomi. Cenaze sofrasında sıcak gelen yemekler düğün sofrasında soğuk verildi. Öyle bir günü görmektense Horatio en büyük düşmanımı cennette görmeye razıydım. Babam babamı görür gibi oluyorum. Orayaşıyor. Nerede efendimiz? Hamlet. Kafamın içinde orayaşıyor. Orayaşıyor. Bir kez görmüştüm onu. Yaman bir kraldı. Hamlet. Bir insandı her şeyden önce. Benzerini görmeyecek gözlerim. Orayaşıyor. Efendimiz, ben bu gece gördüm galiba onu. Hamlet. Gördün mü? Kimi? Orayaşıyor. Kralı, babanızı efendimiz. Hamlet. Kralı babamı ha? Horatio. Bir an şaşkınlığınızı yenip can kulağıyla dinler misiniz beni? Bu arkadaşların da tanıklığıyla size gözlerimle gördüğüm o mucizeyi anlatayım. Hamlet. Allah rızası için söyle söyleyeceğini. Horatio. İki gece üst üste bu arkadaşlar, Marcellus ve Bernardo nöbet tutarken gecenin en ölü saatlerinde bir şey görüyorlar. Babanızın benzeri bir görüntü, tepeden tırnağa zırtlağa kuşanmış, çıkıyor karşılarına ve ağır bir ihtişamla yürüyor yanlarında. Üç kez geçiyor, şaşkınlıktan, korkudan, fal taşına dönen gözleri önünden, bir mızrak boyu öteden. Neredeyse taş kesilmişler, dilleri tutulmuş, tek kelime söyleyememişler. Gizlice gelip bana anlattılar bunu titreyerek, üçüncü gece ben de nöbete gittim onlarla. Anlattıklarına tıpa tıpa yan saatte ve kılıkta görüntü geldi yine. Hemen tanıdım babanızı, şu iki el daha az benzer birbirine. Hamlet. Nerede oldu bu? Marcellus. Nöbet tutulan setin üstünde. Hamlet. Sen de konuşmadın mı? Horatio. Konuştum efendimiz ama karşılık vermedi. Gerçi bir an başını kaldırıp konuşacak gibi oldu ama o tam o sırada horoz ötünce hemen kaçtı. Silindi gözlerimizin önünden. Hamlet. Ne garip şey. Horatio. Yaşadığım doğruysa bu da öylesine doğru. Bunu size bildirmeyi bir ödev saydık kendimize. Hamlet. Elbette, elbette ama aklım karıştı. Bu gece nöbette misiniz? Hepsi. Evet efendimiz. Hamlet. Zırhlıydı diyorsunuz. Hepsi. Zırhlı efendimiz. Hamlet. Tepeden tırnağa zırhlı öyle mi? Hepsi. Evet efendimiz tepeden tırnağa. Hamlet. Yüzünü görmediniz öyleyse. Oraya Gördük efendimiz. Yüzlüğü kaldırmış. Hamlet. Asık mıydı yüzü? Oraya Öfkeden çok keder vardı yüzünde. Hamlet. Soluk mu, renkli miydi yüzü? Horatio. Soluk, çok soluk. Hamlet. Size doğru mu çevrikti gözleri? Horatio. Evet, hep bize doğru. Hamlet. Keşke orada olsaydım ben de. Horatio. Dona kalırdınız. Hamlet. Elbette, elbette. Epeyce kaldı mı? Horatio. Yüz sayınca kadar hızlı saymadan. Marcellus ve Bernardo. Daha çok, daha çok. Horatio. Ben gördüğüm zaman değil. Hamlet. Sakalı kırca mıydı? Horatio. Sağlığında gördüğüm gibi siyah ama yer yer gümüşlü. Hamlet. Ben de bekleyeceğim bu gece. Kim bilir gelir belki. Horatio. Gelir derim size. Hamlet. Benzer çıkarsa soylu babama konuşurum. Cehennem açılıp sus da dese konuşurum. Şimdiye de kimseye söylemedinizse bunu yalvarırım. Söylemeyin yine kimselere. Bu gece de ne olursa olsun aklınızda kalsın yalnız dilinizde değil. Unutmam sevginizi. Haydi güle güle. 11 ile 12 arası yanınızda olacağım sette. Hepsi. Saygılarımızla efendimiz. Hamlet. Sevgilerinizle siz de benim sevgilerimle güle güle. Çıkarlar hamlet kalır. Babamın ruhu zırhlar içinde. İyi alamet değil bu. Korkunç bir oyun oynanmış olmasın. Çabuk gel ey gece. Sen de usludur ruhum geceye dek. Kötü işler gömülse de yerin dibine. Çıkar bir gün insanların gözü önüne. Çıkar. 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 Üçüncü sahne. Polonyus'un evinde bir oda. Laertes ve Ofelia girer. Laertes. Sandıklarım gemiye gitti. Allah'a ısmarladık. Haydi kardeş yerler yolunca esip gemiler kalktıkça uyuma. Haber yolla bana. Ofelia. Yollamaz olur muyum? Laertes. Hamlet'e boş övgülerine gelince bir oyun bir gençlik hevesi say bunları. Bir menekşedir açmış erkenden bahar günü. Açmış ama sürmez tatlı drama solar gider. Bir anlık güzel bir koku, hepsi o kadar. Ofelia. O kadar mı sadece? Laertes. O kadar sadece. Neden dersen, insan büyürken eti kemiği büyümüyor yalnız. Bu tanrı yapısı geliştikçe kafanın ve ruhun da işi artıyor içinde. Şimdi belki seviyor seni. Kirli, kötü şeyler yoktur yüreğinde. Ama büyük adam oluşu korkutmalı seni. Dilediğini yapmak elinde olmayabilir. Doğuş üstünlüğünün esiridir kendisi sıradan insanlar gibi yaşayamaz çünkü bütün devletin rahatı, güvenliği onun seçeceği yola bağlıdır. Bundan ötürü de sınırlıdır seçme özgürlüğü. Başı olduğu bu devletin isteğine, rızasına bağlıdır. Seni sevdiğini söylüyorsa eğer buna inanmazdan önce şunu düşünmelisin ki sözünde durmak elinde değildir onun durumundaki bir insanın. Danimarka'nın sesiyle sınırlıdır onun sözü. Senin şerefine düşebilecek gölgeyi düşün. Tatlı dillerine fazla saflıkla inanırsan, kapatırsan, kaptırırsan yüreğini, açarsan temiz koynunu taşkın heveslerine. Ophelia koru kendini. Evet koru bu tehlikeden kendini canım kardeşim. Ölçülü kal sevginde kaptırma kendini arzunun belalı akışına. Ay ışığına da açsa güzelliğini en ürkek kız vermiş olur kızdığını Namusun ta kendisi bile kurtaramaz kendi çamur atandan. Daha çiçek açmadan kurt düşer bahar tomurcukları içine. Pırıl pırıl sabah çiğlerinde gençliğin en çok korkulur bulaşıcı dertlerden. Onun için sakın, korunmanın en iyi yoludur korku. Gençlik tek başına bile azdırır kendini. Ophelia. Güzel öğütlerin kulağımda küpe kalacak ama kardeşim sen de pek benzeme sakın şu iki yüzlü papazlara. Bizi dikenli sarp cennet yollarında sürerler. Kendileri ise aldırmayıp verdikleri talkına göbekli, gamsız, kaygısız çapkınlar gibi zevkin gül bahçelerinde gezerler. Laertes. O, benden yana korkun olmasın. Ama geciktim. Bak babam geliyor. Polonius girer. İki kez uğurlanmada çifte hayır vardır. Yolu açık olsun iki kez vedalaşanın. Polonius. Hala burada mısın Laertes? Ne ayıp. Hadi gemiye, gemiye. Seni bekliyorlar yalnız. Rüzgar şişirdi bile erkenleri. Haydi. Hayır, hayır duam üstünde olsun. Şu öğütlerimi de yaz kafana. Düşüncelerin ağzı dili olmayacak. Aşırı hiçbir düşüncenin ardına düşmek yok. Teklifsiz ol, bayağı olma. Dostların arasında denenmiş olanları çelik halkalarla bağlı yüreğine. Ama hep zıp çıktı. Acemi çaylak arkadaşı da el üstünde tutup elini kirletme. Kavga etmekten sakın ama ettim mi de öylesine etki korksunlar senden. Herkese kulağını ver, sesini verme. Herkese akıl danış, kendi aklını sakla. Kesenin el verdiği kadar iyi giyin, zengin ama gösterişsiz olsun giydiğin. Çünkü kıyafet insanın mihengidir çok kez. Fransa'da da en kibar kimseler en çok giyinişle gösterirler soyluluklarını. Ne borç ver ne de borç al. Çünkü borç vermek çok kez hem paranı yitirmektir hem dostunu. Borç almaksa tutum gücünü yıpratır. Her şeyden önce de kendi kendine doğru ol. O zaman gece gündüze varır gibi sen de aldatmaz olursun kimseyi. Güle güle. Dualarım, öğütlerim seninle olsun. Laertes. En bağlı kulunuz kalarak ayrılıyorum sizden. Polonyus. Geç kaldın, yürü. Adamların bekliyor seni. Laertes. Allah'ı ısmarladık Ophelia, Dediklerimi unutma. Ofelia. Hepsi kilitli aklımda, anahtar da sende. Laertes. Allah'ı ısmarladık. Çıkar. Polonyus. Neymiş o Ophelia sana söyledikleri? Ophelia. Soruyorsunuz madem Prens Hamlet'le ilgili. Polonius. Bak hele iyi akıl etmiş. Benim de duyduğuma göre son zamanlarda pek sık görüşüyormuş seninle. Sen de bir hayli serbest, bir hayri cömert karşılıyormuşsun kendisini. Eğer doğruysa beni uyarmak için söyledikleri şunu bildirmeliyim ki sana pek açık görüyor gibi değilsin. Benim kızıma ve kızımın şerefine yakışanı. Ne var aranızda? Olduğu gibi söyle bana. Ophelia. Son günlerde bana pek bağlanmış görünüyor. Polonyus. Bağlanmış mı? Laf. Toy bir kız gibi bilmeden konuşuyorsun böyle durumlardaki tehlikeyi. Bağlılık dediği şeye inanıyor musun? Ophelia. Neye inanacağımı pek bilmiyorum. Polonyus. Ya, bak ben söyleyeyim öyleyse sana. Şuna inan ki sen daha bir çocuksun. Kalp parayı sahici sanmışsın görünüşüne aldanıp. Daha pahalıya sat kendini yoksa sersem kız diye satarlar seni. Ophelia. Bana gösterdiği sevgi o kadar kibarca ki. Polonyus. Kibarcaymış. Kibarca demek. Aferin. Aferin. Ophelia. En büyük yeminlerle söyledi söylediklerini. Polonius. Elbette bu ökseyle avlanır kuş beyinliler. Kanı kaynadığı yaşta insanın yürek ne yeminler ettirir dile bilirim. Bu alevler kızım çok parlar az ısıtır. Daha tutuşurken sönü verir. Ne parıltıları kalır ne sıcaklıkları. Ateş sanma sen bunları. Ve bundan böyle daha cimrilikle sakla körpe yüzünü. Kolay olmamalı seninle görüşmek. Haydi deyince elde edilecek bir şey Hamlet efendimize gelince şunu unutma. Bir delikanlıdır o ve daha serbest de senden dilediği gibi at oynatmakta. Kısacası Ophelia inanma yeminlerine. Kılıkları başka, kendileri başka, çöp tatanlar gibidir bu yeminler. Aslında çirkin istekler peşindedirler. Kutsal biçimlere bürünmeleri daha iyi aldatmak içindir insanı. Son sözüm şu açıkçası. Bundan böyle bir dakika bile şerefinle oynayıp buluşmanı konuşmanı istemiyorum onunla. Gözünü aç, emrimi dinle. Hadi bakalım şimdi. Ophelia. Baş üstüne efendimiz. Çıkarlar, çıkarlar, çıkarlar. Dördüncü sahne. Nöbet yerindeki set. Hamlet, Horatio ve Marcellus girer. Hamlet. Rüzgar kötü ısırıyor. Çok soğuk. Horatio. Azgın, acı bir hava. Hamlet. Saat kaç oldu? Horatio. Daha 12 olmadı sanırım. Marcellus. Oldu, çaldı demin. Horatio. Sahi, ben duymadım. Yakın öyleyse hayaletin dolaşma vakti boru sesleri duyulur ve iki top atılır. Bu da ne oluyor efendimiz? Hamlet. Kral uyumuyor bu gece, kadeh dokuşturuyor. Vur patlasın, çal oynasın, cümbüş ediyor. Ren şarabını her devirişinde de davullar, borular, kıyameti koparıp böyle ne yaman içtiğini anlatıyorlar aleme. Oraya işiyor. Bir adet mi bu? Hamlet. Evet, adet olmasına adettir. Ama ben ne kadar burada doğmuş, burada yetişmiş de olsam, doğrusu bu adete uymamayı daha şerefli buluyorum uymaktan. Bu saçma cümbüşler, Doğuda, batıda söz getiriyor bizim bütün milletlerden. Sarhoş diyorlar bize, domuz diye kelletiyorlar milletimizin adını. Kazandığımız zaferler ne kadar parlak da olsa şanımızın özünü iliğini kemiriyor bu halimiz. İnsanın kendisi için de böyledir bu. Çok geç bir kusur olur yaralı dışında, suçu da yoktur bunda, kendi seçmemiştir çünkü doğuşunu. Olur ha, pek aşırı bir öfkeye kapılıp aklın duvarlarını yıkar geçirir ya da ciğerlerine işlemiş bir alışkanlık gelir berbat eder en güzel davranışlarını. Evet, tabiatından ya da bahtından gelen bir tek kusurla damgalandı mı insan, başka değerleriyle bir melek olsa, bir insanın olabileceği kadar büyük olsa, yalnız o kusurundan ötürü diğer insanlar gözün, düşer insanlar gözünde. Bir damla kötülük en soylu varlığı yeke, lekeler ve yıkar bile bazen. Hayalet girer. Oraya işiyor. Bakın efendimiz, geliyor. Hamlet. Melekler, peygamberler, koruyun bizi. İster kutsal bir varlık ol, ister şeytan. ''İster cennet yerleriyle gel, ister cehennem alevleriyle, ister iyiliğin belirtisi ol, ister kötülüğün.'' ''Öyle garip bir geliş ki bu gelişin senin, konuşacağım seninle, adını söyleyeceğim sana.'' ''Hamlet, kralım, babam, büyük Danimarkalı, karşılık ver bana, karanlıklara boğma beni.'' ''Söyle neden yırttı böyle kefenini ölüm sandığındaki mübarek kemiklerin?'' ''Neden senin rahat yattığını gördüğümüz mezar açıp mermer çenesini attı dışarı seni?'' ''Ne demektir ölü bir bedenin zırhlar giyip yeniden ay ışığını görmeye gelmesi?'' Geceye korku salıp biz zavallı yaratıkları böylesine sarsmak kökümüzden, aklımızın sınırlarını aşan düşüncelerle. Söyle nedir bu, niçin, ne istiyorsun bizden? Hayalet Hamlet'e döner. Oraya işiyor. Sizin gitmenizi istiyor kendisiyle, yalnız size bir diyeceği var gibi. Marcellus. Bakın ne nazik bir tavırla daha uzaklarda bir yere çağırıyor sizi ama gitmeyin ardından. Oraya işiyor. Aman gitmeyin sakın. Hamlet. Konuşmayacak gitmezsem gideceğim. Oraya işiyor. Yapmayın efendimiz. Hamlet. Neden? Ne var korkacak? Hayatın bir toplu yine bile etmez gözümde. Ruhumsa ölümsüzdür mü adam onunki gibi? Ne yapabilir ruhuma? Çağırıyor yine. Gideceğim. Hora işiyor. Ya denize doğru çekerse sizi ya da denize inen uçurumun korkunç tepesine ve orada bir başka hayalet olup alırsa aklınızı başından, başınızdan bir çılgınlık sokarsa içinize. Düşünün. Başka şey olmasa da yerin kendisi gözünü gönlünü karartır insanın bakınca yukarıdan derinlere uğultusunu duyunca denizin. Hamlet. Gel diyor yine. Yürü geliyorum ardından. Marcellus. Gidemezsiniz. Hamlet. Bırakın beni. Oraya şu. Söz dinleyin. Gidemezsiniz. Hamlet. Kaderim çağırıyor beni ve bu çağrı neme aslanının sert kaslarına çeviriyor en ince damarlarını bedenimin. Nasıl çağırıyor yine? Bakın. Bırakın beni. Ant olsun gebertirim yoluma duranı. Çekilin diyorum. Yürü. Geliyorum ardından. Hamlet hayaletin ardından çıkar. Oraya işiyor. Belasını arıyor bu dizginsiz kafasıyla. Marcellus. Gidelim ardından. İyi etmiyoruz bırakmakla. Oraya işiyor. Evet gidelim. Neye varacak bunların sonu? Marcellus. Çürümüş bir şey var Danimarka krallığında. Oraya işiyor. Tanrı ne yapacaksa yapacak. Marcellus. Elbet ama biz yine bırakmayalım peşini. Çıkarlar. Çıkarlar. Beşinci sahne. Surların başka bir yeri. Hayalet ve Hamlet girer. Hamlet. Nereye götürüyorsun beni? Konuş artık. Gitmem daha öteye. Hayalet. Dinle şimdi beni. Hamlet. Dinliyorum. Hayalet. Vaktim doluyor neredeyse. Dönmek üzereyim yine işkence ateşlerinin kükürtlü alevlerin içine. Hamlet. Vah sana zavallı ruh. Hayalet. Bana acıma. Can kulağıyla dinle yalnız sana bildireceğim gerçeği. Hamlet. Konuş. Hazırım dinlemeye. Hayalet. Öç almaya da hazır mısın dinleyince? Hamlet. Ne dedin? Hayalet. Ben babanın ruhuyum senin ve bir süre için mahkumum geceleri karanlıkta gezmeye, gündüzleri ateşler içinde kalmaya, yanıp tükeninceye dek işlediğim günahlar. Açıklamam yasak olmasaydı eğer yaşadığım zindanın sırlarını öyle şeyler anlatırdım ki sana tek kelimesi aklını başından alır, kaynayan kanını dondur verirdi. Gözlerin iki şaşkın yıldız gibi fırlardı yuvalarından. O bukle bukle saçların ayrılıp birbirinden diken diken kıllarına dönerdi. Ürkmüş bir yaban kirpisinin ama et ve kandan kulaklara duymak yok ruhlar dünyasının sırlarını. Dinle dinle ama dinle sevgili babanı gerçekten sevdinse eğer hamlet. Ey tanrı hayalet alçakça canavarca öldürülmesinin öcünü al hamlet. Öldürülmesi mi hayalet. Öldürülmesi alçakça her cinayette olduğu gibi ama görülmemiş böyle korkuncu böyle canavarcası. Hamlet. Anlat çabuk, anlat ki hızlı kanatlarıyla hayal gücünün ve seven düşüncenin koşayım ucunu almaya. Hayalet. Davranmaya hazır görüyorum seni ama daha durgun, daha cansız da olsan lehtenin rahat sularında çürüyen otlardan dikilirdin ayağa başımı geleni öğrenince. Şimdi, Hamlet, duysun şunu kulakların. Beni yılan sokmuş dediler bağ köşkümde uyurken, bütün Danimarka'yı düpedüz aldattılar ölümüme böyle bir sebep uydurarak. Ama şunu bil ki soylu oğlum benim, babanın canına kıyan yılan onun tacını giyiyor şimdi. Hamlet. Ey bilinmeyeni bilen ruhum benim, amcam demek. Hayalet. Evet, o haram arzuları susamış hayvan, sihirbaz oyunlarıyla, şeytancı hediyelerle, ah ne korkunç bir aldatma gücü varmış o hediyelerin, o şeytan tuzaklarının, iğrenç emellerine çeldi yüreğini o melek görünüşlü kraliçemin. Ah Hamlet, nasıl böylesine düşer insan?'' Sevgim ne yükseklerde tutuyordu onu. Sevgim hep el ele yürüyordu. Evlenirken ona ettiğim yeminle. Nasıl alçalır o yaratığın çamuruna? Doğuştan yapısı bile daha cılızdı benimkinden. Ama sağlam insan nasıl cenneti de verseler dinlemezse aşağılık cümbüşlerin çağrısını, çürük insan meleklerle sarmaş dolaş da olsa bıkar göklerdeki yatağından can atar iğrenç pisliklere. Ama dur, sabah kokuları geliyor gibi, kısa kesmeliyim. Bağ köşkümde uyurken her öğleden sonra uyuduğum gibi Amcan o kuşkusuz rahat saatimde sinsi adımlarla geldi yanıma. Elinde hebenen denen bir yaman zehir şişesi. Kulaklarımdan cüzamlar aktı içime. Öyle belalı bir zehir ki bu bir anda kanına işleyip insanın cıva hızıyla delip dolaşıp damarlarını sirke sütü keser gibi alır canını. Bu oldu başıma gelen bir anda korkunç, iğrenç bir cüzam kabartısıyla şişti, katılaştı yumuşak, sapa sağlam derisi bedenimin. Böyle yitirdim canımı, tacımı, kraliçemi bir anda uyurken bir kardeş eliyle. Daha başak vermeden biçildi günahlarım, duaya, dileye rahip çağırmama vakit kalmadan. Hazırlıksız yollanı verdim önüne, bütün günahlarımızı dinleyecek yargıcım. Tanrım ne korkunç şey, ne korkunç, ne korkunç. Kanın coşkun akıyorsa eğer damarlarından, boyun eğme olup bitenlere. İzin verme Danimarka tahtının lanetli bir haram döşeği olmasına. Ama yapacağın ne türlü yaparsan yap, anana el kaldırıp kirletme elini. Bırak Tanrı görsün hesabını, kendi içindeki dikenler kanatsın vicdanını. Ama hemen gitmeliyim ben. Tanrı'ya emanet ol. Sabahın yakın olduğuna alamet ateş böceklerinin gittikçe sönen ışıntıları. Tanrı seninle olsun, seninle olsun yüce Tanrı. Sen de unutma sakın beni. Hayalet çıkar. Hamlet. Ey göklerde yaşayanlar, ey dünya daha ne olsun? Cehennem önüme mi gelsin? Ne yüz karası şey bu? Tut kendini yüreğim, tut kendini. Ve siz ey sinirlerim gevşemeyin birden. Gerilin, destek olun bana. Beni unutma mı dedin? Hayır zavallı ruh. Şu çılgın kafa durdukça çıkmayacaksın içinden. Seni unutmak ha. Aklımın kara tahtasından silerim de bütün boşanları, bütün kitaplarda yazılan çizilenleri, gençliğimden, öğrenciliğimden kalanları, yalnız senin buyruğun kalır. Beynimin defterinde, yapraklarında, ıvır zıvır bütün bildiklerimin üstünde. Evet, yemin Allah'ıma o kadar yalnız. Ey çürümüş yürekli kadın, yılan, yılan, yüze gülen zehirli yılan. Yaz aklım, yaz defterine, yaz şunu. Güler yüzlü, hep güler yüzlü bir insan, zehirli bir yılan da olabilir. Danimarka'da olabilir işte, değilse inan buna. Ya demek böyle amca, sen buymuşsun demek. Öyleyse benim parolam da şu, bu şundan böyle. Tanrı seninle olsun unutma beni. Yemin ettim, unutmam. Horatio dışarıdan seslenir. Efendimiz, Efendimiz. Marcellus. Hamlet, Efendimiz. Horatio. Tanrı yardımcısı olsun. Hamlet, alçak sesle. Amin. Horatio. Illo ho ho Lord Hamlet. Hamlet. Illo ho ho şahinim gel yavrum gel. Horatio ile Marcellus girer. Marcellus. Ne oldu efendimiz? Horatio. Nasıl oldu efendimiz? Hamlet. Olur şey değil olanlar. Horatio. Anlatın bize. Hamlet. Hayır gider başkasına söylersiniz. Horatio. Hiç söyler miyim Allah korusun. Marcellus. Ben de söylemem efendimiz. Hamlet. Olacak şey mi bu söyleyin. İnsan aklından bir an bile nasıl geçebilir bu? Ama hiç kimseye söylemek yok. Oraya işiyor Marcellus. Ant içeris söylemeyeceğimize. Hamlet. Bir iblis varmış. Bir tek iblis bütün Danimarka'da. Alçak, namussuzun biri. Oraya Bize bunu söylemek için efendimiz bir ölünün mezarından çıkmasına lüzum yoktu. Hamlet. Evet doğru çok haklısın. Onun için hiç kurcalamadan bu işi el sıkışıp ayrılalım en iyisi. Siz işinize, keyfinize bakın artık. Herkesin bir işi, bir keyfi var değil mi ya? Bana gelince ben gidip dua edeceğim. Oraya işiyor. Bunlar bir tuhaf, tutarsız sözler efendimiz. Hamlet. Gücendinizse sözlerime çok üzülürüm. Candan, yürekten üzülürüm doğrusu. Oraya işiyor. Gücenecek bir şey yok efendimiz. Hamlet. Olmaz olur mu? Var. Oraya işiyor. Hem de nasıl? Gördüğümüz hayalete gelince ecinli falan değil. O kadarını söyleyeyim size. Aramızda geçeni merak ediyorsanız yenmeye çalışın bu merakınızı. Şimdi sevgili dostlarım benim, dostlarım, okul ve silah arkadaşlarım olarak bir küçük dileğim var sizden. Oraya işiyor. Nedir efendimiz başımız üstüne? Hamlet. Bu gördüklerinizi kimseye söylemeyin. Oraya işiyor Marcellus. Söylemeyiz efendimiz. Hamlet. Yo, ant için söylemeyeceğinize. Oraya işiyor. Ant içiyorum. Söylemem. Marcellus. Ben de efendimiz. Hamlet. Kılıcım üstüne yemin edin. Marcellus. Ettik ya efendimiz. Hamlet. Hayır, hayır, kılıcım üstüne. Hayalet. Hayalet sahne altından bağırır. Yemin edin. Hamlet. Bak hele, sen de mi öyle diyorsun? Daha buralarda mısın ahbap? Duydunuz değil mi bizimkini yerin dibinden? Haydi, yemin edin. Oraya işiyor. Nasıl edelim? Söyleyin. Hamlet. Bu gece gördüğünüzü kimseye söylemeyeceksiniz. Kılıcım üstüne yemin edin. Hayalet. Aşağılardan. Yemin edin. Hamlet. Tap burada, tap şurada. Ha? Peki biz de yer değiştiririz öyleyse. Şöyle gelin, gelin baylar. Uzatın bir daha ellerinizi kılıcımın üstüne. Ne duyduğunuzu kimseye söylemek yok. Yemin edin kılıcım üstüne. Hayalet aşağılardan. Yemin edin. Hamlet. Aferin koca köstebek. Amma da çabuk gidip geliyorsun yerin altında. Yaman kazmacıymışsın vallahi. Haydi dostlar bir kez daha değiştirelim yerimizi. Horatio. Ey günler geceler böyle şeyi gördünüz mü hiç? Hamlet. Bu görülmedik şeyi görmemiş olun sizde. Yerde gökte daha öyle şeyler var ki oraya işiyor, senin felsefenin düşlerine bile girmez. Ama gelin burada yeniden ant için Tanrı'nın önünde. Hiçbir zaman davranışlarım ne kadar garip olursa olsun, çünkü olur ya, bundan sonra kendimi deli göstermek isteyebilirim. Beni bir başka türlü görünce sakın kavuşturup kollarınızı şöyle, başınızı sallamaya kalkmayın iki yana. Kuşku uyandıracak laflar da etmeyin. Ha ha anlıyorum gibi. Biz istersek biz bir söylesek yok mu? Bir bilseler gibi. Ya da bunlara benzer manalı sözlerle bir şeyler biliyor görünmeyin halimden. Ant için böyle bir şey yapmayacağınıza Tanrı'nın rahmetinin hep üstünüzde olması için yemin edin. Hayalet aşağılardan. Yemin edin. Horatio ve Marcellus üçüncü defa ellerini kılıcı uzatırlar. Hamlet. Rahat et, rahat et, rahatsız ruh. Şimdi dostlarım bütün yüreğimle sizlere emanet ediyorum kendimi. Buna karşılık ben zavallı bir insan Hamlet. Bütün sevgimi, bütün dostluğumu eksik etmeyeceğim sizden. Haydi dönelim içeri hep beraber. Parmağınız hep dudaklarınızda olacak. Unutmayın. Çığırından çıkmış bir zaman bu. Ey kör talihim benim. Bana düşmez olaydı dünyayı düzeltmek. Haydi gelin artık gidelim hep beraber. Çıkarlar. 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 İkinci perde birinci sahne. Polonyus'un evinde bir oda. Polonyus ve Reynaldo girer. Polonyus. Bu parayla yazıları ver ona Reynaldo. Reynaldo. Bağış üstüne. Polonius. Bana kalırsa dostum evine gitmeden ne yapıyor ne ediyor bir öğrensen iyi olur. Reynaldo. Ben de öyle düşünmüştüm efendimiz. Polonius. Aman ne iyi. Aferin sana. Bak öyleyse. Önce Paris'te Danimarkalı kim varsa ara. Bak bakalım kimmiş bunlar. Nerede? Nasıl yaşıyorlar? Kimlerle düşüp kalkıyor? Neyle geçiniyorlar? Bunları kolaçan ederken laf arasında oğlumu tanıyıp tanımadıklarını öğrenirsin. Düpedüz sormaktan sonra onları söyletmek daha iyi anlatır sana durumu. Onu şöyle uzaktan tanırmış gibi konuş. Babasını, dostlarını tanırım de mesela. Kendisini pek tanımam de. Anlıyor musun? Reynaldo. Evet, tabii. Öyle söylerim. Polonyuz. Tanırım ama şöyle böyle dersin. Eğer benim tanıdığım bu ise dersin, savruğun biridir, şuna buna düşkündür falan. Veriştir, ne istersen uydur o zaman. Pek ara kaçmadan tabii, şerefini koruyarak haylazlık, taşkınlık gibi şeyler olsun. Başıboş kalan gençlerin kapıldığı olan serserilikler. Reynaldo. Kumar falan gibi. Polonius. Evet, içki, düello, küfür, kavga, zamparalık o kadarına gidebilirsin. Reynaldo. Aman efendimiz bunlar dokunur şerefine. Polonius. Hayır, ölçüyle veriştirirsen dokunmaz. Azgın bir kopuğa çıkarıp adını rezil edecek değilsin elbet. İster miyim bunu? Hayır, öyle ustalıkla söyle ki bunları başıboşluktan gelme kusurlar gibi görünsün ateşli bir ruhun parlayıp çeleden çıkması, kabına sığmaz bir delikanlı coşkunluğu her gençlikte olabilir cinsten. Reynaldo. Anladım ama efendimiz Polonyos. Ne diye yapacaksın bunları değil mi? Reynaldo. Evet onu bilmek isterim. Polonyos. Tamam dinle bak maksadım şu. İşe yarayacak sanırım bu oyun. Oğluma böyle yüklendim mi hafiften tezgahata kumaşı birazcık lekeler gibi sen gör o zaman Reynaldo. Karşındaki ağzını aramak istediğin adamı. Saydığın kusurları biraz olsun görmüşse söz edilen delikanlı da hemen katılacak söylediklerine. Kendinin memleketinin ağzı deyimleriyle ''Ah efendiciğim, ya canım efendim, öyle öyle sayın bayım'' diye girişecek söze. Reynaldo ''Çok iyi efendimiz, Polonyuz. O zaman ne yapar o zaman? Kim? Ne diyordum? Allah Allah bir şey diyecektim. Neresinde kaldım?'' Reynaldo ''Ah efendiciğim, ya sayın bayım'' diye girişecek. Polonyuz diye girişecek. ''Ha tamam ve şöyle diyecek.'' Tanırım o Beyzade'yi. Dün mü gördüm kendisini? Hayır, dün değil, evvelki gün. Şurada gördüm, burada gördüm, şöyle gördüm. Evet, dediğiniz gibi kumar oynuyordu. Bir hayli sarhoştu. Tenis oynarken kavga çıkardı. Ya da der ki, genel eve giderken gördüm. Genel ev dediği kerhane. Daha bilmem ne. Anladın mı şimdi? Attığın yalan oltasıyla gerçek balığını tuttun. Akıllı, becerikli kişi böyle yapar işte. Yandan yandan, dolan başlı yollardan gitmeyecek gibi göründüğü yere gidiverir. Haydi oğlum da uygula bu dersi, bu bilgileri. Anladın dediklerimi değil mi Reynaldo? Reynaldo. Anladım efendimiz. Polonyus. Tanrı'ya emanet ol, güle güle git. Reynaldo. Sağ olun efendimiz. Polonyus. Göreceğin kusurlar sende kalsın. Reynaldo. Baş üstüne efendimiz. Polonyus. Bırak çalsın hangi telden çalıyorsa. Reynaldo. Peki efendimiz. Polonyus. Uğurlar olsun. Reynaldo çıkar, Ofelia girer. Ne var Ofelia, ne haber? Ofelia. ''Ah bilseniz bir bilseniz nasıl korktum.'' ''Polonius.'' ''Neden hayırdır inşallah.'' ''Ophelia.'' ''Odamda oturmuş dikiş dikiyordum. Prens Hamlet çıka geldi birden. Gömleği çözük, başı bağıra açık. Bağsız, düşük çorapları çamur içinde. Benzi uçmuş, dizleri birbirine vurasıya titrek. Ve öyle yürekler acısı bir bakış ki cehennemden kaçıp gelmiş sanki gördüklerini anlatmaya. ''Bu haliyle yürümez mi üstüme?'' ''Polonius, senin aşkından çıldırdı mı dersin?'' ''Ophelia, bilmem efendimiz ama korkarım öyle.'' Polonius. Neler söyledi? Ophelia. Ya. Bileğimi yakaladı, sımsıkı tuttu. Sonra kolu yetesiye uzaklaştı geri geri. Öteki eli gözleri üstünde şöyle resmimi yapmak ister gibi. Öyle acı, öyle derin bir ah çekti ki kendini paralamak, yok etmek istiyordu sanki. Sonra bıraktı beni ve başı bana dönük yürüdü hiç önüne bakmadan. Çıkıncaya kadar hep üstümde kaldı gözleri ışıl ışıl. Polonius. Gel, gel benimle gidip kralı bulmalıyım hemen. Aşk çılgınlığının ta kendisi bu. Kendi yaman gücü yıkar kendini, aklını öyle başından alır ki insanın dünyada hiçbir tutku getiremez onun başımıza getireceği belaları. Üzüldüm bu işe. Yoksa bugünlerde çok acı sözler mi söyledin kendisine? ya. Hayır efendimiz, yalnız dediğiniz gibi mektuplarını çevirip görüşmeye de yanaşmadım. Polonyuz. Demek bu deli etti onu. Yazık. Keşke daha temkinli davranıp daha anlayışla bakaydım kendisine. Sadece gönül eğlendirmek ister de başını derde sokar diye korkmuştum. Hay bu kuşkularım batsın benim. Tanrı'nın işine bak. Gençler ne kadar kaygısız, dizginsizse biz yaşlar da o kadar vehimli oluyoruz. Gel gelelim, gel gidelim krala. Bilinmeli bu iş. Saklanması daha büyük dert getirebilir. Duyulmasın uyandıracağı öfkeden. Yürü gidelim. Çıkarlar. İkinci sahne. Şatoda bir oda. Boru sesleri. Kral ve kraliçe arkalarında Rosenkrantz, Gildenstern ve başkaları girer. Kral. Hoş geldiniz Aziz Rosenkrant. Siz de Gildenstern. Sizleri hem göreceğimiz geldiği için hem yardımlarınıza muhtaç olduğumuz için böyle sabırsızca çağırdık yanımıza. Duymuşsunuzdur. Hamlet bambaşka bir Hamlet oldu. Bambaşka diyorum çünkü artık ne içi ne de dışı benziyor eskisine. Ne olabilir kestiremiyoruz bir türlü. Onu böyle kendi kendine olmaktan çıkaran. Babasının ölümünden de fazla. Sizler ki onunla büyüdünüz ta küçükten. Yaşça, başça yakınsınız bu kadar.'' Sarayımızda kalmanızı dilerim bir süre. Sizlerle eğlentilere katılır belki. Bu arada siz de fırsat düşünce ipuçları arayıp anlamaya çalışırsınız. Bilmediğimiz bir derdi vardır da belki bilince çaresini bulabiliriz. Kraliçe Baylar, sizleri sık sık anar da hamlet. Sizin kadar bağlı olduğu başka bir insan daha yoktur eminim. Nezaket ve iyi niyetinizle lütfedip bizlere biraz vaktinizi bağışlarsanız bize yardım etmiş, umut vermiş olursunuz bir kral hafızasında yer edecek minnetlerimizi kazanırsınız kalmakla. Rosenkranz Siz iki haşmetlimizin başımızın üstündeki yerinizden dilek değil buyruktur bize karşı durulmaz istekleri. Gildenstern İkimiz de buyruğunuzdayız. Elimizden ne gelirse candan yürekten hazırız sunma hizmetinize. Kral Teşekkürler Rosenkranz ve nazik Gildenstern. Kraliçe Teşekkürler Gildenstern ve nazik Rosenkranz. Yalvarırım size hemen gidip görün. Tanınmaz hale gelen oğlu mu? Biriniz götürsün bayları Hamlet'in yanına. Gildençten. Dileriz tanrıdan hoşlansın, fayda görsün gelişimizden, hizmete girişimizden. Kraliçe. Ne iyi olurdu. İnşallah. Rosenkrantz ve Gildençten birkaç hizmetçiyle çıkar. Polonius girer. Polonyus. Elçiler Norveç'ten döndüler kralım. iyi haberlerle. Kral. Sen iyi haberlerin babasısın her zaman. Polonyus. Öyle miyim efendimiz? Ah yüce kralım, inanın bana hizmetim gibi ruhumu da bir size bir de tanrıma bağlamışımdır. Ya doğrudur söyleyeceğim ya da şu kafam bulamaz oldu işlerin ipucunu eskisi gibi. Buldum sanıyorum gerçek sebebini Hamlet'te gördüğünüz garip hallerin. Kral. Aman söylesene, bütün merakımız bu. Polonyuz. Önce elçileri kabul buyurun da sofranın tatlısı olsun anlatacaklarım. Kral. Sen gereğince karşıda ve getir önümüze. Polonyuz çıkar. Duydun mu Gertrude sevgilim buldum diyor oğlunun ne derdi olduğunu. Kraliçe. Korkarım asıl sebeptir bulduğu babasının ölümü ve bizim çarçabuk evlenmemiz. Kral. İyi ya öğrenmiş oluruz. Polonius, Voltimand ve Cornelius girer. Buyurun hoş geldiniz dostlar. Evet Voltimand ne haber getirdin bakalım kardeş Norveç'ten. Voltimand. Güzel karşılıklar selam ve dileklerinize. Daha ilk görüşmemizde dağıttırdı hemen yeğeninin topladığı askerleri Polonyalılara karşı sanıyormuş bu hazırlığı ama anladığı daha iyi kurcalayınca işi, kralımıza karşı olduğunu bu davranışın. Hastalığının ilerlemiş yaşının kötüye kullanıldığını görünce kızdı, çağırıp Fortinbras'ı aldı buyruğuna. O da dinledi azarlarını Norveç kralının. Kısacası yemin etti Fortinbras amcasına size karşı savaş açmayacağını. Buna öyle sevindi ki yaşlı Norveç kralı yılda 3000 altın bağlayıp yeğenine Polonya'ya karşı kullanılmasını istedi size karşı toplanmış askerlerin. Şu getirdiğimiz mektuplarda da toprağınızdan geçme izni istiyor ordularının. Bütün istedikleri yazılı şu kağıtta. Kağıtları verir. Kral. Peki kabul. Bunu da okuruz vakit bulunca. Gereken karşılığı veririz kendilerine. Şimdilik teşekkürler zahmetinize, başarınıza. Gidin dinlenin. Bu akşam kutlarız dönüşünüzü. Voltimand ve Cornelius çıkar. Polonius. Bu iş güzellikle bitti böylece. Kralım, kraliçem araştırıp durmak nedir diye krallık, nedir devlet ödevi, gün niçin gün, gece niçin gece, zaman niçin zaman, boşuna harcamak olur günü, geceyi, zamanı. Düşüncenin canı kısa sözlüdür madem, uzun sözlerse örgenler dış görünüşlerdir. Kısa keseceğim ben de. Oğlunuz deli. Deli diyorum, delilik nedir aslında? Deli olmamanın tam tersi değil mi? Ama geçelim bunu. Kraliçe. Söz oyunlarını bırak, öze gel. Polonyus'ta. Hiç oyun değil, yemin ederim. Deli olduğu bir gerçek. Gerçek olması acı, acı olması gerçek. Saçma bir söz oldu bu. Ama varsın olsun edebiyat yapmayacağım. Deli olmasına deli diyelim ne kalıyor geriye? E, etkenini bulmak bu itkinin. Bu etkenin daha doğrusu. Neden derseniz bir nedeni var elbet itkili etkinin. Evet, işin gerisi bu. Onun gerisi de şu. Buyurun dinleyin. Bir kızım var. Var dedimse benim oldukça var. Bu kızım ki dikkatinizi çekerim bana olan saygısına ve bağlılığına şunu verdi bana. Bunun üstüne artık düşünüp karar vermek sizin. Mektubu okur. Göklerin kızı, ruhumun tapınağı, güzelliklerin en güzeli Ofelia. Olmadı bayağı kaçtı bu söz. Güzelliklerin en güzeli olmayacak söz. Ama dinleyin. O beyazlıktan beyaz göğsün üstünde falan filan. Kraliçe. Bunları hamlet mi yazan? Polonyus. Sabredin kraliçem aldatacak değilim sizi. İnanma istersen yıldızların yandığına, güneşin döndüğüne inanma. Doğrunun ta kendisini yalan bil ama seni sevdiğime inan Ofelia. Canım Ofelia, beceriksizim şiir yazmakta, içimdekini kalıba dökme sanatım yok. Ama çok, her şeyden çok seviyorum seni. İnan bana ve Tanrı'ya emanet ol. Canı teninde kaldıkça sevginle yaşayacak Hamlet. İşte saygılı kızım bunu gösterdi bana. Bundan başka da nasıl ardına düştüğünü, nerede ne zaman neler söylediğini hepsini anlattı bana bir bir. Kral Ophelia nasıl karşılamış bu sevgiyi? Polonius. Ben nasıl bir insan biliyorsunuz? Kral. Dürüst, şerefli bir insan. Polonius. Öyle olmak isterim ama düşünün. Belirtisini görünce bu ateşli sevginin, kızım daha bir şey söylemeden görünce ne derdiniz bana, ne derdi sevgili kraliçem bu işte kağıt kalem olsaydım? Yahut bağrıma taş basıp sussaydım ya da görmezlikten gelseydim bu sevgiyi. Ne düşünürdünüz o zaman benim için? Olmaz. O bir kral oğlu dedim. Dünyası başka seninkinden. Olacak iş değil bu. Ve hemen kesip attım. Ondan uzak duracaksın. Ne haber ne yüzük müzük. Hiçbir şey kabul etmeyeceksin dedim. O da hiç şaşmadı dediklerimden. Ama Lord Hamlet uzun sözün kızası. Önce dertle, dertlendi bu itilme karşısında. Sonra yemez içmez sonra uyumaz oldu. Derken güçten düştü baştan çıktı. Ve gittikçe kötüleşip daldı karanlığına bu hepimize dert olan çılgınlığın. Kral. Bu mudur dersin? Kraliçe. Olabilir. Niçin olmasın? Polonius. Hiç görülmüş mü? Bilmek isterim. Ben ne zaman bu böyledir dedim de o şey başka türlü çıktı. Var mı gören? Kral. Ben görmedim doğrusu. Polonius. Başını ve omzunu göstererek. Görürseniz koparın şunu buradan. Bir ipucu geçivermesin elime. Doğrunun nerede olduğunu bulur çıkarırım. Doğru yerin dibinde saklı da olsa. Kral. Ama nereden anlarız doğru olduğunu senin doğru dediğin şeyin? Polonius. Bilirsiniz saatlerce yürür bazen burada şu sofada. Kraliçe. Evet yürür doğru Polonyuz. Yine öyle yürürken kızımı yollarım yanına sizinle ben de bir perdenin arkasından gözetleriz karşılaşmalarını. Kızım sevmiyor ve delili bundan gelmiyorsa ben devlete hizmet etmekten vazgeçer bir çiftliğe gider arabacılık ederim. Kral. Deneyelim bunu. Hamlet elinde bir kitapla girer. Kraliçe. Bakın geliyor işte dertli dertli zavallı. Kitaba dalmış. Polonyus. Çekilin rica ederim ikinizde. Şimdi bir görüşeyim kendisiyle izin verirseniz. Kral ve kraliçe adamlarıyla çıkar. Hamlet. Sevgili Efendimiz Hamlet, nasıllar bugün? Hamlet. İyiyim Allah şükür. Polonyus. Beni tanıdınız mı Efendimiz? Hamlet. Tanımaz mıyım? Bir kadın tellalısınız. Polonyus. Yanlış değilim Efendimiz. Hamlet. Öyleyse onun kadar namuslu olmanızı dilerim. Polonyus. Namuslu mu dediniz? Hamlet. Evet bayım, dünyamızın bugünlerinde namuslu insan binde bir çıkıyor da. Polonyus. Çok doğru Efendimiz. Hamlet. Ve güneş bir köpek ölüsünde kurtlar üretirse leşleri bile gebe bıraktığına göre güneş bir kızınız var mı sizin? Polonyus. Var efendimiz. Hamlet. Güneşe çıkmasın sakın. Gebelik kutsal şey. Ama korkarım kutsal olamaz senin kızın. Aman dostum hep kızında olsun gözün. Polonius Kendi kendine. Ben demedim mi? Aklı fikri hep kızımda. Ama ne tuhaf. Tanımadı. Birisine benzetti beni. Oynatmış iyice. Oynatmış zavallı. Ama sen de az mı çektin aşk yüzünden? Söyle az mı çektin gençliğinde? Konuşacağım onunla. Neler okuyorsunuz efendimiz? Hamlet. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Polonyus. Aralarında ne var efendimiz? Hamlet. Kiminle kimin arasında? Polonyus. Kitapta neler var demek istedim. Hamlet. Bir sürü iftira bayım. Bu hicivci maskaraya göre yaşlıların sakalları kır, suratları buruşukmuş. Gözlerinden sarı yağlar çam sakızları akarmış. Akılları kıt, bacakları cılız olurmuş. Elbette doğru bütün bunlar, tas tamam doğru ama bunları yazıya dökmek edepsizlik. Neden derseniz sayın bayım, siz mesela benim yaşıma gelebilirsiniz, yengeç gibi gerisin geri yürüyebilirsiniz. Kitabı okur yeniden, Polonyus, kendi kendine. Deli olmasına deli ama mantığı da yok değil, Hamlet'e. Bu havanın dışına çıkmaz mısınız efendimiz, Hamlet. Çıkarım, mezarımda, Polonyus. Öyle ya, hava dışıdır orası, kendi kendine. Cevapları öyle yerinde ki bazen deliliğin insana bulduru verdiklerini sağlam akıl yumurtlayamaz kolay kolay. Şimdi gideyim de bir yolunu arayayım kızımla onu buluşturmanın. Hamlet'e. Şimdilik izinizi alıp gideyim efendimiz. Hamlet. Bundan daha seve seve verebileceğim hiçbir şey alamazsınız benden bayım. Canımdan başka, canımdan başka, canımdan başka. Polonyuz. Hoşçakalın efendimiz. Hamlet. Ah bu sıkıcı ihtiyar budalalar. Rosencrantz ve Gildenstein girer. Polonyuz. ''Prens Hamlet'i arıyorsunuz değil mi?'' ''Buradalar.'' ''Rosenkranz.'' ''Selametle.'' ''Polonius çıkar.'' ''Gildenstern.'' ''Şanlı efendimiz.'' ''Rosenkranz.'' ''Sevgili prensimiz.'' ''Hamlet.'' ''Buyurun sevgili dostlar nasılsın Gildenstern ve Rosenkranz?'' ''Nasılsınız kardeşler?'' ''Rosenkranz.'' ''Dünyanın ufak tefek yaratıkları nasılsa öyle.'' ''Gildenstern.'' ''Fazla mutlu olmamaktan mutluyuz.'' ''Kader gömleğinde başta gelen düğmeler değil bizim iliklediğimiz düğmeler.'' ''Hamlet.'' Ama kaderin pabuçları altında da değilsiniz, Rosencrantz. Hayır, o kadar da değil efendimiz, Hamlet. Öyleyse karnındasınız kaderin ya da göbeğine yakın bir yerde, Yilden Evet, öyle bir yerlerindeyiz, Hamlet. Mahrem bir yerlerinde mi? Öyle ya, doğru, bir orus budur tarih dedikleri. Ne var ne yok, Rosencrantz. Bir haber yok efendimiz, ama dünya düzeldi diyorlar, Hamlet. Öyleyse kıyamet yaklaştı demektir. Ama yanlış bir haber bu. Durun daha özel bir şey sorayım size. Ne kötülük ettiniz de dostlarım. Kader bu zindana yolladı sizi. Gildenstein. Zindan mı efendimiz? Hamlet. Danimarka bir zindandır. Rosenkrantz. Dünya da bir zindandır öyleyse. Hamlet. Hem de nasıl mahzenleri, dehlizleri, delikleriyle en berbat köşesi de Danimarka. Rosenkrantz. Biz öyle düşünmüyoruz efendimiz. Hamlet. Size göre hava hoş öyleyse, zaten dünya ne iyidir ne kötü, düşüncenize bağlıdır iyilik kötülük, bana göre dünya zindan, Rosenkrantz. Tutkularınız büyük de ondan herhalde, dünya dar geliyor gönlünüze. Hamlet. Yok vallahi, bir fındık kabuğu içinde bile kainatın kralı sayabilirim kendimi. Gördüğüm kötü rüyalar olmasa. Gildenstein. Rüyalar tutkulardır işte, tutkunun özü bir rüyanın gölgesidir sadece. Hamlet. Rüyanın kendisi de bir gölgedir. Rosenkrantz. Elbette. Tutku öyle boş, öyle koftur ki bence bir gölgenin gölgesi dense yeridir. Hamlet. Öyleyse en sağlam varlıklar, dilencilerimiz, krallar, kahramanlar da dilencilerin gölgeleri. Saraya gidelim mi? Kafam yerinde değil galiba. Rosenkrantz ile Gildenstern. Emredersiniz. Hamlet. Aman bırakın emir sözünü. Emir kullarım arasında görmek istemem sizi. Doğrusunu isterseniz korkunç kullar sarmış çevremi ama dostluğunuzun başı için söyleyin. Ne yapmaya geldiniz Ersin Ora? Rosenkranz. Sizi görmeye efendimiz. Yalnız sizi görmeye. Hamlet. Züğürdüm biri olduğum için teşekkürlerim de kıttır benim. Yine de teşekkür ederim ama emin olun beş para etmez teşekkürüm. Sizi çağırmadılar mı? Kendiliğinizden mi geldiniz? Canınız mı öyle istedi? Hadi söyleyin doğrusunu. Hadi hadi söyleyin diyorum size. Gildenstein. Neyi söyleyelim efendimiz? Hamlet. Neyi olacak, ne ise onu ama doğrusunu. Çağırttılar sizi. Dürüstlüğünüzün saklayamadığı gerçek okunuyor gözlerinizden. Sevgili kral ve kraliçeniz çağırttı sizi. Rosencrantz. Ne diye efendimiz? Hamlet. Bunu siz söyleyeceksiniz bana. Ama arkadaşlık bağlarımız, ortak gençliğimiz, bugüne dek eksilmemiş sevgimiz ve usta bir sözcünün bunlara ekleyeceği daha başka şeyler adına rica ediyorum sizden. Dürüst, apaçık konuşun benimle. Çağırdılar mı çağırmadılar mı sizi? Rosencrantz. Gildenşlerine yavaşça. Ne diyorsun? Hamlet. Kendi kendine. Yo nafile gözüm üstünüzde. Yüksek sesle. Beni seviyorsanız doğruyu saklamak yok. işten. Çağrıldık efendimiz. Hamlet. Niçin çağrıldığınızı ben söyleyeyim size. Böylece sır vermenizi önlemiş olurum. Kral ve kraliçeye verdiğiniz sözün bir tüyü bile kirlenmez. Son zamanlarda bilmem neden bütün sevincimi yitirdim. Her gün yaptıklarımı yapmaz oldum. Gerçekten öyle karardı ki içim, dünya bu güzelim yapı çorak bir kayalığa döndü gözümde. Hava, o başörtüsü dünyanın şu cömert gök kubbeye bakın. Bu yüce tavan altın parıltılarıyla bir şey değil benim için. Pis, hastalıklı kokular birikintisinden başka bir şey değil. İnsan ne yaman bir yapı insan. Akıl gücüyle ne soylu bir varlık. Düşünme yetenekleri ne sonsuz. Duruşu, kımıldanışı ne anlamlı, ne güzel. Ne melekçe davranışları ne tanrıca kavrayışları var. Evrenin göz ve insan canların baş tacı. Ama benim için nedir insan bu özü toz yaratık. İnsanın tadı yok benim için, kadının da yok. Güldüğünüze göre inanmıyorsunuz bana. Rosencrantz. Böyle bir şey geçmedi aklımdan. Hamlet. Niçin güldün öyleyse insanın tadı yok dediğim zaman? Rosencrantz. Düşündüm ki efendimiz insandan tad alamadığınıza göre bizim tiyatro oyuncularına yüz vermeyeceksiniz pek. Yolda rastladık sizi eğlendirmeye geliyorlardı. Hamlet. Kralı oynayacak olan buyursun, haşmetliyse saygılarımı esirgemem. Gezgin kahraman kılıç kalkan kullanabilir, aşık ahlarını boşuna çekmez, suratsız rolüne çıkan rahatça surat asabilir sonuna kadar, Soyutarı gülmeye can atanları güldürsün, kadın kahraman ezberlemeden söylesin söyleyeceğini, yoksa vezin aksar. Hangi oyuncular bunlar? Rosenkrantz. Sizin pek hoşlandıklarınız şehir tiyatrosu oyuncuları. Hamlet. Ne diye geziciliğe döktüler işi, yerlerinde oynamaları ünleri için de daha iyi kazançları için de. Rosenkrantz. Son olaylar dolayısıyla tiyatrolar kapandı sanıyorum. Hamlet. Ben şehirdeyken gördükleri rağbeti görüyorlar mı hala? Seyirciler hep öyle bol mu yine? Rosenkrantz. Pek o kadar değil doğrusu. Hamlet. Neden? Pastanmaya mı başladılar yoksa? Rosenkrantz. Hayır eskisi gibi gayretli kendileri ama efendimiz bir alay çoluk çocuk çıktı ortaya sahnede civciler gibi ciyak ciyak bağırıp çılgınca alkışlanıyorlar. Son moda onlar şimdi öteki tiyatrolara kaba halk sahneleri diye öyle veriştiriyorlar ki nece eli, eli kılıç tutanlar kas kanatlarının hışmına uğramaktan korkup şehir tiyatrolarına gidemez oldular. Hamlet sahi çocuklar mı oynuyor gerçekten kim tutuyor bunlar ee, bunları neyle geçiniyorlar? Bu kuşlar yalnız öttükleri sürece mi kalacaklar sahnede? Günün birinde şehir tiyatrolarına geçecek olurlarsa ki geçinemeyince ister istemez öyle olacak. Bu çocukları tutan yazarlar onların gelecekleriyle oynamış olmayacaklar mı? Rosenkrantz. Doğrusu her iki tarafta bir hayli gürültü kopardı. Halk da hepsini kışkırtmaktan geri kalmadı. İş öyle kızıştı ki yazarlar, oyuncular bu kavgaya katılmadıkça oyunlar para getirmez oldu. Hamlet. Yok canım. Girden Evet, bir hayli kafa patladı bu işe. Hamlet. Çocuklar mı kazandı sonunda? Rosenkranz. Hem de nasıl efendimiz? Herakles'i bile hakladılar sırtındaki dünya ile birlikte. Hamlet. Pek de şaşmamalı buna. Amcamın Danimarka kralı olduğu günlerde yaşıyoruz. Onu babamın sağlığında hiçe sayanlar bugün bir küçük resmini 20 altın, 40 altın, 100 altın veriyorlar. Hey Allah, gerçeği aşan bir şey yok mu bunda? Filozoflar bulup da söyleseler. Boru sesleri duyulur. Gildenstein. Oyuncular geldi. Hamlet. Baylar, el sinora hoş geldiniz. Ellerinizi sıkayım. Haydi verin ellerinizi. Adet budur. El sıkılır misafir karşılarken. Oyuncuların geldiğine duyduğum sevinç sizin gelmenize sevinmemden büyük olmamalı. Hoş geldiniz. Ama baba olacak amcam ve ana olacak yengem aldanıyorlar. Gildenstein. Neden? Nasıl efendimiz? Hamlet. Ben deliyim ama yalnız rüzgar kuzeybatıdan estiği zaman. Güneyden esti mi rüzgar şahini atmacadan ayırt etmesini bilirim. Polonius girer. Polonyus. Hepinize selamlarım baylar. Hamlet. Dinle Gildenstern, sen de Rosenkranz. Kulağı olan işitsin. Şu gördüğünüz koca bebek kundağından çıkmış değildir henüz. Rosenkranz. Yeniden kundağa girmiştir belki de. İnsan yaşlanınca bir kez daha çocuk olur derler. Hamlet. Bahse girerim oyunculardan söz edecek bana. Görürsünüz. Evet, haklısınız bayım. Bir pazartesi sabahıydı. Doğru. Polonyus. Efendimiz size haberlerim var. Hamlet. Efendimiz size haberlerim var. Roskius Roma'da oynarken Polonius. Oyuncular geldi efendimiz. Hamlet. Öyle mi? Yok canım. Polonius. Şerefim üstüne. Hamlet. Derken oyuncular eşek sırtında çıkmışlar ortaya. Polonius. Dünyanın en iyi oyuncuları tragedyada, komedyada, destanda, pastoralde, pastoral komedyada, destansı pastoralde, tragedyamsı destanda, tragedyamsı komedyamsı destanımsı pastoralde, Tek sahneli, çok sahneli bütün oyunlarda ne Seneca'nın ağırlığı yazar bunları ne Platus'un hafifliği baştan çıkarır. Kuralları saymasını da bilirler, yıkmasını da. Hamlet. Ey Yefta, beni İsrail'in yargıcı, bu ne hazinedir seninki? Polonyus. Neymiş hazinesi efendimiz? Hamlet. Anlamadın mı? Bir tek kızı vardı, bir tek işi gücü onu sevmek. Polonyus. Kendi kendine. Dönüp dolaşıp kızıma geliyor. Hamlet. Doğru değil mi söylediğim koca Yefta? Polonyus. Yeftah dediğiniz bensem efendimiz çok sevdiğim bir kızım var gerçekten. Hamlet. Öyle gelmez sonrası. Polonyuz. Ya nasıl gelir efendimiz? Hamlet. Şöyle. Gün gelir tanrı bilir. Sonra da şöyle. Bilirsin. Olacak buymuş öyle de olmuş. Ne olup bittiği birinci parçasından görülür bu ilahinin. Ama bakın kısa kesmek zorundayım. 4-5 oyuncu girer. Hoş geldiniz sanatçılar. Hoş geldiniz hepiniz. Aralarından birine. Sevindim seni iyi gördüğüme. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Vay vay. Sen amma da sakal koy vermişsin görmeyeli. Bana söz geçirmeye mi geldin Danimarka'ya? Size de ha. Güzelim, sultanım, Meryem hakkı için siz de bütün kibarlığınızla gördüğümden bir ökçe boyu daha yükselmişsiniz göklere doğru. Allah vere de sesiniz kalp altınlar gibi çatlak çıkmasa boğazınızdan. Haydi hoş geldiniz hepiniz. Fransız avcıları gibi rastgele uçuralım Şahin'i. Her uçan kuşa Hemen bir parça dinleyelim. Haydi ustanızdan bir örnek görelim önce. Haydi dokunaklı bir parça. Birinci oyuncu. Hangisi canım efendimiz? Hamlet. Sen bir şey okumuştun bana vaktiyle, ama hiç oynanmamış ya da bir kez oynanmıştı bu. Çünkü hatırlıyorum büyük çoğunluk hoşlanmamıştı bu oyundan. Tadına halkın birmediği bir havyar misali. Ama bana göre ve bu konularda sözleri benimkinden çok daha ağır basan bazılarına göre güzel bir oyundu bu. Sahneleri iyi tertiplenmiş, sade olduğu kadar derin görüşlerle tertiplenmişti. Hiç unutmam, biri demişti ki, oyun hoşa gitsin diye mısralara tuz biber ekilmemiş, yapmacık sayılacak hiçbir şey katılmamış söze. Olgun bir eser diyordu, hem sağlam hem güzel, süslü olmaktan çok soylu. Oyunda benim en çok sevdiğim yer, Aeneas'ın Dido'ya olan biteni anlatırken, hele babası Praemos'un boğazlanmasını anlatırken söyledikleri olmuştu. Aklınızda kaldıysa şu mısralarla başlayın. Durun. Nasıldı? Azgın Firus bir Hirkanya canavarı gibi. Hayır öyle değil. Ama Firuz da başlar. Azgın Firus karanlık geceler gibiydi. İçi kadar kara gölgesi kollarıyla saklıyken o belalı altın karn atın karnında. Şimdi daha korkunç bir renge boyanmış o içi dışı kapkara insan. Kıpkızıl olmuş tepeden tırnağa. Ana baba kız oğul kanlarını pişirmiş parlatıyor üstünde yanan alev, evlerin, sokakların alevleri, ışık tutup krallarının öldürülmesine. Firus azmış tutuşmuş yangın gibi üstü başı pıhtı pıhtı kan içinde. Cehennem yakutlarına dönmüş gözleriyle yaşlı atayı Priamus'u arıyor. Siz devam edin artık. Polonius. Allah için çok güzel okudunuz efendimiz. Tam gereken söyleyişle hem de ölçüsü biçisiyle. Birinci oyuncu. Hemen de buluyor onu. Güçsüz, dermansız vuruşurken Yunanlılarla emektar kılıcı çekip yüreğinin buyruğundan düşüp kalıyor düştüğü yerde. Firus saldırıyor hemen Priamos'a kavgada eşitliği çiğneyen gücüyle. Gözü dönmüş boşa gidiyor saldığı kılıç ama rüzgarı yıkıyor yere rüzgarı yıkıyor yere cılız ihtiyarı. O zaman uğursuz İlyon duyuyor bu yıkılışı. Yanan kuleleriyle çöküyor birden yere. Korkunç bir çatırtı kulaklarını tıkıyor Firus'un ve Yüce Priamus'un ak başını inecek kılıç havada durakalıyor birdenbire. Bir heykele dönüyor Firus olduğu yerde. Duruyor ne yapacağını bilmez olmuş gibi ama nasıl kasırgalar patlamazdan önce bir sessizlik sararsa gökleri, bulutlar dona kalırsa nasıl, rüzgarlar dini verirse nasıl ölü gibi yatan toprağın üstünde ve işte o zaman yıldırım nasıl patlarsa birden, uyanıyor Firus'un bir, dur bir an duraklayan öfkesi, devlerin topusu daha amansızca düşmemiştir Mars'ın delinmez zırhları üstüne. Pyrus'un Priamus'a indirdiği kanlı kılıçtan. Yıkık, yıkılası felek. Yıkıl, yıkılası felek. Ey tanrılar, birleşin. Alın elinden gücünü, kırın çarkını tekerini, atın dingelini yüce gök katlarından cehennem zebanilerinin çukuruna. Polonyus. Burası fazla uzadı. Hamlet. Ver berbere yollarız senin sakalınla. Devam et, rica ederim. O soytarılıklar ya da açık seçik şakalar ister, yoksa uyur. Devamı Hekuba'ya gel. Birinci oyuncu. Kim görür de heyhat kürklü kraliçeyi? Hamlet. Kürklü kraliçe mi? Polonyus. Fena mı? Kürklü kraliçe. Fena değil. Birinci oyuncu. Dört bir yana koşarken alevler içinde, kanlı yaşlardan görmez olmuş gözleri, taçlar giymiş başında bir paçavra korkudan rastgele bir örtü sarmış, yorulmuş, yıpranmış ana bağrına. Evet, kim görür de bunu? Acı acı lanet etmez de feleğin kalleşliğine. Ama kanı susamış Firuz gözleri önünde dedik dedik ederken Priyamos'u, tanrılar bile görseler de onu duysalar da acı çığlıklarını ölümlülere biraz olsun acıma varsa içlerinde sarsılıp tanrısal yürekleri yaşarırdı göklerin ateşten gözleri. Polonyus Bakın nasıl beti benzi uçtu gözleri yaş içinde aman etmeyin yeter bu kadarı. Hamlet Peki biraz sonra dinleriz ötesini sayın bayım oyuncuların rahat etmesi için gerekeni eksik etmeyin lütfen anlıyorsunuz değil mi? Saygıyla karşılanmalarını istiyorum. Çünkü çağımızın özeti kısacık tarihidir onlar. Daha iyidir sağladığınızı onların dillerine düşmektense öldükten sonra mezar taşınıza kötü şeyler yazılması. Polonyus. Layık oldukları biçimde davranacağım efendimiz. Hamlet. Olmaz öyle şey. Tanrı esirgesin. İnsan gibi davranmak yeter. Herkese layığına göre davranacak olursan kimi kırbaçtan kurtulabilir ki? Onlara kendi şeref ve payınıza göre davranın. Ne kadar azına değseler de o kadar fazla vermek sizin ihsanınızdır. Bunları da yanınıza alın. Polonius. Buyurun baylar. Hamlet. Gidin ardından dostlarım, yarın bir oyun isteriz. Polonius oyuncularla çıkar, yalnız birinci oyuncu kalır. Biraz gelir misiniz dostum? Gonzago'nun öldürülmesini oynayabilir misiniz? Birinci oyuncu. Baş üstüne efendimiz. Hamlet. Onu oynarsınız yarın akşam. Gerekirse benim yazacağım 10-15 dizeyi ezberleyip oyuna katabilir misiniz? Birinci oyuncu. Elbette efendimiz. Hamlet. Çok güzel. Haydi siz de obayın ardından gidin ve tutun kendinizi. Alay etmeyin kendisiyle. Rosencrantz ve Gildenstern'e. Siz de dostlarım dinlenin bu akşama kadar. Elsinora hoş geldiniz. Rosencrantz. Sağ olun efendimiz. Hamlet. Haydi güle güle. Rosencrantz ve Gildenstern çıkar. Oh yalnızım nihayet. Ah nasıl bir uşak ne aşağılık bir köleyim ben. Utanmalı değil miyim şu oyuncudan ki sadece bir oyunda bir acının gölgesinde yalnız düşüncesinin avcunda alıyor yüreğini. Allak bullak oluyor yüzü gözü bu etkiden. Gözyaşları içine geçiyor kendinden. Hıçkıran sesi, soluğu ve her haliyle emrine giriyor kafasındakinin. Bir hiç uğruna hem de bütün bunlar, Hekuba uğruna. Ona ne Hekuba'dan, ondan Hekubaya ne. Yine de ağlıyor. Ne yapmazdı öyleyse onun içinde olsa benim acımın kaynağı nedeni? Göz yaşına boğardı sahneyi. Korkunç çığlıklarla parlar, paralardı yürekleri. Suçluyu dedirtir, suçsuzu afallatırdı. Korku salardı bilmeyenin içine. Dondururdu gören gözleri, duyan kulakları. Ben sen ne yapıyorum ben? Ben uyuşuk, ben pısırık, aşağılık herif. Bulutlarda sürtüyor, dalga geçiyorum. Ne yapacağımı bilmeden, ağzımı açmadan, açamadan. Oysa koca bir kral var ortada. Tacına, tahtına, güzelim canına, kahpece kalleşçe kıyılmış bir kral. Korkan biri miyim yoksa ben? Alçak diyen biri yok mu bana? Bir tepeleyen yok mu beni? Yok mu biri sakalımı koparıp yüzüme çalan? Yok mu biri gelsin çeksin beni burnumdan? Tıksın yalanlarımı boğazımdan içeri ciğerlerime. Yok mu bunu yapacak biri? Yok mu? Yapsın, razıyım. Karşı koyamam ki zaten. Güvercin yüreklinin biriyim. Ezilmeyi acılaştıran zehir yok ki bende. Olsaydı çoktan yedirmez miydim çaylaklara? o köpeğin bağırsaklarını, o kanlı, o iğrenç herifin, o vicdansız, kalleş, çamur ruhlu herifin, ey alınmamış kan, ne zavallı bir eşekmişim ben, nasıl olur da öldürülmüş sevgili babasının biricik oğlu ben, gökler, cehennemler öç almaya zorlarken beni oturmuş gönül avuturum kelimelerle, kaldırım yosmaları, aşçı yamakları gibi, tüh yazıklar olsun bana, ey kafam silkin artık, Nerede duymuştum birkaç kanlı katil bir oyun seyrederken tiyatroda öyle ciğerlerini işlemiş ki bir sahne kalkıp dökmüşler ortaya cinayetlerini. Çünkü dili yoktur cinayetin ama birden konuşu verir bir mucize gücüyle. Babamın öldürülmesine benzer bir oyun oynatacağım bu oyunculara amcamın önünde. Gözüm onda renk vermesini bekleyeceğim. Bir ürperti olsun gördüm mü yeter bana. Gördüğüm hayalet şeytan da olabilir. Kandırıcı her biçime girebilir çünkü şeytan. Olur ha kafam bozuk içim kararmış zaten. Böyle ruhlar tam işine geldiği için kandırıp cehennemine çekebilir beni. Daha sağlam gerçeklere dayanmalıyım. Tiyatroyu bir kapan gibi koyup önüne kralın vicdanını kıstıracağım içine. Çıkar. Üçüncü perde. Birinci sahne. Şatoda bir başka oda. Kral ve kraliçe Polonius, Rosencrantz, Guildenstern ve Ophelia ile girer. Kral. Bir yolunu bulup söyletmiyor musunuz? Neden düştüğünü bu garip hallere? Neden bu taşkın bu delice karamsarlıkla zehir ediyor kendine rahat günlerini? Rosencrantz. Kendinde bir bozukluk gördüğünü saklamıyor ama nedenini açıklamaya yanaşmıyor hiç. Gildençten. Öyle kolay sır verecek gibi de görünmüyor. Tam biz işin aslını söyletmeye getirirken kaçıveriyoruz ustaca bir delilikle. Kraliçe. İyi karşıladı mı sizi? Rosencrantz. Pek kibarca. Gildençten. Ama bir hayli zorlayarak kendini. Rosencrantz. Sorularında cimri ama biz sorduk mu cevaplarında alabildiğince cömert. Kraliçe. Bir eğlentiye çağırmayı denediniz mi? Rosenkranz. İyi bir tesadüf oldu kraliçem. Oyuncular rastlamıştık yolda. Bundan söz edince bir çeşit sevinç duyar gibi oldu. Oyuncular saraydalar şimdi. Bir emir dağıldılar sanırım. Bu gece bir oyun sunmak için kendisine. Polonyuz. Evet doğru. Hatta oyuna şeref vermenizi sizlerden rica etmemi istedi benden. Kral. ''Seve seve, çok sevindirdi beni. Böyle istekleri olduğunu öğrenmek. Aman dostlarım, heveslendirin biraz daha. Artırın bu eğlentilere düşkünlüğünü.'' ''Rosenkranz.'' ''Baş üstüne, efendimiz.'' Rosenkranz ve Gildenç'ten çıkar. ''Kral, sevgili Gertrude, siz de yalnız bırakın bizi. Hamlet'i buraya çağırttık el altından. Gelince bir rastlantıymış gibi ansızın Ophelia çıkacak karşısına.'' Babasıyla ben şerefli iki casus olarak saklanıp bir yana görülmeden görerek anlayacağız Hamlet'in davranışlarına göre. Aşk yüzünden mi değil mi bu dertli halleri? Kraliçe. Peki gidiyorum. Ama bilsen Ophelia ne kadar isterim senin tertemiz güzelliğin olsun Hamlet'teki çılgınlığın mutlu sebebi. Umarım ummak isterim ki yeniden yola getirir de onu senin iyiliğin şanlı şerefli olursunuz ikiniz de. Ophelia. Öyle olmasını dilerim kraliçem. Kraliçe çıkar. Polonyus. Ophelia sen şuralarda dolaş, kralım buyurun biz de saklanalım şöyle. Şu kitabı oku Ophelia, oku ki dindarca bir manası olsun buralarda tek başına dolaşmanın. Sık sık işlediğimiz bir günah bu. Örnekleri tümen tümen, melek yüzü, din-iman kisvesi takınıp şeytanı bile kafese koyabilir insan. Kral, kendi kendine. Aman ne doğru ne yaman bir kırbaç vicdanımın suratına. Bir orospu yanağı bile kızılı düzgünüyle daha çirkin değildir. Değildir doğrusu yaldızlı sözlerim altındaki günahlarımdan. Ah ne ağır bir yük bu beni ezen. Polonius. Gelişini duydum saklanalım efendimiz. Halının arkasına geçerler. Hamlet girer. Hamlet. Var olmak mı yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumak da yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin, çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennemeden. Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken, kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek? Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini. Bilmediğimiz belaları anlatmaktansa Bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmese insanı. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelen doğal rengini. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Ama sus, bak, güzel Ophelia geliyor. Peri kızı dualarında unutma beni ve bütün günahlarımı. Ophelia. Efendimiz, nasıllar bu son günlerde? Hamlet. Eksik olmayın sultanım. İyiyim, iyi, çok iyi. Ofelya. Efendimiz kıymetli şeyler vermiştiniz bana. Kaç gündür geri vermek istiyordum size. Buyurun, alın şimdi. Hamlet. Hayır, ben vermedim. Hiçbir şey vermedim size. Ofelya. Verdiniz efendim, unutmuş olmalısınız. Öyle güzel sözler de söylemiştiniz ki verirken kıymetleri büsbütün artmıştı benim için. Şimdi kokuları uçtu artık, geri alın. En zengin hediyeleri değersiz bulur böyle yürekler. Onları veren sevmez olunca artık ''Buyurun, efendimiz.'' ''Hamlet.'' ''Hele hele, siz doğru sözlü müsünüz?'' ''Ophelia.'' ''Efendimiz?'' ''Hamlet.'' ''Güzel yüzlü müsünüz?'' ''Ophelia.'' ''Ne demek bu, efendimiz?'' ''Hamlet.'' ''Şu demek ki, doğru sözlü güzel yüzlüyseniz, doğruluğunuzun güzelliğinizle hiçbir alışverişi olmamalı.'' ''Ophelia.'' ''Güzelliğim doğruluktan daha iyi arkadaşı olabilir mi?'' ''Hamlet.'' ''Olur ya, çünkü doğruluğun gücü güzelliği kendine benzetinceye kadar, güzelliğin gücü de doğruluğu bir kahpeye çevirebilir.'' Olmayacak bir şeydi bu eskiden ama şimdiki zamanda oluyor, görüyoruz. Sizi gerçekten sevmiştim bir ara. Ophelia. Evet, buna inandırmıştınız beni. Hamlet. İnanmamalıydınız bana. Çünkü doğruluğu ne kadar aşılarsa aşıla, aşılarsa aşıla, çürük kökümüze bizim eski meyvenin tadı gitmiyor kolay kolay. Sevmiyordum sizi. Ophelia. Ne kadar aldanmışım. Hamlet. Git, bir manastıra gir. Ne diye günah çocukları besleyeceksin. Ben doğru adamımdır az çok. Yine de öyle şeylerle suçlayabilirim ki kendimi. Anam hiç doğurmasa daha iyi ederdi beni. Çok gururluyum, hınçlıyım, tutkuluyum. Bir anda öyle kötülükler geçirebilirim ki kafamdan. Ne düşüncem hepsini kavramaya yeter, ne hayal gücüm biçimlendirmeye, ne zamanım gerçekleştirmeye. Ne diye sürünür durur benim gibiler yerle gök arasında. Aşağılık herifleriz hepimiz. İnanma hiçbirimize manastıra gir. Babanız nerede? Ofelia. Evde efendimiz. Hamlet. Kapıları üstüne kapayın da bari evinden başka yerde maskaralık etmesin. Allah'a ısmarladık. Ophelia. Uru tanrım sen yardımcısı ol. Hamlet. Evlenirsen şu acı sözü çeyiz diye götürürsün benden. Buzlar kadar el değmedik, karlar gibi temiz de olsan çamur atılmaktan kurtulamayacaksın. Manastır'a git. Haydi elveda ama ille de evleneceksen sersemin biriyle evlen. Çünkü akıllılar sizin kendilerini ne canavara çevireceğinizi bilirler. Manastır'a, manastır'a git. Çar çabuk hem de. Elveda. Ofelya. Allah'ım sen şifasını ver. Hamlet. Boya kullandığınızı da duydum sizin. Duymaz olur muyum? Tanrı size bir yüz vermiş, siz tutup başka bir yüz yapıyorsunuz kendinize. Kırıtmalar, fıkırdamalar, yapmacıklı konuşmalar, Tanrı'nın yarattıklarını uydurma at takmalar, hayasızlığı saflık gibi göstermeler. Hadi canım, ben yokum artık bunlarda. Dele etti bunlar beni. Ben derim ki kimseler evlenmesin bundan sonra. Bundan önce evlenenler bir tanesi dışında öyle yaşasın gitsin üst tarafı kalsın olduğu gibi manastıra manastıra diyorum sana. Çıkar. Ophelia. Yazıklar olsun o soylu zeka nasıl çökmüş. Sarayın gözü, ordunun kılıcı, bilimin dili, güzel yurdumuzun umudu, gülü, kibarlığın aynısı, zarifliğin kalıbı. Bütün gözlerin gözdesi bitmiş, yok olmuş. Ve ben en mutsuzu, en dertlisi kadınların, ben ki balını tattım sözlerindeki şiirin, Şimdi o soylu, o şahane kafanın düzeni bozulmuş çanlara döndüğünü mü görecektim? O eşsiz örnek insanın o çiçek açan gençliğin solup gittiğini mi görecektim çıldırarak? Ah mutsuz başım, o gördüklerimi gören de ben, bu gördüğümü gören de. Kral ve Polonyus saklandıkları yerden çıkar. Kral. Aşk mı bu? Hayır, aşk değil içini kemiren. Söylediklerinde pek düzen yok ama çılgınlığa benzer bir şey de yok. Başka bir şey var içinde. Başka bir sır yatıyor derdinin arkasında. Korkarım çıkınca ortaya kabuğunu kırıp bir felaket getirecek başımıza. Bunu önlemek için hemen verdiğim karar şu. İngiltere'ye gitmeli bir an önce geciken alacaklarımızı istemeye sözde. Belki denizler değişik yerler yeni görüntülerle dağıtır içindeki saplantıyı bir şeye takılmış kafası durmadan onu düşünmek bozuyor aklını. Ne dersin bu düşünceme? Polonius. İyi olur elbet ama ben yine de bir aşk yarası var diyorum derdinin kaynağında, başlangıcında. Ne var Ophelia? Gel bakalım. Duyduk hepsini Lord Hamlet'in sözlerinin. Efendim siz bilirsiniz ama uygun görürseniz oyundan sonra kraliçe annesi yalnız görüşsün kendisiyle. Derdini sorsun, sözünü sakınmadan konuşsun. Ben de izin verirseniz saklanıp bir yere dil dileyeyim bütün konuşacaklarını. O da söyletemezse gönderin İngiltere'ye ya da uygun göreceğiniz başka bir yere. Kral, öyle olsun. Delilik büyüklere geldi mi hiç ardını bırakmadan izlemeli. Bırakmadan izlemeli. Bırakmadan izlemeli. İkinci sahne. Şatoda bir salon. Hamlet ve üç oyuncu girer. Hamlet. Verdiğim parçayı ne olur dediğim gibi rahat, özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncular gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalına okuturum daha iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle. Ölçüsünde tadında bırak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir fırtına, bir kasırga gibi de olsa onu dindirecek bir hava bulmalı, buldurmalısın. Doğrusu Yürekler acısı geliyor bana, Gürbüz bir delikanlının takma saçlar sakallar içinde bir acıyı yüreğini paralarca, didik didik ederce bağırıp halkın kulaklarını yırtması. Halk ki çok kez anlaşılmaz, dilsiz oyunları, gürültü gümbürtüyü sever. Bir oyuncu, Termagant'ın kendisinden daha yaygaracı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu mu, hak ettiği şey kırbaçtır bence. Bu hallere düşme rica ederim, oyuncu. Düşmem efendimiz, Hamlet. Fazla durgun da olma, aklını kullanıp ölçüyü bul. Yaptığın söylediğini tutsun, söylediğin yaptığını. En başta gözeteceğimiz şey yaradılışa tabiata aykırı olmamak. Çünkü bunda sapıttık mı tiyatronun amacından ayrılmış oluruz. Doğduğu gün de bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak. İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Gerçeği büyütmek ya da küçültmekle bilgisizleri güldürebilirsiniz ama bu bilenleri üzer. Oysa bir tek bilgili bir dost, bilgisiz bütün bir kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için. Ah, ben öyle oyuncular gördüm ki sahnede, öyle beğenilen alkışlanan oyuncular gördüm ki, günah gürmeyeyim ama değil Hristiyan, değil Müslüman, insan bile değillerdi. Öylesine şişirme, uydurma hallere giriyorlardı ki, dedim bunları tabiatın kabı işçileri yaratmış olmalı, insan yapıyorum derken insanlığın berbat bir kopyasını yapmışlar. Birinci oyuncu. Bu kusurumuzu az çok yendik sanıyorum efendimiz. Hamlet. Az çok değil, iyice yenmeli bunu. Sakın söyleyeceklerinden fazlasını söyletmeyin soytarlarınıza. Öylelerini gördüm ki kendi başlarına gülmeye ve seyircilerin en anlayışsızlarını güldürmeye kalkışıyorlar. Hem de oyunun anlayış isteyen en can yerinde. Kötü bir şey bu. Acıklı bir budalalık bu yoldan tutunmaya çalışmak. Haydi gidin hazırlanın. Oyuncular çıkar. Polonius, Rosencrantz ve Gildenstein girer. Hamlet. Evet sayın lord. Kral gelecek mi bu şaheseri görmeye? Polonius. Kraliçe ile birlikte hem de neredeyse gelirler. Hamlet. Söyleyin oyunculara çabuk olsunlar. Polonius çıkar. Siz de yardım eder misiniz çabuk olmalarına? Rosencrantz ve Guildenstern. Ederiz efendimiz. Rosencrantz ve Guildenstern çıkar. Hamlet. Horatio neredesin? Horatio. Burada canım efendimiz. Emrinizde. Hamlet. Oraya işiyor. senden daha doğrusunu görmedim bugüne dek tanıdığım insanlar arasında. Oraya işiyor. Aman etmeyin efendimiz. Hamlet. Yo sana yaranmak istiyorum sanma. Ne beklediğim olabilir senden. Sen ki rahat bir yürekten başka gelirin yok. Yiyip içmek, giyinip kuşanmak için fakir insana ne diye yaltaklansınlar. Bırak haşmetli budalaların pabucunu yalasın dal kabuk dilleri. Ayak öpmenin çıkar sağda yerde yalnız çözülsün dizlerin gevşek bağları. Bak bana, şu seven yüreğim benim, Dilediğini kendi seçmeye başlar başlamaz, insanları birbirinden ayırt etmesini bilir bilmez çözülmez bağlarla bağlandı sana. Çünkü sen dertler içinde dertlenmeyen adamdın, hep güler yüzle karşılıyordun, kaderin acı tatlı bütün cilvelerini. Ne mutlu o insanlara ki uzaklaştırıp akıllarıyla yüreklerini birer kavala dönmezler körfeliğin elinde. Onun dilediği sesleri çıkararak, tutkularının kölesi olmayan kim varsa gelsin, ona da açıktır yüreğimin derinleri. Yüreğimin seni sakladığım en sıcak yeri. ''Amma da uzattım sözü. Bu akşam kralın önündeki oyunda sana babamın ölümü üstüne anlattıklarımı oldukça andıran bir yer var.'' Orası gelince ''Aman kaçırma olur mu? Var dikkatin toplayıp gözetle amcamı.'' Gizlediği cinayet sözün bir yerinde açığa vurmazsa eğer kendini cehennemlik bir hortlak görmüştü sadece ve zebanilerin örsünden daha karaymış benim kafamda kurduklarım. ''Aman aç gözünü. Benim gözlerim de hep onda olacak. Sonra baş başa verir düşünürüz ne renk verdi.'' diye. Hore işiyor. Peki efendimiz eğer bu oyunda bir o bir hırsız hırsızlık eder de kaçarsa gözümden ben ödemeye razıyım çalınacak olanı. Boru sesleri, kral, kraliçe, Polonius, Ophelia, Rosenkrantz, Guildenstern ve başkaları meşale taşıyan subaylarla girer. Hamlet. Geliyorlar oyunu görmeye, kaçık rolünü oynamaya başlamalı. Hore işiyor, bir yer bul kendine. Kral. Yeğenimiz Hamlet, nasıllar, iyiler mi? Hamlet. Çok iyidirler maşallah. Bu kalemun misali hava yiyip umut içiyorum. İyidi şorozlar bile bundan daha iyi beslenmez. Kral. Bu karşılık benim anlayacağım cinsten değil. Benim aklımı aşıyor bu sözler. Hamlet. Benimkin de doğrusu. Polonyus'a. Sayın Lord, üniversitede bir kez sahneye çıkmıştınız değil mi? Polonyus. Çıktım efendimiz. İyi bir oyuncu olduğumda söylendi. Hamlet. Neyi oynamıştınız? Polonyus. Jules Caesar'ı. Sarayda öldürüldüm. Brutus öldürdü beni. Hamlet. Böyle bir saray öküzünü öldürmek ne canavarlık. Oyuncular hazır mı? Rosencrantz. Evet efendimiz emrinizi bekliyorlar. Kraliçe. Canım Hamlet gel şöyle yanıma otur. Hamlet. Hayır canım anneciğim bu maden daha mıknatıslı. Ophelia'nın dizlerine uzanır. Polonyus. Krala. Bakın bakın duydunuz mu? Hamlet. Sayın bayan kucağınızda yatabilir miyim? Ophelia. Hayır efendimiz. Hamlet. Başımı şöyle koyabilir miyim demek istedim. Ofelia. Buyurun efendimiz. Hamlet. Kaba şeyler mi düşündüm sandınız? Ofelia. Hiçbir şey sanmadım efendimiz. Hamlet. Bir bakirenin dizleri arasına yatırılacak güzel bir düşünce bu. Ofelia. Neymiş o efendimiz? Hamlet. Hiçbir şey. Ofelia. Pek keyiflisiniz. Hamlet. Kim? Ben mi? Ofelia. Evet efendimiz. Hamlet. Yok canım size soytarılık etmek benimkisi. Hem keyifli olmaktan iyisi var mı? Baksanıza annem ne sevinçli görünüyor. Oysa babam öleli iki saat bile olmadı. Ophelia. Aman ne diyorsunuz? İki aydan çok oldu. Hamlet. O kadar oldu ha. Öyleyse şeytan giysin bu kara karaları. Ben samur kürkler yaptırayım kendime. Kendime. Allah Allah. Öleli iki ay olsa da unutulmasın hala bir insan. Demek biraz gayretle altı ay kadar da sürebilir bir büyük adamın hatıralarda kalması. Kiliseler yaptırmasından başka çare yok başka türlü silinip gidecek dünyadan tahta at gibi, mezar taşında şu yazı olan tahta at gibi. Yazık oldu, yazık oldu, tahta at öldü, unutuldu. Boru sesleri perde açılır, pantomim başlar. Bir kralla bir kraliçe coşkun bir sevgi gösterisiyle girerler. Kraliçe kralı kucaklar, önünde diz çöküp bağlılığını anlatır. Kral yerden kaldırıp başını omuzuna koyar. Kraliçe onu onu uyur görünce ayrılır yanından, o zaman bir adam girer içeri, kralın tacını başından alır, tacı öper, kralın kulağını zehir akıtır ve çıkar. Kraliçe döner, kralı ölmüş görüp saçına başını yolar. Zehirleyen adam 2-3 kişiyle tekrar gelir, o da kraliçeyle yanar yakınır. Ölü dışarı götürülür, zehirleyen adam kraliçeye sevgisini anlatıp hediye de verir. Kraliçe önce soğuk davranır ama sonunda kucağına düşer. Çıkarlar. Ofelya. Ne demek oluyor bu efendimiz? Hamlet. Ne demek olacak? Alan almış, satan satmış, olan olmuş. Ofelya. Oyunun konusunu veriyor herhalde bu pantomim. Bir oyuncu girer. Hamlet. Bu gelen söyler ne olduğunu. Oyuncular sır saklayamazlar. Gizli kapaklı ne varsa çıkarlar ortaya. Çıkarırlar ortaya. Ofelya. Pantomimi de açıklayacak mı? Hamlet. Elbette. İstersen sen de bir tane oyuna onu da açıklar. Sen oynamaktan utanmazsan o açıklamaktan ne diye utansın? Ofelya. Ne kadar zalimsiniz, ne kadar zalim. Bırakın ben oyunu seyredeceğim. Oyuncu. Güvenip cömert hoş bir oyun getirdik önünüze. Sabrınız tükenmesin dinlerken tragedyamızı da bizi de. Çıkar. Hamlet. Bu da ne? Prolog mu? Yüzük taşı dörtlüğü mü? Ophelia. Biraz kısa gerçekten. Hamlet. Kadınların aşkı gibi. İki oyuncu girer. Gonzago. 30 kez dolandı Foybos'un atları. Telus'un yuvarlağını Neptün'ün su sularını ödünç ışıklarıyla 30 kez 12 ay 12 kez 30 kez açtı gecelerimizi. Aşk tanrısı bağlayalı yüreklerimizi ellerimiz birleşeli kutsal törende. Batista. Ay da güneş de dönsün bir o kadar daha dönsün bu aşkımız ermeden sona. Ama yazık, ne yazık ki son günlerde öyle dertli, öyle yorgun, öyle bezgin, öyle değişmiş görünüyorsunuz ki bana türlü korkular ürpertiyor yüreğimi. Benim korkularım da üzmesin sakın sizi. Kadınlar ne kadar severse o kadar korkar. Sevgileri de kuşkuları da varsa aşırı var. Yoksa hiç yoktur. Siz bilirsiniz benim ne türlü sevdiğimi. Öyleyse anlayın ne türlü korktuğumu. Büyük sevgide küçük kuşkular korkuya döner. Küçük korkular büyüdükçe artar büyük sevgiler. Gonzago Evet yakındır sevgilim ayrılacağımız gün. Gücüm kalmadı hayatımı sürdürmeye ama sen şanın şerefinle Hayranlarınla daha yaşayacaksın bu güzel dünyada. Belki seni benim kadar seven bir koca. Batista. Aman susun yeter. Böyle bir sevgi ancak bir ihanet olarak girebilir yüreğime. Bir daha evlenirsem lanet yağsın başıma. Yalnız ilkini öldüren varır ikinci kocasına. Hamlet kendi kendine. Zehir zakkum bu kadarı. Zehir zakkum. Batista. İkinci evlenmeye kadını sürükleyen şey aşağılık bir hesaptır. Sevgi değil. Bir kez daha öldürmüş olurum kocamı, bir kocaya açarsam yatağımı. Gonzago. İnanıyorum söylediğini candan söylediğine ama bugünkü karar yarım bozulur çok geç. E, çok kez. Hafızanın kulu olmaz kararımız çabuk doğduğu için büyümeden ölür. Nasıl ki ham meyve dalında durur da oldu mu kendinden düşüverir yere, kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Tutku bitti mi istem de biter gider. Ateşli sevinçlerde, kederlerde, yeminleri yakarlar kendileriyle birlikte. Sevincin en coştuğu yerde dert en çok yerinir. Bir dokunmada dert sevince döner, sevinç dertlenir. Madem bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Sevgi mi kaderi kovalar, kader mi sevgiyi? Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Düşen büyük adamı en sevdiği unutur, yükselen züğürde düşmanları dost olur. Sevgi talihin peşindedir diyecek insan, bunca dost görünce büyüklere kul kurban. Başı darda olan dayanak aramaya görsün, sözde dostları düşman kesilir bütün. Ama ilk düşünceme döneyim yine, isteklerimiz öyle çatışık ki kaderimizde bütün kurduklarımız yıkılır gider. Düşünceler bizim, olaylar bizim değiller. Sen yine bir daha evlenmeyeceğine inan, inancın değişir kocan öldüğü zaman. Batista Ne gökler ışık versin ne yerler meyve, geceler gündüzler rahatı zehir edin bana. Umudum, inancım, hor görün dualarımı, bir keşişin çilesine dönsün yaşamım. Gelsin yaksın umutlarımı, birer birer sevinçleri karanlığa çeviren dertler. Dünyada ahirette bela bırakmasın peşimi, dul kalıp da bir gün yenilirsem meşimi. Yenilerse meşimi. Hamlet, Ophelia'ya. İster misin unutsun şimdi bu yemini? Gonzago. Büyük bir yemin bu, sevgilim bırak beni, bir ağırlık çekiyor başıma. Uykuyla kurtulmak istiyorum sıkıcı gündüzlerden. Uyur, Batista. Uyu, tatlı uykular dinlendirsin başını. Kem gözler ayırmasın iki can yoldaşını. Çıkar. Hamlet. Kraliçem ne diyorsunuz bu oyuna? Kraliçe. Kadının yeminleri aşırı geldi bana. Hamlet. Ama tutacak yeminini. Kral. Oyunu biliyor musun? Kötü bir şeyler olmasın sakın sonunda. Hamlet. Hayır hayır şaka hepsi zehirleme de şaka. Kötülük falan yok. Kral. Adı ne bu oyunun? Hamlet. Fare kapanı. Ne münasebet diyeceksiniz? Bir arka anlamı var bunun. Bu oyun Viyana'da işlenmiş bir cinayeti anlatıyor. Duka'nın adı Gonzago, karısınınki Batista. Göreceksiniz ya alçakça bir iş bu ama konunun ne önemi var? Haşmetli kralımızın ve benim vicdanlarımız rahat olduğuna göre bizi ilgilendirmez. Yara olan gocunsun, bizim yaramız falan yok. Lucianus bir zehir şişesiyle girer, uyuyana doğru yürür. Bu gelen Lucianus, kralın yeğeni. Ophelia, bir başı gibisiniz efendimiz. Hamlet, Sizinle sevgiliniz arasında olan biteni de anlatabilirdim. Oynatılan kuklaları bir görebilseydim. Ophelia. Bıçak gibi keskin diliniz. Bıçak gibi. Hamlet. Bıçağımı köreltmeye kalkmayın. İnletir sizi. Ophelia. Daha keskin. Daha beter. Hamlet. Seçtiğiniz kocalar gibi. Başta işine katil. Lanet olsun. Bırak o surat asmaları da gör işin haydi. Kara kuzgun bağırıyor ölüm diye. Lucianus. Düşünce... Kara eller çabuk, Zehir keskin. Fırsat bu fırsat, saat bu saat, kimseler yok. Ey sen gece sökülmüş otların korkunç özü, Hekaten'in üç kez pişirdiği, büyülerin gücü kendi amansız gücünle diptir dip hayatı bir anda yok et. Zehri uyuyanın kulağına döker. Hamlet. Bahçesinde zehirliyor adamı, tacını tahtını almak için. Adı Gonzago zehirlenenin, gerçek bir olayı anlatıyor bu oyun. Aslı en güzel İtalyanca ile yazılmış, şimdi katilin Gonzago'nun karısını nasıl baştan çıkardığını göreceksiniz. Ofelia. Kral kalkıyor. Hamlet. Neden? Kuru sıkı atıştan mı korktu? Kraliçe. Neniz var efendimiz? Polonyus. Oyunu durdurun. Kral. Işık tutun bana. Çıkalım. Hepsi birden. Işık, ışık, ışık. Hepsi çıkar. Hamlet'le Hora yaşıyor kalır. Hamlet. Bırakın yaralı geyik gitsin ağlasın. Dirice ceylan oynaşırken böyle kurulmuş düzeni dünyamızın ben beklerim sanıyorken. Bununla dostum tüyler püsküllerle delikli pabuçlar üstünde de iki kırmızı gülle bir tiyatro kumbanyası alır mı beni işlerim ters giderse? Oraya işiyor. Yarım ücretle alır. Hamlet. Yo tam ücret isterim. Çünkü bilmelisin sevgili Damon. Bu perişan ülkenin kralı koca Jüpiterken düne dek şimdi bir şimdi bir ba bahahindi. Oraya işiyor. de olabilirdi. Hamlet. Ah canım Horatio hayaletin dedikleri üstüne bin altın bahse girmeye varım gördün değil mi Horatio Hem de nasıl efendimiz Hamlet zehir lafı edilir edilmez Horatio çok iyi fark ettim Gildenstern ve Rosenkrantz girer Hamlet He Hey çalgı istiyoruz gelsin flautalar Kralın için sevmedi tiyatroyu sevmedi de ondan yahu haydi gelsin çalgılar Gildenstern Efendimiz bir kelime söyleyebilir miyim Hamlet Aman ne demek bir hikaye anlat isteriz istersen. Gildenstern. Kral efendimiz. Hamlet. Evet bayım ne olmuş krala? Gildenstern. Kralın hali çok kötüydü giderken. Hamlet. İçkiden mi? Gildenstern. Hayır efendimiz öfkeden daha çok. Hamlet. Bunu gidip hekimine söylemeniz daha doğru olurdu. Çünkü ben kan almaya falan kalkarsam büsbütün zarar öf azar öfkesi. Gildenstern. Efendimiz biraz çeki düzen verin sözlerinize. Bana karşı açınlaşmayın bu kadar. Hamlet. Yatıştım bayım söyleyin. Gildenstern. Kraliçe anneniz çok perişan bir halde size yolladı beni. Hamlet. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Gildenstern. Yo efendimiz bu nezaket hiç yerinde değil. Rica ederim akıllıca karşılık verin bana. Ben annenizin emirlerini söylemeye geldim size. Dinlemek istemiyorsanız giderim görevim de biter. Hamlet. Beceremeyeceğim bunu. Nirdenstein. Neyi efendimiz? Hamlet. Akıllıca bir karşılık vermeyi. Aklım bozuk çünkü benim. Ama herhangi bir karşılık istiyorsanız buyurun. Daha doğrusu annem buyursun. Yalnız sözü uzatmadan öze giderek. Annem diyordunuz. Rosenkrantz. Diyor ki anneniz davranışınız şaşırtmış. Hayretlere düşürmüş kendilerini. Hamlet. Ne yaman bir evlatmışım. Annem şaşkına dönmüş bana hayranlığından. Bu hayranlığın bir kuyruğu yok mu arkasında? Ne buyuruyor başka? Rosenkrantz. Yatmadan önce odasına gitmenizi istiyorlar. Hamlet. Buyruklarını dinleyeceğiz. On kez anımız da olsalar başka bir işiniz kaldı mı benimle? Rosenkrantz. Bir zamanlar beni severdiniz efendimiz. Hamlet. Yine de severim. Şu hırsız iki yüzde ellerim kırılsın ki severim. Rosenkrantz. Peki nedir efendimiz? Nedir böyle çileden çıkmanızın sebebi? İyileşmenizin yolunu kapıyorsunuz bir dosta söylememekle derdinizi, ne istediğinizi, Hamlet. Yükselmek istiyorum dostum, Rosenkrantz. Nasıl olur, Danimarka tahtını size bırakacağını söylemedi mi kral? Hamlet. Evet, değil mi ya? Yonca biter de yersin. Bu otesözü küflendi biraz. Çalgıcılar flautalarla girer. Hah, flautalar geldi. Verin şunlardan birini bana. Bu sözüm var size. ve bir sözüm var size. Gelin şöyle. Siz neden hep bordama sokuluyorsunuz benim? Yolumdan çıkarmak isterce beni. Gildenstern. Haddimi bilmiyorsam sevgimin sınırları aşmasındandır bu efendimiz. Hamlet. Pek anlayamadım ne demek istediğinizi. Şunu çalar mısınız biraz? Gildençten. Çalmasını bilmem efendimiz. Hamlet. Rica ederim. Gildençten. Sahi söylüyorum çalamam. Hamlet. Yalvarırım çal. Gildençten. Elimi sürmüş değilim flautayı efendimiz. Hamlet. Kolay canım, yalan söylemek kadar kolay. Şu deliklere parmaklarını koyacaksın, ağzını da şuraya ve üfleyeceksin. En tatlı sesler çıkıverecek kendinden. Alın bakın, işte delikleri şunlar. Gildenç'ten. Ama iki sesi bile yan yana getiremem, hiç anlamam bu işten. Hamlet. Ya gördünüz mü, düşünün ne kadar küçük görüyorsunuz beni. Çalmaya kalkıyorsunuz beni. Perdelerimi bilirmiş gibi davranıyorsunuz. Sırlarımı üflemek istiyorsunuz yüreğimden. En yüksek, en alçak sesleri çıkarmak istiyorsunuz benden. Oysa şu çalgıyı, içi güzelim seslerle dolu şu ufacık çalgıyı bilmem beceremem diyorsunuz söyletmesini. Allah'tan korkun, bu düdükten daha mı kolay beni öttürmek? Dilediğiniz çalgıya benzetin beni, kırın, koparın tellerimi, perdelerimi, bir tek ses çıkaramazsınız benden. Polonyus girer. İyi ki geldiniz sayın Polonyus. Polonyus. Efendimiz, kraliçe hemen görmek istiyor sizi. Hamlet. Şu bulutu görüyor musun şurada? Bir deveye benziyor değil mi? Polonyus. Doğru vallahi tıpkı bir deve. Hamlet. Bense bir fareye benzetiyorum. Polonyus. Evet sırtı tam bir fare sırtı. Hamlet. Balina sırtı mı yoksa? Polonyus. Tamam ta kendisi balina sırtı. Hamlet. Öyleyse anneme gidebilirim şimdi. Kendi kendine. Bu soytarılıklar öldürecek artık beni. Yüksek sesle. Şimdi geliyorum. Polonyus. Gidip söyleyeyim geleceğinizi. Polonyus çıkar. Hamlet. Şimdi Dile kolay şimdi demek. Güle güle dostlarım. Hamlet dışında hepsi çıkar. İşte en uğursuz, en korkunç saati gecenin. Bu saatte açılır mezarlar ölülerin. Cehennemin soluğu imdi sarar dünyayı. Sıcak sıcak kan içebilirim bu saatte. Öyle korkunç şeyler yapabilirim ki tüyler ürpertir gündüz gözüyle görülmesi. Ama tut kendini. Ananın yanına gidiyorsun şimdi. Yüreğim katılaşma. Taş olma sakın yüreğim. Nero'nun canavarlığı girmesin içine. Bırak sert olmasına sert ama insan kalayım. Hançer gibi konuşayım hançer olmadan. Dilim de içim de iki yüzlü olsun bu işte. Sözlerim canını ne kadar yakarsa yaksın. Sakın ey ruhum el kaldırmama izin verme sakın. Çıkar. Üçüncü sahne. Şatoda bir başka oda. Kral, Rosenkrantz ve Gildenstein girer. Kral. Beğenmiyorum halini, doğru da bulmuyorum. Çılgınlığının başı boş bırakılmasını. Hazır olun, yazılı emirlerimi alacaksınız. İngiltere'ye gidecek sizinle birlikte. Memleketimizin yüksek yararlarına aykırı, göz yummak yanı başımızdaki bir tehlikenin günden güne büyümesini bu çılgınlıklarla. Gildençten. Hazırız ödevimizi yerine getirmeye, kutsal, tanrısal bir kaygı sayarız bunca insanın hayatı, rahatı için Efendimizin almak zorunda olduğu tedbirleri. Rosenkrantz Tek başına bir tek insan bile ruhunun bütün gücü, bütün direnciyle korur kendini belaya karşı. Bunca insanın dayanağı olan varlık elbet daha da çok korumalı kendini. Bir kral ölürken tek başına ölmez. Bu ölüm bir girdap gibi çeker götürür ne varsa çevresinde. Koca bir çarktır o, en yüksek dağın başında dönen. Binlerce eklenti takıntı vardır bu çarkın büyük kollarında. Bu çark bir devrildi mi o büyük ayrıntılar, o zavallı varlıklar da gürültüye gider... Kral ah çekti mi bütün bir halk da çeker. Kral. Çar çabuk gitmeye hazırlanın rica ederim. Bu belayı zincire vurmalıyız artık. Pek başı başıboş dolaşıyor aramızda. Rosenkrantz ve Gildenstein. Hemen hazır oluruz. İkisi birden çıkar. Polonyus girer. Polonyus. Kraliçenin yanına gidiyor efendimiz. Perdenin arkasından dinleyeceğim. Acı konuşacak onunla kraliçe eminim. Ama çok doğru olarak buyurduğunuz gibi bir ana tarafsız olamaz hiçbir zaman. Bir başka kulağın dinlemesi gerek konuşmayı. Müsaadenizle kralım yatmanızdan önce gelir söylerim öğreneceklerimi. Kral. Teşekkür ederim dostum. Polonyus çıkar. Ah birleş benim suçum gökleri tutuyor kokusu. En eski lanet ilk kardeş kanı var içinde. Dua da edemiyorum ne kadar istesem de günahım ağır basıyor dua isteğimden. İki işten birini seçemez olunca ikisinde yüzüstü bırakanlar gibiyim. Nedir bu? Şu kırılası ellerin üstünde, kardeş kanı bir parmak kalınlığında da olsa, hiçbir yağmur, hiçbir rahmeti göklerin yıkayamaz mı, bembeyaz edemez mi bu elleri? Rahmetin Rahmetine yarar bu suç olmazsa silinecek. İnsan iki şeyi beklemez mi dualarından, günah işlememek, işleyince de bağışlanmak. Kaldır öyleyse başını, bir günahtır işlemişsin. Kaldır ama hangi duaya sığar senin yaptın? Bağışta bu korkunç suçumu diyebilir miyim? Diyemem çünkü ben de elimde duruyor hala. Uğrunda kardeşimi öldürdüğüm şeyler. Tacım, krallığım ve kraliçem. Nasıl bağışlanır suçunu başında taşıyan, çamurlu, pis yollarında bu dünyanın altın dolu eller adaleti yanıltabilir, kanunları satın aldığı çok görülmüştür cinayet kanlarında bulanmış kazançların. Ama yukarıda, ala alavera dalavera yok yukarıda. Ne yaptıysan tıpatıp onu bulursun yukarıda. Orada tepeden tırnağa bütün suçlarımızı ortaya dökmek zorundayız. Ne yapmalı öyleyse, ne kalıyor yapılacak?'' suçluyum demek diyebilmek evet büyük bir şey bu ama günah çıkarmak neye yarar pişman olmaz yaptığından dönmezse insan ah iğrenç kaderim ölümden karanlık kederim benim çamurlara batmış zavallı ruhum benim çırpındıkça batan battıkça çırpınan ruhum melekler kurtarın kurtarmaya çalışın beni bükülüm bükülmek bilmeyen dizlerim siz de ey çelik telleri katı yüreğimin yumuşamayın yeni doğmuş çocuğun sinirleri gibi kim bilir bir şeyler değişir belki diz çöker, hamlet girer, hamlet. Tam sırası dua ederken bitirelim bu işi ama cennete gider bu halinde öldürürsem, öcümü almış sayılır mıyım, İyi düşünmeliyim. Bir alçak babamı öldürüyor, buna karşı ben biricik oğlu babamı cennete, biricik oğlu babamın cennete yolluyorum o alçağı. Olmaz, öç almak olmaz bu. Bir kurtarış canına bir minnet olur bu. O babamı nerede ne zaman öldürdü? Yemiş içmiş, dünya nimetlerine doymuş, günahları bahar çiçekleri gibi açmışken Allah bilir ne hesapları vardı verilecek. Bu herifin günahları korkunç olmasına korkunç. Ama ölç almış olur muyum içini temizlerken, büyük yolculuğa hazırken vurursam? Hayır. Dur kılıcım, daha iğrenç bir zamanını bekle. Sarhoş olduğu ya da öfkeden kudurduğu anı Haram döşeklerinde zevke daldığı, küfrettiği, kumar oynadığı, su götürmez bir güne işlediği zamanı bekle. Vur o zaman yere, çamura düşsün kafası. Kapkara, lanetli canı cehennemin dibine girsin. Annem bekliyor beni ama kanlı katil annem de kurtaramaz seni, bunu bil. Çıkar, kral, ayağa kalkar. Sözlerim uçuyor havaya ama düşüncem yerde. Öz olmayınca söz yükselmiyor göklere. Çıkar, çıkar. Dördüncü sahne, Kral kraliçenin odası. Kraliçe ve Polonyus. Polonyus. Şimdi gelir neredeyse. Sözünüzü esirgemeyin sakın. Bu kadar azıtmak da olmaz deyin. Kralın öfkesine karşı koyduğunuzu söyleyin. Ben şu köşede duracağım. Sus pus ölü gibi. Sert davranın rica ederim. Ters değil. Hamlet dışarıdan. Anne, anne, anne. Kraliçe Polonyus'a. Sözümde duracağım. Merak etmeyin. Ama çekilin artık. Geliyor. Polonyus saklanır. Hamlet girer. Hamlet Evet ne var anne? Kraliçe. Hamlet babana yaptığın yapılacak şey değil. Hamlet. Anne babama yaptığınız yapılacak şey değil. Kraliçe. Bırak bırak saçma bir karşılık bu. Hamlet. Hadi hadi kahpece bir soruşturma bu. Kraliçe. Nasıl ne diyorsun Hamlet? Hamlet. Siz söyleyin ne istiyorsunuz benden? Kraliçe. Kim olduğumu bilmez mi oldun? Hamlet. Yo amma da yaptınız bilmez olur muyum? Kocanızın kardeşinin karısı ve olmaz olası annemsiniz benim. Kraliçe. Ha dur öyleyse sana laf anlatacak birini çağırayım da onunla konuş. Hamlet. Kraliçeyi durdurarak. Yo olmaz gel otur şuraya bir yere gidemezsin. Yüzüne tutacağım aynaya bakmadan önce sana iç yüzünü göstermeden önce. Kraliçe. Ne yapıyorsun öldürecek misin beni? İmdat yetişin imdat. Polonyus. Perde arkasından. Aman yetişin imdat imdat. Hamlet. Ne o bir fare mi? Kılıcını perdeye saplar. Geberdi bir altına varım ölmediyse. Polonyuz. Ah vuruldum. Düşer ve ölür. Kraliçe. Aman ya Rabbi ne yaptın? Hamlet. Vallahi bilmem kral olmasın. Ferdi'yi kaldırır. Kraliçe. Ne çılgınlık bu ne kanlı bir oyun bu. Hamlet. Kanlı oyun evet. Sevgili anne neredeyse bir kralı öldürüp karısını almak kadar kötü. Kraliçe. Bir kralı öldürüp mü? Hamlet. Evet sayın bayan öldürüp dedim. Perdeyi kaldırıp Polonyus'u görür. Sen ha zavallı şaşkın sersem casus. Elveda. Daha büyüğün sandım seni. Kaderine küs. İş güzellik de belalı şeymiş. Gördün mü? Perdeyi bırakır. Ovuşturup durma ellerini. Sus. Otur. Ben yüreğini ovuşturayım senin. İyi gelir belki. Yumuşak bir yanı kaldıysa tabii. Korkunç işlere alışıp kaşarlanıp bütün duygulara karşı zırh giymediyse. Kraliçe. Ne yaptım ki böyle konuşabilesin benimle? Durmadan kırbaç çaklatır gibi yüzüme. Hamlet. Öyle bir şey ki yaptığın, karartır gül pembe yüzünü temiz kadınlığın. iki yüzlülüğe döndürür ahlakı, fazileti, saf bir sevginin alnındaki gülü koparıp kara bir damga basar yerine. Kumarcı alanlarıyla düğün yeminlerini bir eder. Ah, öyle bir şey ki yaptığın, bağlılığın özünü, ciğerini söker içinden. Kuru sözlere çevirir en tatlı inançları. Göklerin yüzü kararır bundan, bu katı, bu taş yürekli toprak bile yüzüne asıp kıyamet günü yaklaşmış gibi ürperti duyar bu yaptığından. Kraliçe. Hey Allah'ım neymiş yaptığım, ne gelecek ardından bu şimşekli yıldırımlı sözlerin? Hamlet. Şuraya, şu resme bak, bir de şuna. İki kardeşin resimleri bunlar. Şu alımlı, görkemli yüze bak bir. Hiperion'un saçlarını Zeus'un alnını gör. Mars'ın gözleri bu gezler. kükrerken savaşta. Çevik Hermes haberci böyle dururdu göklere yakın bir tepenin başında. Her tanrı kendinden bir şey katmış ona sanki. Bir insan örneği verir gibi dünyamıza. Bu insan senin kocandı. Şimdi ötekine bak. Bu da şimdiki kocan. Bozuk bir kara tohum gibi. Kardeşin ak sağlığını kemirip çökertmiş. Gözlerin yok mu senin? Nasıl inebilirsin o yüce dağ başından bu bataklığa? Kör müsün sen? Aşk diyemezsin buna. Senin yaşında coşkun değildir insanın kanı. Durgunlaşır, akla uydurur aşkını. Ama hangi akıl onu bırakır da bunu alır? Duyuların var elbette, yoksa canın olmazdı. Ama körleşmiş anlaşılan duyuların. Çılgınlık bile bu kadar şaşırtmaz insanı, bu kadar bozmaz duyuları, ayırt ettirir birbirinden bu kadar uzak iki insanı. Hangi şeytan bir körebeye çevirdi seni? Gözler ellersiz, eller gözlersiz, görmeden, dokunmadan, yalnız kulak, yalnız koku alma duyusu tek başına gerçek bir duyunun sakat bir parçası bile aldanamaz bu kadar sersemce. Ey utanç, yüzün kızarmaz mı oldu senin? Ey cehennemin tanrıya baş kaldıran şeytanı! Bir yaşlı kadının kuru damarlarını böylesine azdırıp tutuşturabiliyorsan, bırakalım fazilet namus balbumuna dönsün, coşkun gençliğin elinde erisin ateşinde. Kimse ayıplamasın ku kudurup şahlanan tutkuları. Madem buzlar bile tutuşuyor böylesine, madem akıl pezemeklik ediyor arzuya. Kraliçe: Hamlet, sus, yeter artık. İçimin derinlerine çevirdin gözlerimi. ''Öyle kara, öyle yoğun lekeler var ki içimde silinir, yıkanır gibi değil.'' Hamlet. ''Evet ve bütün bunlar ne için? Nerede yaşamak için?'' ''Yağlı, pis, ter kokuları içinde bir yatağın, alçalıp çamura batmak için, gübre yağını üstünde koklaşıp sevişmek için.'' Kraliçe. ''Dur, konuşma artık. Yeter. Yeter canım Hamlet. Her sözünde bir hançer saplıyorsun bağrıma.'' Hamlet. ''Bir kanlı katil, bir canavar. Senin eski efendinin kölesinin tırnağı olamaz.'' bir saray soytarısı krallığı tahtı soyan, kutsal tacı aşırıp cebine atan bir yan kesici, kraliçe. Yeter, hayalet girer, hamlet. Süprüntüden paçavradan bir kral bozuntusu, hayaleti görür. Koruyun beni göklerin koruyucu melekleri, gerin üstüme kanatlarınızı, nur yüzlü kralım ne istiyorlar? Kraliçe, eyvahlar olsun, çıldırdı. Hamlet. Ceza vermeye mi geldin uyuşuk oğluna? Vaktini kafasını kötü kötü kullanıp yüce buyruğunu geciktiriyor değil mi oğlun? Söyle. Hayalet. Unutma, bu gelişim bilemek için yalnız körlenir gibi olanıncını. Bak, annen şaşırdı ne yapacağını. Cenkleşiyor kendi kendisiyle. Araya gir. En zayıfları en çok sarsar gergin düşünce. Söyle ona Hamlet. Hamlet. Neyiniz var sayın bayan? Kraliçe. Ah senin seninle var Hamlet. Neden gözlerini boşluğa dikip gözsüz, kulaksız havalarla konuşmaktasın? Bakışlarından belli aklını yitirdiğin. Kalk borusuyla uyanan askerler gibi saçların fırlayıp yerlerinden dimdik kalkıverdiler ayağa. Canım oğlum, dur sabrın soğuk sularını dök, ateş alev yanan öfken üstüne. Neye bakıyorsun öyle? Hamlet, ona, ona, sapsarı yüzü ışıl ışıl, baksana. Bu hali bu acısıyla taşlara seslense taşlar duygulanıp oynar yerinden. Öyle bakma bana, yıkma beni içimden. Bu yürekler acısı bakışınla. Rengini unutturma bana göreceğim işin. Kan yerine gözyaşı döktürme bana. Kraliçe. Kime söylüyorsun bunları? Hamlet. Hiçbir şey görmüyor musun şurada? Kraliçe. Hiçbir şey. Oysa görüyor da gözlerim ne varsa. Hamlet. Hiçbir sesle duymadın mı? Kraliçe. Hayır. Kimseler konuşmadı bizden başka. Hamlet: Bak işte, baksana, bak nasıl uzaklaşıyor. Babam sağlığında giydiği elbiselerle bak. Çıkıyor işte, çıkıyor şu kapıdan. Hayalet çıkar. <laughs> Kraliçe: Kafanda kurduğun bir şey o gördüğün. Böyle olmayacak şey görür insan ateşi çıkıp sayıklarken. Hamlet: Sayıklarken mi? Nabzım düzgün atıyor seninki gibi. Hiçbir bozukluk yok sesinde, ateşinde, çılgınlık falan yok söylediklerimden. Sor bana anlatayım her şeyi olduğu gibi. Bir deli unutur gider bunları. Anacığım gel etme. Allah rızası için avutma uyuşturma kendi bu merhemle. Senin günahın değil de sanki benim çılgınlığım konuşuyor diye. Çıbana kabuk bağlatmak olur bu sadece. Yara işler içten içe kemirir içini gizli gizli. Dök bütün günahlarını Tanrı'nın önüne, tövbe et yaptıklarına yarın olacakları önüne. Gübre koma kötü otların köküne, büyürler. Affet benim namustan yana oluşumu. Çünkü pisliğin ortalığı sardığı bu zamanda iyiliğin af dilemesi gerekiyor kötülükten. Evet önünde eğilerek. Sana iyilik etmeme izin ver demesi gerekiyor. Kraliçe. Ah Hamlet. yardım yüreğimi ikiye böldün. Hamlet. Böldümse kötü yarısını kaldır at. Yalnız öbür yarısıyla yaşa bundan sonra. İyi geceler ama, ama amcamın yatağına gitme. Namuslu göster kendini değilsen bile. Alışkanlık bir canavardır gerçi. Bütün duyguları yiyip bitirir. Ama şu iyiliği de vardır ki onun güzel doğru işler yapmak için de rahat giydir bir urba. Bir kılık sağlar bize. Bu akşam tuttun mu kendini? Gelecek sefer tutman daha kolay olur. Tabiatı bile değiştirir neredeyse alışkanlık. Şeytanı dizginleyebilir yaman bir güçle. İçimizden büsbütün atabilir de. Gecen hayır olsun. Sen Tanrı'nın rahmetine can attığın zaman ben de senin hayır dualarına can atacağım. Polonyus'u göstererek. Umutsuza gelince pişmanım yaptığımdan. Ama Tanrı istedi böyle olmasını. Onu benimle beni onunla cezalandırmak için. Hem belası hem elçisi olmam için Tanrı'nın. Bu işi bana bırak. Elbet hesabını vereceğim. Onu öldürmenin. Tekrar iyi geceler. Zalim oluşum iyi bir insan olmak için yalnız. Acı bir başlangıç bu. Ama beteri var gelecek. Bir sözüm daha var kraliçem. Kraliçe. Ben ne yapacağım şimdi? Hamlet. Benim dediklerimi değil tabii. Sakın ha. Bırak o et yığını kral çeksin yatağını seni. Yanağını çimdiklesin farecim desin sana. Pis kokulu bir iki öpücükle kırılız parmaklarıyla göğsünü gıdıklayarak söyletsin sana her şeyi. Deli olmadığımı mahsus öyle göründüğümü. Söylemen doğru olur tabi bunu kendisine. Çünkü senin gibi güzel akıl dostu bir kraliçe böyle değerli sırları nasıl saklayabilir? O kurbağadan, o kara kediden, o yarasadan. Hangi yürek razı olabilir buna? Hayır, akla karşı verilmiş söze karşı da olsa sen o masadaki maymun gibi yap. Al kafesi, götür aç evin damında, kuşlar uçup gitsin, kendin kuş olmaya kalkıp gir kafesin içine, patlat kafanı yerde. Kraliçe, güven bana, sözler soluk, soluk da cansa, canım çıkmadan tek söz çıkmaz ağzımdan. Hamlet, İngiltere'ye gidecekmişim biliyor muydun? Kraliçe, sahi unutmuştum, öyle karar verildi. Hamlet, Mektuplar mühürlenmiş bile. İlk iki okul arkadaşımı katıyorlar bana. İki engerek yılanına daha çok güvenirim onlardan. Onlar yol gösterecekmiş bana. Tuzak nerede kurulmuşsa oraya gitmem için. Götürsünler. Çok hoş olur benim için kundakçıları kundaklarıyla havaya uçurmak. Kazdıkları kuyuyu ben onlara daha derin kazıp ikisini de aya yollamazsam yuf olsun bana. Tuzağa karşı tuzak aman ne güzel şey. Polonyus'u göstererek. Bununla başlayalım pılıyı pırtıyı toplamaya. Çekip bir yana götüreyim bu işkembeyi. Anne iyi geceler son defa olarak ne rahat ne uslu ne ağır başlı şimdi bu devletli. Oysa ne geveze ne budala herifin biriydi. Gel Hazret gel gidelim kurtulalım artık senden. İyi geceler anne. Hamlet Polonyus'u sürükleyerek çıkar. Dördüncü perde. Birinci sahne. Şatoda büyük bir oda. Kral ve kraliçe Rosenkrantz ve Gildenstein girer. Kral. Bir sebebi var elbet bu ahların vahların. Nedir bu derin göğüs geçirmeler? Söyleyin, bilmemiz gerek. Oğlunuz nerede? Kraliçe, bizi yalnız bırakın biraz. Rosenkrantz ve Gildenstein çıkar. Ah neler oldu, neler görmedim bu akşam. Kral, ne var Gertrude? Hamlet nasıl? Kraliçe, çıldırmış. Rüzgar ve deniz nasıl çıldırırsa birbiriyle savaşırken. Tam azıttığı bir ara perdenin arkasından bir şeyler kımıldayınca çekti hemen kılıcını. Bir fare, bir fare diye bağırdı ve bir deli şaşkınlığı içinde öldürdü arkada saklanan zavallı ihtiyarı. Kral Aman ne felaket. Demek orada olsak aynı şey bizim başımıza gelecekti. Başıbaşı koalması bir tehlike hepimiz için. Evet sizin için, benim için, herkes için. Eyvah nasıl kalkarız altından bu kanlı işin? Kabahat bize yüklenecek şimdi. Gözlemedik, tutmadık, uzaklaştırmadık diye bu aklını yitirmiş delikanlıyı. Doğrusu buydu ama başvurmadık bu çareye çok sevdiğimiz için kendisini. Kötü bir illete tutulan da böyle yapar. Duyulur da ayıplanırım korkusuyla iliklerine kadar çürümeye katlanır. Nereye gitti? Kraliçe. Öldürdüğü insanı başka yere götürmeye. Çılgınlık içinde bile yüreğimiz temiz ne de olsa. Kaba madenler arasında bir tutam altın gibi vahlanıyor yaptığına. Kral. Gel Gertrud gel gidelim. Gün ışığı dağlara vurur vurmaz gemi alıp götürecek onu. Bu kanlı işe gelince bütün gücümüzü ve kafamızı kullanarak uyutmalı kitabı uydurmalı bu işi. Hey, Gildenstar. Rosencrantz ve Gildenstar girer. Dostlar, koşun. Başka yardımcılar da alın. Hamlet bir çılgınlık anında Polonius'u öldürmüş. Annesinin odasından alıp bir yere götürmüş. Bulun kendisini tatlılıkla konuşun. Cesedi kiliseye götürün. Çabuk, rica ederim. Rosencrantz ve Gildenstar çıkar. Gel Gertrude, en akıllı dostlarımızı çağıralım. Bildirelim onlara ne yapmak istediğimizi ve başımıza gelen bu aksiliği. Bir iftira atılmaya görsün ortaya, dedikodusu hedefinden şaşmaz bir gülle gibi zehirli okunu salar dünyaya. Bu ok bize değmesin de bari, vurulmaz havaları delip gitsin. Gidelim buradan. Korkular, karanlıklar düştü içime birden. Çıkarlar, çıkarlar, çıkarlar. İkinci sahne. Şatoda bir başka yer. Hamlet girer. Hamlet. İyi bir yer buldum saklayacak. Rosenkranz ve Gildenstein dışarıdan seslenirler. Hamlet, Prens Hamlet. Hamlet. Ama sus, yavaş ol. Nedir bu sesler? Kim o bağıran Hamlet diye? Ha işte geliyorlar. Rosencrantz ve Gildenstein girer. Rosencrantz. Cesedi ne yaptınız efendimiz? Hamlet. Toza toprağa kattım akrabalarına. Rosencrantz. Nerede olduğunu söyleyip söyleyin gidip alalım. Kiliseye götürelim. Hamlet. İnanmayın sakın. Rosencrantz. Neye inanmayalım? Hamlet. Sizin sırrınızı saklayıp benim sırrımı vereceğime hem bir kral oğlu o... ne karşılık versin bir süngerin sorusuna? Rosenkrantz. Beni bir süngere mi benzetiyor efendimiz? Hamlet. Evet bayım, kralın yüz vermelerini, cömertliklerini, yetkilerini içen bir sünger. Ama böylesi kullar krala en yararlı olanlardır. Çünkü kral maymunun yiyeceğiyle oynaması gibi onları ağzının bir köşesine saklar, evirip çevirip sonunda yutar. Sizlerin topladıklarınıza ihtiyacı oldu mu kralın? Bir sıkması yeter sizi. Süngerin içi boşalıverir yeniden. Rosenkrantz. Anlamıyorum ne demek istediğinizi. Hamlet. Buna sevindim. En acı söz ninni gibi gelir sersemin kulağına. Rosenkrantz. Efendimiz cesedin nerede olduğunu söyleyin sonra kralın yanına gelin bizimle. Hamlet. Ceset kralın yanında ama kral cesedin yanında değil. Nedir kral dediğin şey? Gildenstein. Şey mi efendimiz? Hamlet. Hiçbir şey götürün beni ona. Tilkiye kaç tazıya tut diyelim bir. Tazıya tut diyelim bir. Üçüncü sahne. Şatoda bir başka oda. Kral 2-3 adamıyla girer. Kral. Onu da cesedi de arattırıyorum. Ne büyük tehlike boşa boş dolaşması ama kanun baskısına alınması doğru olmaz. Kafasız kalabalıklar seviyor kendisini. Akıllarıyla değil ki gözleriyle seviyorlar. Onun için suçu değil cezayı ağır bulurlar. İyisi mi işin sarpa sarmaması için böyle birden uzaklaştırılmasını hesaplı bir savsaklama gibi gösterelim. Amansız derde ya, ya amansız deva bulacaksın ya hiç dokunmayacaksın.'' Rosenkrantz girer. Ne oldu? Ne yaptınız? Rosenkrantz. Cesedi nereye götürdüğünü söyletemedik efendimiz. Kral. Kendisi nerede? Rosenkrantz. Dışarıda efendimiz elimiz altında emrinizi bekliyor. Kral. Getirin karşımıza. Rosenkrantz. Hey Gildenstern getir efendimizi içeri. Hamlet, Gildenstern ve başkaları da girer. Kral. Evet Hamlet. Polonyus nerede? Hamlet. Yemekte. Kral. Yemekte mi? Nerede yemekte? Hamlet. Yediği yerde değil, kendisinin yem olduğu yerde. Oturuma çağrılmış bir sürü politikacı kurt, üş, kurt üşüşmüş başına. Kurt dedin mi kralların kralıdır yiyicilikte. Biz bütün başka yaratıkların için semirtiriz, bizi semirtsinler diye. Kendimizin için semirtiriz, kurtlar yesin diye. Şişko kralda cılız dilenci aynı sofrada iki çeşni iki ayrı kap yemektir sadece. Olacakları budur sonunda. Kral. Vah vah, yazıklar olsun. Hamlet. Kral yemiş bir kurdu rastgele bir insan balık yemi yapar. Kurdu yutan balığı da yer. Kral. Ne demek istiyorsun bunlarla? Hamlet. Hiçbir şey. Sadece anlatmak istiyorum ki size bir kral bir dilencinin bağırsakları içinde de yurt gezisine çıkabilir. Kral. Polonyus nerede? Hamlet. Cennette. İnanmazsanız gönderin adamlarınızı baktırın. Orada yoksa kendiniz gidip cehennemde arayın. Orada da bulamazsanız bir ay sonra merdiven başından kokusu çıkar nasıl olsa kral adamlarına. Gidin arayın dediği yeri. Hamlet. Orada bekliyordur size eminim. Kralın adamları dışarı koşar. Kral. Hamlet bu yaptığın bize çok acı vermekle beraber senin güvenliğini düşündüğümüz için çar çabuk ayrılman gerekiyor buradan. Hazırlan gemi kalkacak rüzgar elverişli yol arkadaşlarım bekliyor seni. Her şey hazır gitmek için İngiltere'ye. Hamlet. İngiltere'ye ha? Kral. Evet Hamlet. Hamlet. Güzel. Kral. Elbette maksadımızı anlıyorsun tabi. Hamlet. Tanıdığım bir melek var o anlıyor. Haydi bakalım İngiltere'ye Allah'a ısmarladık sevgili anamız. Kral. Seni seven babanım ben Hamlet. Hamlet. Hayır anamız. Ana baba karı kocadır. Karı koca ise tek bir bedendir. Onun için anamız. Haydi yola İngiltere'ye. Çıkar. Kral. Adım adım izleyin onu. Hemen bindirin gemiye. Uzatmayın işi. Bu gece gitmiş olacak buradan. Haydi bu defter dürüldü mühürlendi her yanıyla. Sizi göreyim çabuk olun. Rosenkrantz ve Gildenstern çıkar. Sen de İngiltere dostluğuma değer veriyorsan ki vermen gerek güçlü olduğumu bildiğine göre daha dipdiri ve kızıl durduğuna göre Danimarka'nın kılıcından yediğin yaralar kendi korkunla ölümümüzde eğildiğine göre gevşek davranmazsın yüce buyruğumuza uymakta. Birkaç yazımız birden açıkça anlatıyor Hamlet'in hemen öldürülmesi gerektiğini ''Yap bunu İngiltere, sıtma gibi yakıyor kanımı. Kurtar beni bu dertten. Ölüm haberi gelmedikçe dünyalar benim olsa keyfim gelmez yerine.'' Çıkar. Dördüncü sahne. Danimarka kırlarında bir yer. Fortinbras askerleriyle girer. Fortinbras. ''Git komutan, Danimarka kralına selam söyle benden. De ki Fortinbras verilmiş söze güvenerek ordusuyla geçmeye izin istiyor ülkesinden.'' ''Bizi nerede bulacağını biliyorsun.'' ''Haşmetli kral görüşmek isterse bizimle kendimiz gideriz saygılarımızı sunmaya.'' ''Bunu böylece bildir kendisine.'' ''Komutan.'' ''Baş üstüne efendimiz.'' ''Fortinbras askerlerine.'' ''Ağır yürüyüşte ileri.'' ''Fortinbras ordusuyla çıkar.'' ''Komutan kalır.'' ''Hamlet Rosenkrantz ve Gildenstein girer.'' ''Hamlet.'' ''Kimin askerleri bunlar kuzum?'' ''Komutan.'' ''Norveç'in.'' ''Hamlet.'' ''Nereye gidiyorlar sorabilir miyim?'' ''Komutan.'' Polonya'da bir yere savaşa Hamlet. Kim var başlarında bayım? Komutan. İhtiyar Norveç kralının yeğeni Fortinbras. Hamlet. Polonya'nın kendisine karşı mı yoksa bir sınır bölgesine karşı mı? Komutan. Katıksız tam doğrusunu isterseniz bir avuç toprak almaya gidiyoruz. Adından başka yararı olmayan bir yer. Çiftlik olsa 5 altın bire vermem kirasına. Bütün haklarıyla düpedüz satılsa bile ne Polonya'ya ne Norveç'e bundan daha fazla gelir sağlayabilir. Hamlet. Eh öyleyse Polonya savaşmaz orası için komutan. Savaşır askerleri gelmiş bile. Hamlet. İki bin can iki çuval altın harcansa yine çözümlenmeyecek entipüften bir mesele. Rahatlığın zenginliğin çıkardığı bir çıban bu. İşliyor patlıyor içinden ve insan bilmiyor için neden öldüğünü. Saygılar ve teşekkürler bayım komutan. Uğurlar olsun bayım. Çıkar. Rosenkranz. Gidiyor muyuz efendimiz? Hamlet. Ben şimdi geliyorum. Siz yürüyün önden. Hepsi çıkar Hamlet kalır. Bütün bu rastlantılar nasıl suç diyor beni? Nasıl mahmuz diyorlar uyuşanıncımı? Bir insan in, insana insan denir mi insan mı denir? Bütün işi yemek ve uyumak olursa dünyada yalnız. Hayvan denir böylesine. Ne iştir bu tanrım? Sanki sınırsız yaratmışsın düşüncemizi, sanki geçmişi geleceği bilirsin. Bu aklı küflensin diye vermedin elbet bize. Öyleyken hayvanca bir unutkanlıktan mı yoksa korkakça bir dürüstlükten mi nedir? Fazla ölçüp biçiyorum yapacağım işleri. Kılı kırk yaran bu duraklamanın dörtte biri akıl, dörtte üçü korku. Anlamıyorum neden hala kendime bu işi yapmalı, yapılmalı demekle kalıyorum hep. Yapmak için haklı sebeplerim, iradem, gücüm, imkanlarım her şeyim varken. Dünya kadar örnek de var beni kışkırtacak. Şu orduya bak, bunca asker, bunca para. Toy körpe bir prens geçmiş başına yüreği kutsal bir tutkuyla coşmuş. Dudak bukuyor başına gelebilecek her şeye. Ölümlü cılız varlığıyla meydana okuyor kaderin, ölümün, belanın her cilvesine. Bir hiç bir yumurta kabuğu uğruna hem de. Büyük sebepler olmadıkça kımıldanmamak gerçek büyüklük sayılmaz. İşe şeref karıştı mı hiç uğruna kavga çıkarmaktır büyüklük daha çok. Ben ne duruyorum öyleyse. Ben ki öldürülmüş bir babam, kirletilmiş bir anam var. Aklımı da kanımı da kızıştırmak için ben hala uyutmaktayım her şeyi. Nasıl yüzüm kızarmasın görünce karşımda on binlerce insanın yakın ölümlere gittiğini. Bir esinti uğruna şan olsun diye mezara gidiyorlar yatağa gider gibi. Birkaç dönüm yer savaşıp alacakları orduların kılıç oynatmasına el vermez, ölülerin gömülmesine yetmez bir avuç toprak. Ey düşüncem bundan böyle yakana boyan ya da beş para etmediğine yan. Çıkar, çıkar. Beşinci sahne. Şatoda bir oda. Kraliçe Horatio ve bir haberci girer. Kraliçe. Konuşmak istemiyorum kendisiyle. Haberci. Durmadan geliyor. Aklını oynatmış gerçekten. Acınacak bir halde. Kraliçe. Ne istiyor? Haberci. Babasını çok anıyor. Duydum ki diyor dünyada türlü dolaplar dönüyormuş. Ahlar vahlar içinde göğsünü dövüyor. Yok yarı hırçınlaşıp tepiniyor. Yarısı anlaşılmaz abuk sabuk şeyler söylüyor. Bir şey dediği yok ama dinleyenleri düşündürüyor karışık, tutarsız sözleri. Kendilerince yorumluyorlar bunları. Göz kırpmalarında, baş sallamalarında da gizli bir anlam varmış gibi geliyor herkese. Olmayacak şeyler ama akla gelmesi bile kötü. Horatio. Konuşmak lazım onunla. Yoksa işkilli kafalarda tehlikeli kuruntular uyandırabilir. Kraliçe. Gelsin. Horatio çıkar. Öyle bozuk ki içim, günahın özü gibi öyle bozuk ki her küçük olay bir büyük felaketin öncüsü gibi geliyor bana. Öyle sersemce kuşkulu oluyor ki suçlu insan kendi kuyusunu kazıyor korkusuyla. Horatio Ophelia ile girer. Ophelia Nerede Danimarka'nın güzel kraliçesi? Kraliçe Nen var Ophelia? Ophelia Türkü söyler. Nasıl ayırt ederim bir bakışta seveni sevmeyenden, külahından, tozlu çarıklarından, elindeki değnekten? Kraliçe Vah canım Ofelya bu türkü de ne. Ofelya. Ne dediniz? Aman dinleyin ne olur. Türkü söyler. Öldü güzel sultanım çoktan öldü. Öldü, gömüldü bile. Başında yemyeşil otlar büyüdü, taşı dikildi bile. Kraliçe. Yo bak Ofelya, Ofelya. Ne olur dinleyin. Türkü söyler. Ak kefenler giyindik kardan beyaz. Kral girer. Kraliçe. Ah şu hale bakın efendimiz. Ofelya devam eder. Sarıldı çiçeklere arar arar sevdiğini bulamaz ağlayanlar içinde kral Nasılsın Ofelya güzel kızım Ofelya İyiyim eksik olmayın Fırıncının kızı baykuş olmuş diyorlar Allah korusun insan ne olduğunu bilir ama ne olacağını bilmez Tanrı bereketini eksik etmesin sofranızdan kral Babasını düşünüyor bak Ofelya Kendiniz hiçbir şey söylemeyin sakın bunun üstüne Ama ne demek olduğunu soran olursa şöyle dersiniz Türkü söyler Yarın bayram, aziz Valentin bayramı, erken uyanır herkes, ben bir kızım, gelirim pencerene, eşim ol derim sana. Delikanlı kalktı hemen giyindi, açtı kıza kapısını, kız girdi içeri, kız girdi ama kız çıkmadı dışarı. Kral Güzelim Ophelia. Ophelia Peki peki, yemin değil ama söz, bitiriyorum. Türkü söyler. Ey İsa, büyük İsa, sen bilirsin. Ayıp, ne ayıp şey bu. Fırsat bulan her her genç yapıyor bunu, yüzü kızarmaksızın. Kız dedi bu işi yapmazdan önce evleniriz demiştin. Delikanlı şöyle karşılık verdi. Evlenirdim sabah sabah gelip de koynuma girmeseydin. Kral. Ne zamandan beri böyle Ophelia? Ophelia. Elbet bir gün düzelir her şey. İnsan sabırlı olmalı. Evet ama ağlamamak elimde değil düşüncükçe soğuk topraklara gömüldüğünü. Kardeşim de alır haberi neredeyse. Hadi artık güzel öğütlerinize teşekkür ederim. Hadi arabam gelsin. Geceniz hayır olsun bayanlar, iyi geceler, güzel bayanlar, iyi geceler, iyi geceler. Çıkar, kral. Peşini bırakmayın, göz kulak olun rica ederim. Hora yaşıyor, çıkar. Ah, büyük acıların zehri bu işte. Babasının ölümü bütün bu zehrin kaynağı. Ger türür, Acılar geldi mi tek tek gelmiyor ki gözcüler gibi. Tümenle geliyor dertler. Önce babası öldü, arkasından oğlun ayrıldı birden. Kendi azgınlığıyla hak etti uzaklaştırılmayı. Derken halk da huylanıp Polonius'un ölümünden başladı kötü kötü şeyler düşünmeye, dedikodular çıkarmaya. Doğrusu biz de pek şaşkınlık ettik onu gizli gizli gömmekle çarçabuk. Bu arada Ofelia da koptu kendinden, yitirdi güzelim aklını ki onsuz nedir insan bir boş kalıptan, bir hayvandan başka. Sonunda bütün bunlar kadar kötü olarak da kardeşi gizlice çıka geldi Fransa'dan. Şaşkınlık dumanları sarmış kafasını, bir sürü dedikodu da geliyor kulağına. Babasının ölümü üstüne kötü söylentiler. Millet sebep bulmayınca ister istemez söz kulaktan kulağa döne dolaşa suç bizim sırtımıza yükleniyor sonunda. Sevgili Gertrud, bütün bunlar yaylım ateşi gibi dört bir yandan yaralıyor, öldürüyor beni yok yere. Dışarıdan sesler gelir. Kraliçe. Aman ya Rabbi, nedir bu gürültü? Kral. Nereden nöbetçilerim? Tutsunlar kapıyı. Bir haberci girer. Ne var? Ne oluyor? Haberci. Kralım, kaçın kurtarın kendinizi. Taşan denizler daha çabuk dolduramaz obayı. Genç Laertes ve arkadaşlarından. Böylesine devirip geçemez ordularınızı. Halk kral diye alkışlıyor kendisini ve sanki dünya yeniden doğuyormuş gibi herkes unutmuş geçmişi, gelenekleri, her deyimi onaylayan, destekleyen töreleri. Biz seçtik Laertes kral olacak diyorlar. Şapkalar, eller, diller yırtıyor havaları. Laertes kral olsun, Laertes kral. Dışarıdan sesler gelir, kraliçe. Ne candan hal diyorlar yanlışız peşinde. Ey hain Danimarka köpekleri, ters kokudasınız kral. Kırdılar kapıları, Laertes başkalarıyla girer. Laertes. Nerede o kral? Sizler girmeyin arkadaşlar. Hepsi birden. Hayır, gireceğiz. Laertes. Rica ederim, bırakır mısınız beni? Hepsi birden. Peki, evet, peki. Laertes. Teşekkür ederim. Kapıyı tutun siz. Halk çıkar. Ah, seni alçak kral seni, babamı ver, babamı kraliçe. Kuzum Laertes soğukkanlı olun biraz. Laertes. Kanımın bir damlası soğuk kalırsa piç diye bağırır bana deyus der babama. Orospu damgasını vurur mübarek anamın tertemiz alnına. Kral. Laertes nedir seni böylesine ayaklandıran dünyaları yıkarcasına? Bırak gelsin Gertrud korkma benim için. Öyle tanrısal güçler korur ki bir kralı ihanet göz ucuyla bakar ancak dilediğine. Daha ileri gidemez pek. Söyle Laertes nedir çileden çıkaran seni? Bırak Gertrud. Hadi söyle dostum. Laertes. Babam nerede? Kral. Öldü. Kraliçe. Kla kral, öldürmedi ki. Kral. Bırak sorsun soracağını. Laertes. Nasıl? Nasıl öldü? Kandırmacaya gelmem. Cehennemin dibine gitsin. Kara şeytanlar alsın sizlere ettim bağlılık yeminlerini. Vicdan da, din iman da yerin dibine batsın. Umurumda değil cehennemlik olmak. Bu geldikten sonra başıma benim ne bu dünya var gözümde ne öteki. Ne olacaksa olsun. İstediğim tek şey öcünü almak babamın var gücümle. Kral. Kim alıkoyabilir bundan seni? Laertes. Kendim yalnız. Dünya önüme dursa boşuna. Neyime güveniyorum derseniz öyle iyi kullanacağım ki nem varsa büyük şeyler yapacağım ufak gücümle. Kral. Peki Laertes sen gerçeği arıyorsan eğer sevgili babanın ölümündeki gerçeği dost düşman dinlemeden bu işte kazanan kim kaybeden kim demeden ''Gözü kapalı saldırmak mı senin öç alma oyun yolun? Laertes. Hayır, düşmanlarıma saldırmak yalnız. Kral. Bilmek istiyor musun dostun kim, düşmanın kim? Laertes. Babamın dostlarına yüreğim kollarım açık. Pelikan gibi kanımla beslerim onları. Kral. Bak şimdi işte babasına layık bir oğul. Soylu bir delikanlı gibi konuştun. Babanın ölümünde suçum olmadığını, bu ölme benim ne yürekten yandığımı apaçık göreceksin gün ışığını görür gibi. Dışarıdan. Bırakın girsin sesleri gelir. Laertes. Ne oluyor? Nedir bu gürültü? Ofelya elinde çiçeklerle girer. <laughs> Ey kanımdaki ateş, kurut beynimi, yedi kez acı tuzlar içmiş gözyaşları, yakın gözlerimdeki görme gücünü. Tanrı'ya yemin, senin yitirdiğin aklı dirhemi dirhemine ödetecek adaletin terazisi. İlk yazların gülü, canım kız, güzel kardeşim, baldan tatlı Ofelya. Ey tanrı, yüce tanrı, bir genç kızın pırıl pırıl kafası nasıl, nasıl kararır bunak yaşların canı gibi? İnsan sevdikçe güzelleşir, güzelleşince de bir pırıltı verir dünyaya kendinden. Sevdiği yok olup gitse bile. Ofelya, türkü söyler. Ak kefene sarılmadan gömüldü. Ah ninni ninni de vah ninni ninni Mezarına yağmur yaşlar döküldü. Güle güle kumrum benim güle güle. Laertes. ertes. Aklın olup da öcünü al deseydin bana bu kadar azdıramazdın hıncımı. Ofelya. Türküler döne döne çağırır yan yana, yana yana. Ne güzel değil mi? Çıkrık döner gibi. Hain kahya çaldı o hain efendimizin kızını. Laertes, hiçbir şey söylemeden her şeyi söylüyor bana. Ophelia, bunlar yaban gülleri. Al da hatırla beni, sevgilim unutma beni. Bunlar da hercai, hercailik etmeyesin diye. Laertes, çılgınlığın içinden akıl sesleniyor bana. Unutma, yolundan şaşma diyor bana. Ophelia, krala. Bu çöre sultan küpeleri de size. Kraliçe. Bu sedef otları size. Birazı da bana. Sevap otu da denebilir bunlara pazar günleri. Ama siz başka türlü takının. Ben başka türlü. Bu da bir papatya. Biraz menekşe de vermek isterdim size ama kurudu hepsi babam ölünce. Güzel bir ölüm olmuş diyorlar babamın ölümü. Türkü söyler. Robin sensiz tadı yok bu dünyanın. La Laertes. Dert, bela, acı, her şey cehennemin ta kendisi bile iyilik ...bir güzellik kazanıyor onda... ...Ophelia... ...Türk'ü söyler... ...bir daha gelmeyecek mi bir daha... ...bir daha gelmeyecek mi bir daha... ...gitti gelmez bekleme... ...bir ölüm döşeğine... ...öldü gitti gelmez bir daha... ...sakalı vardı bembeyaz kar gibi... ...keten rengi saçları gitti... ...yok oldu gitti... ...ağlamışsın ne fayda... ...rahmet dile canına... ...bütün ruhlara rahmet dilerim Tanrı'dan... ...Tanrı'ya emanet olun hepiniz... ...çıkar... ...la ...gördün mü bunu Tanrım... ...gördün mü... ...kral... Laertes, bırak acını paylaşayım seninle yoksa hakkımı yemiş olursun. Git en akıllı dostlarını seç getir, dinlesinler bizi hakem olsunlar. Uzaktan yakından suçlu görürlerse bizi. Tacımız, tahtımız, canımız senin olsun. Evet, nemiz varsa al ceza olarak ama suçum yoksa sabrını esirgeme benden. Birlikte çalışalım canla başla dileğini yedirine getirmek için. Laertes. Öyle olsun bu türlü ölmesi. Babamın, kılıcı kalkanı, adı sanı, şanı şerefiyle değil, törensiz, duasız, gizlice gömülmesi bir yere, böyle bir ölüm bağırıyor bana gökten yere seslenen yıldırımlar gibi. Soruştur, aydınlığa çıkar beni diye. Kral, bizim yapacağımız da bu, görürsün. Suç kimdeyse hakkın baltası başına vursun. Gel benimle. Çıkarlar. Altıncı sahne. Şatoda başka bir oda. Horatio bir hizmetçiyle girer. Horatio, işiyor. Kimmiş bu benimle konuşmak isteyenler hizmetçi Birkaç gemici mektup getiriyorlarmış size Orayeşio Söyle gelsinler hizmetçi çıkar Dünyanın neresinden kim selam yollar bana Prens Hamlet'imden başka gemiciler girer gemici Tanrı iyilikler versin sayın bayım Orayeşio Sana da versin hemşerim gemici Canı isterse verir bayım Bir mektup var size İngiltere'ye giden bir elçi gönderdi adınız Orayeşio ise öğrendiğimiz gibi Horatio mektubu okur. Oraya işiyor. bu mektubumu aldığın zaman getiren gemicileri krala çıkar. Ona verilecek mektupları var. Denize açılmamızdan iki gün sonra bir korsan gemisi topu tüfeğiyle peşimize takıldı. Gemimizin yavaş gittiğini görünce durduk. İster istemez işi yiğitliğe döktük. Borda bordaya gelince korsan gemisine atladım. Ben atlar atlamaz açıldılar bizim gemiden. Tek esir olarak beni alıp götürdüler. Merhametli hırsızlar gibi davrandılar bana. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. İyi bir karşılık görmek istiyorlar benden. Mektupları krala ulaştır ve ölümden kaçar gibi koş yanıma gel. Kulağına söyleyeceğim şeyleri duyunca dilin tutulacak. Ama ne söylesem hafif kalır işin ağırlığı yanında. Bu gemiciler seni bulunduğum yere getirecekler. Rosencrantz ve Gildenstern İngiltere yolundalar. Onlar üstüne de söyleyeceklerim var sana. Selam, sevgi, sana hep bağlı kalan Hamlet. Gemiciye. Gelin götüreyim sizi mektupları vermeye. Çabuk görün işinizi sonra götürün beni mektupları yazana. Çıkarlar. Çıkarlar. Yedinci sahne. Şatoda başka bir oda. Kral ve Laertes girer. Kral. Şimdi artık vicdanın temize çıkarmalı beni. Yüreğinde bir dost yeri vermelisin bana. Anladın, dinledin, biliyorsun ki artık senin soylu babanı öldüren benim de canıma kıymak istiyordu. Laertes. Besbelli artık. Ama söyler misiniz bana? Niçin gereken sertliği göstermediniz bu kadar ağır, bu kadar büyük suçlara? Güvenliğiniz kadar yüksek aklınız da her şeye de böyle yapmanızı gerektirirdi. Kral: Ha, iki özel nedeni var bunun. Sana belki biraz sudan görünecek ama benim için çok önemli bunlar. Kraliçe'nin canı oğlunun gözlerinde sanki. Ben şeyliğimden mi, belamı aradığımdan mı öyle vermişim ki kraliçeye kendimi, çevresinde dönen bir yıldız gibi her hareketimde bağlı kalıyorum ona. İkinci neden ki herkese söyleyemem, halkın onu büyük bir coşkunlukla sevmesi. Bu sevgi silip süpürebilir bütün suçlarını. Bir çeşme nasıl taşa çevirirse ağacı, bu sevgi zincirlerinin her halkasını bir muskaya çevirebilir Hamlet'in. O kadar ki benim atacağım oklar geriye döner bu sevginin rüzgarıyla. Laertes. Demek ben bu yüzden yitirdim soylu babamı, bu yüzden düştü kardeşim bu hallere. O kardeşim ki övmekle yaşatabilirsem geçmişi, dünyalara bedel değişsiz değerleriyle ama alacağım öcümü kral. Uykuların kaçmasın bunun için. Bizi de pek o kadar yıpranmış, gevşemiş bir kumaş gibi görme. Tehlike sakalımızdan tutmuş çekerken oturup keyfimize bakacak değiliz elbet. Yakında çok şeyler daha duyacaksın. Babanı severdim, kendimi de sevmez değilim. Bunu düşünürsen anlarsın ki... Bir haberci girer. Ne var, ne haber? Haberci. Hamlet'ten mektup efendimiz. Bu haşmetlime, bu da kraliçemize. Kral. Hamlet'ten mi? Kim getirdi bunları? Haberci. Yemiciymişler efendimiz, ben görmedim. Bana Claudio verdi mektupları, o almış getirenden.'' ''Kral, Laertes sen de dinle, bizi yalnız bırak. Haberci çıkar, mektubu okur.'' ''Heybetli ve aşmetli efendimiz, bilmelisiniz ki ülkenizin topraklarına çıplak olarak bırakılmış bulunuyorum. Yarın devletli yüzünüzü görmeme izin vermenizi dileyeceğim. O zaman affınıza güvenerek bu apansız ve bir hayli garip dönüşümün sebebini anlatırım. Hamlet.'' ''Bu da ne demek? Hepsi geri mi döndü?'' Yoksa bir aldatmaca mı bu sadece? Laertes. Yazı onun yazısı mı? Kral. Evet Hamlet'in yazısı. Çıplak. Aşağıya da ke bir kelime eklemiş. Bir ben. Bir şey anladın mı sen? Laertes. Bir şey anlamıyorum kralım ama bırakın gelsin. Düşünmek bile ısıttı hasta yüreğimi ölmeden bağırmayı düşünmek yüzüne karşı. Demek sen yaptın bu işi diye. Kral. Eğer doğruysa geldiği Laertes nasıl doğru olabilir ama nasıl da olmaz. ''Benim diyeceğim gibi yapar mısın?'' ''Lahertes, yaparım ama barışmamı istemezseniz tabii.'' ''Kral, kendinle barışmanı isterim yalnız. Döndüğü doğruysa gitmekten caymışsa, bir daha da gitmek istemiyorsa ona öyle bir iş vermeyi kuruyorum ki şimdi sağ çıkamaz içinden. Üstelik de ölümü kuşku muşku uyandırmaz kimse de. Annesinin bile bir diyeceği olmaz bu işe. Bir kazadan başka bir şey göremez yapacağımızda.'' Laertes: Kralım, ne derseniz öyle yaparım. Hele bu işler beni kullanırsanız daha da seve seve yaparım. Kral: Tam üstüne bastın. Bak sen yokken çok sözün geçti burada. Bir de değerini öldüler Hamlet'e, üstüne yok dediler. Bütün değerlerin arasında yalnız onu kıskandı Hamlet. Oysa benim gözümde en sonlardadır bu değerin yeri. Laertes: Neymiş bu değer efendimiz? Kral: Delikanlığın şapkasındaki bir süs yalnız. Ama işe yaramaz da değil çünkü yaşlılara nasıl koyu renkli hırkalar, kürkler yaraşırsa sağlıkları ve ağırbaşlılıkları gereği gençlere de açık pervasız giyinmek yakışır. İki ay önce bir Norman diyalı vardı burada. Fransızları tanırım, savaştım onlara karşı, iyi binicidirler ama bu yiğit Fransız bir büyücü gibiydi bu işte. Eğer oturmaz yapışırdı sanki ve öyle görülmedik şeyler yaptırırdı ki ata adam bir olmuş iç içe girmiş dersin soylu hayvanla.'' O kadar açtı ki aklımı düşünebildiğim bütün oyunlar, cambazlıklar hiç kalıyordu yaptıkları yanında. Laertes. Normandiyalı mı dediniz? Kral. Evet, Normandiyalı. Laertes. Lamont'tan başkası olamaz öyleyse. Kral. Ta kendisi. Laertes. Bilmez miyim incisi pırlantasıdır yurdunun. Kral. O da seni övdü böyle üstüne yoktur dedi. Korunma ustalığında çevikliğinde hele kılıçta en çok kılıçta seni yenmenin bir mucize olacağını söyledi. Senin karşında Fransız meç ustalarının ne atılış, ne gerileyiş, ne de tez görüş dikiş tutturamayacaklarına yeminler etti. İşte bu anlattıkları dostum öyle kıskandırdı ki hamleti. En çok dilediği, özlediği şey senin çıka gelmen oldu bu ölçüşmek için seninle. Bak şimdi bundan ötesi Laertes. Bundan ötesi efendimiz kral. Laertes babanı gerçekten seviyor muydun yoksa bu acılı halin bir resim gibi mi? Cansız yüreksiz bir resim gibi mi? Laertes. Niçin soruyorsunuz bunu? Kral. Babanı sevdiğinden şüphe ettiğim için değil ama sevginin zamanla ne olduğunu bilirim. Türlü örnekleriyle gördüm nasıl sönüyor sevginin ateşi, pırıltılar. Bir şey var sevginin alevleri içinde kendi kendini yiyen bir fitil, bir kömür var. İlk hızını bir daha bulamıyor sevgi. İyilik bile bir sıtma ateşi gibi yükselip kendini aşırılığıyla öldürür kendini. Hemen yapmalıyız ne yapmak istiyorsak çünkü isteklerimiz değişebilir. Düşer duraklar eller, diler rastla, diller rastlantılar önünde. Araya zaman girdi mi can attığımız şey bir ah çekmeye sıkıntılı bir iç boşaltmaya döner. Haydi deşelim bu çıbanı Hamlet geliyor. Nedir lafında kalmayıp yapacağın şey Polonyus'un oğlu olduğunu göstermek için. Laertes. Kilisenin ortasında gırtlağını kesmek. Kral. Kilise cinayetin sığınağı olmamalı. Gerçekten öç almak için her sınır aşılmalı. Ama sevgili Laertes sen beni dinle. Odana kapan Hamlet öğrenir geldiğini dönünce. Birilerini öldürürüz kılıçtaki değerini. Fransız dediklerini parlatırız bir kez. Fransızın dediklerini bir parlatırız bir kez daha. Bir kat daha. Kısacası sizi kapıştırıp bahis tutuşuruz. Saf açık yüreklidir Hamlet. Kuşku nedir bilmez. Meçleri yoklamaya kalkmaz. Onun için kolayca ya da biraz kurnazlıkla ucu düğmesiz bir kılıç seçi verirsin ve yanlışlıkla sözde alırsın babanın ucunu. Daha ertes. Yaptım gitti. Bir şey de sürerim kılıcın ucuna. Bir Madrabazdan öyle bir zehir satın aldım ki çakıyı bir batır içine yeter. Kanattı yerin üstüne konacak hiçbir merhem aydan gel modlardan yapılmış da olsa ölümden kurtaramaz bir yeri çizilenleri. Bu zehre batırırım meçin ucunu. Hafiften yaralandım öldü demektir. Kral. Daha düşünelim üstünde iyice ölçelim biçelim bu işi ne zaman ne türlü yapmak gerektiğini. Beceremeyeceksek yanlış bir tutum yüzünden foyamız meydana çıkacaksa hiç girişmemek daha iyi bu işe. Onun için tasarımızın bir yedeği de olmalı ki biri yürümez ötekine başvuralım. Dur, dur bakayım hele. Kim daha usta diye bahse girdik mi bunun şerefine? Hah buldum. Çarpışmada kızışıp susadığınız zaman ki bunun için saldır durmadan e, yorasıya hamlet bir şey içmek ister nasıl olsa. Öyle özel bir içki hazırlarım ki ona. Bir yudum içmeye görsün istediğimiz olur senin zehrinden kurtulacak olursa. Kraliçe girer. Ama dur ne var sevgili kraliçem? kraliçe. Bir belanın topu ardına bir başka bela. Kovalıyorlar sanki birbirini. Kardeşiniz boğuldu Laertes. Laertes. Boğuldu mu? Nerede? Kraliçe. Bir söğüt var şurada. ırmağın üstüne sarkmış. Gümüş yaprakları sularda yansıyan oferya, oraya gelip garip çelenklerle düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar bir de o uzun mor çiçeklerden şu çobanların söylemesi ayıp birat verdikleri, genç kızların ölü parmağı dedikleri çiçekler. Orada çelenklerini asmak için belki tırmanırken söyledüğün sarkan dallarına kıskanç bir dal kırılı vermiş ve Ofelya düşmüş bütün çiçekleriyle gözyaşları içine ırmağın. Etekleri açılıp yayılmış da sulara bir süre kalmış ırmağın üstünde deniz kızı gibi başına gelenlerden habersiz ya da sularda yaşamak için yaratılmış gibi. Türkü söylüyormuş Ofelya bölük pörçük eski halk türküleri. Ama ne kadar sürebilir bu? Su içip ağırlaşınca etekleri kesip zavallıcın güzelim tatlı sesini ölüm çamurlarına batırmışlar Ofelya'yı. Laertes. Eyvahlar olsun boğuldu demek kraliçe. Boğuldu boğuldu Laertes. Zavallı Ofelyan benim sulardan bıkmışsındır artık öyleyse gözyaşlarımı tutmalıyım. Ama olmuyor kötü alışmışız mayamıza işlemiş bu alışkanlık. Ayıpsa ayıp sayıp olsun ağlamak. Ama bu yaşlarımla çıkıp gidecek içimden kadın yanım. Ateş alev yanacak sözlerim var ama söndürüyor bu budalaca gözyaşları. Çıkar. Kral dedim arkasından Gertrud? ne çektim öfkesini dindirinceye kadar, korkarım azıtır yine, bırakmayalım peşini.'' Çıkarlar. Beşinci perde, birinci sahne, bir mezarlık. Kazma kürekle iki mezarcı girer. Birinci mezarcı, ''Bile bile canını kıymış bir kadın, Hristiyan ölüsü gibi buraya mı gömülecek?'' İkinci mezarcı, ''Gömülecek diyorum sana, hadi kaz mezarını çabuk.'' Hakim sormuş soruşturmuş, ''Hristiyan gibi gömülecek.'' demiş. Birinci mezarcı. Nasıl olur meşru müdafaa halinde boğulmuş dense anlarım. İkinci mezarcı. İyi ya öyle demişler işte. Birinci mezarcı. Olmaz tam tahammüden demeleri lazım. Başka türlü olmaz. Çünkü işin püf noktası şurada. Ben kalkıp kendimi boğarsam bu bir eylem olur. Bir eylemin ise üç dalı vardır. Davranmak, yapmak, bitirmek. O halde kadın bile bile boğulmuştur. İkinci mezarcı. Anladık ama sen benim dediğime bak kazmacı başı. Birinci mezarcı. ''Müsaade et. Suyun bulunduğu yer şurası. Tamam mı? Adam da şurada duruyor. iyi mi?'' ''Adam kalkar bu suya gider de boğulursa, istese de istemese de kendi boğmuş olur. Yok eğer kalkar adama giderse ve boğarsa onu, adam kendi boğmuş olmaz. O halde ölümünde de suçu olmayan kişi hayatını kısa kesmiş değildir.'' ''İkinci mezarcı.'' ''Nedir bu? Kanun mu?'' ''Birinci mezarcı.'' ''Elbette. Ne sandın?'' ''Yargıcın soruşturma kanunu.'' ''İkinci mezarcı.'' ''Ben sana doğrusunu söyleyeyim mi?'' Bu kadın soylulardan olmasaydı zor gömerlerdi Hristiyan mezarlığına. Birinci mezarcı. Ha şöyle bak doğru. Bu doğru yazıklar olsun. Yüksek tabakanın kendini asmaya boğmaya hakkı var. Öteki Hristiyan dinlaşlarının yok. Gel küreğim gel aslında en eski soylular bizleriz. Bahçe kazanlar, kuyu kazanlar, bir de mezar kazanlar. Adem babamızın işini sürdürüyoruz. İkinci mezarcı. Beyzade miydi Adem baba? Birinci mezarcı. İlk eli silahlı adam o oldu derler. İkinci mezarcı: Silah ne gezer o zaman? Birinci mezarcı: Ne? Sen Hristiyan değil misin yoksa? Kutsal Kitap Adem'in toprak bellediğini yazar. Nasıl nasıl bellerdi beli olmasa? Belli silah saymışlar besbelli. Dur sana başka bir soru sorayım. Doğru dürüst karşılık veremezsen git kendini. İkinci mezarcı: Sor bakalım. Birinci mezarcı: Duvarcıdan, dülgerden, kalafatçıdan daha iyi yapı kuran adam kimdir? İkinci mezarcı. Dar ağacı diken. Çünkü yüzlerce kiracı gelir gider, kurduğu yapı kalır. Birinci mezarcı. Fena karşılık değil, beğendim doğrusu. Dar ağacı işe yarar, doğru ama kimlerin işine yarar? Kötü iş görenlerin. Oysa sen dar ağacının kiliseden daha sağlam bir yapı olduğunu söylemekle kötü bir iş yapmış oluyorsun. O halde dar ağacı senin işine yarar. Hadi düşün bakalım biraz daha. İkinci mezarcı. Duvarcıdan, dülgerden, kalafatçıdan daha iyi kim yapı kurar diyorsun değil mi? Birinci mezarcı. Evet bunu bildin mi bildin, bilmedin mi yandın. İkinci mezarcı. Buldum dur söyleyeyim. Birinci mezarcı. Hadi söyle. İkinci mezarcı. Aa, aa bulamadım. Hamlet de Hora işiyor, arkadan girer. Birinci mezarcı. Hadi artık zorlama kafanı. Ölmüş eşek sopa ile yürümez. Bir daha sana bunu soracak olurlarsa mezarcı dersin. Onun yaptığı evler kıyamete kadar yerli yerinde durur. Git şu meyhaneye de bir tas şarap getir bana. İkinci mezarcı çıkar. Birinci mezarcı toprağa beller ve türkü söyler. Gençlikte sevdiğim, sevdiğim zaman yaşamak ne güzeldi, ne çabuk geçerdi günler o zaman. Gönül kanmak bilmezdi. Hamlet, yaptığı işin farkında değil mi bu adam? Türkü söylüyor mezar kazarken. Oraya Alışmış, umursamıyor artık. Hamlet, doğru, az iş gören ellerin duyarlığı daha fazla oluyor. Birinci mezarcı türkü söyler. Yıllar geçti sinsice sezdirmeden yaşım büktü belimi, attı beni denizlerden bir var bir yokmuş gibi. Bir kafatası çıkarır atar. Hamlet. Bu kafanın bir dili vardı içinde, türkü söylerdi bir zaman. Herif nasıl kaldırıp atıyor şimdi yere? Kabil'in eşeğinin çene kemiğiymiş, ilk cinayetin aletiymiş gibi. Belki de bir politikacının kafatası bu hayvan herifin fırlatıp attığı. Oysa adam sağlığında kendi tanrından daha akıllı sanmış olabilir. Olamaz mı? Oraya şu... Hem de nasıl efendimiz? Hamlet. Ya da bir dal kabuk saraylının ah canım efendim günaydın efendimiz afiyettesiniz inşallah sevgili efendimiz diye diller dökerdi. Falan lordumuzun atını belki hediye eder diye öve öve bitiremeyen falanca lordumuzun kafatası olamaz mı? Oraya işiyor. Olabilir. Hamlet. Neden olmasın? Evet ya ama şimdi kurt sultanların emrinde bu çenesiz tepesini mezarcı küreği delmiş kafa. Ne yaman bir devrim bu gören göz için. Bu kemikler böyle ayak altında olmak için mi bunca nimetlerle beslendi? Kemiklerim sızlıyor düşündükçe. Birinci mezarcı türkü söyler. Kazma kürek, bir iki kazma kürek, beş arşın kefen bezi, çamur içinde bir delik, bir tümsek budur bekleyen bizi. Bir başka kafası çıkarıp atar. Hamlet. Bir tane daha. Bu da niçin bir avukatın kafası olmasın? Nerede şimdi o kanun cambazlıkları, söz perendeleri, maddeler, fıkralar, mıkralar? Nasıl katlanır bu kaba herifin tepesine çamurlu küreğini indirmesine? Neden bir dava açmıyor hemen? Kafatasını eline alır. Bu hazret büyük bir toprak bezirganı olabilir. İlamlar, senetler, ipotekler, intikal muameleleri, temliknameler içinde yüzerdi. Bütün o senetli sepetli dalaverelerin o kanuna uygun Hinoğlu Hinliklerin bu kurnaz oğlu kurnaz kafaya kazandırdığı şu içindeki bir avuç pislik mi olacaktı? Çifter çifter sağlama bağladığı kefirler, kefaretler şimdi ona elde etti bunca topraklardan eni konu iki senetlik bir yer fazlasını sağlamış olmayacaklar mı? Tapu kağıtları bile zor soğar bu kutunun içine. Demek sahiplerinin de yalnız bu kadarcık geri kalacak daha? Oraya şu. Tıp atıp o kadar efendimiz Hamlet. Parşömen kağıdı koyun derisinden yapılır değil mi? Oraya işiyor. Evet efendimiz ama dana derisinden de olur Hamlet. Böyle bir kağıttan güvenlik umanlar birer koyun birer danadır. Konuşacağım bu adamla. Kimin mezarı bu ahbap? Birinci mezarcı. Benim bayım türkü söyler. Çamur içinde bir delik bir tümsek budur bekleyen bizi Hamlet. Öyle ya senin demektir içinde olduğuna göre birinci mezarcı. Sizin olamaz dışında olduğunuza göre bayım. Bana gelince ben de içinde değilim ama benimdir yine de Hamlet. Hem içinde değilsin hem senin. Bak hele, mezar ölüler içindir, sağlar için değil. Demek yalan söylüyorsun. Birinci mezarcı. Sağ yalanı değil, nasıl olsa ölü yalanı. Mezarda kalır. Hamlet. Kim bu mezarını kazdığın adam? Birinci mezarcı. Adam değil bayım. Hamlet. Bir kadın mı? Birinci mezarcı. Kadın da değil. Hamlet. Kim gömülecek buraya? Birinci mezarcı. Eskiden kadın olan biri ama rahmet canına öldü. Hamlet. Ama sıkı mantığı var herifin. Ölçülü bilçili konuşmamız gerekiyor. Söz iki anlama kaydı yandık? Vallahi horaşıyor. Bakıyorum da şu son 3 yıl içinde çağımız öyle yontuldu ki köylü ayağının ucuyla saray kibarının topuğunu dürtükleyip nasırlarını incitecek. Sen ne zamandan beri mezar kazarsın? Birinci mezarcı. Tam eski kralımız Hamlet'in Fortin Fortinbras'ı yendiği günden beri. Hamlet. Kaç yıl geçti o günden beri? Birinci mezarcı. ''Bilmiyor musunuz? Hangi mankapıya sorsanız bilir.'' Genç Hamlet de o gün doğmuştu. Şu aklını kaçırıp İngiltere'ye yollanan Hamlet. Hamlet. ''Ha evet. Neden İngiltere'ye yolladılar?'' Birinci mezarcı. ''Neden olacak? Delirdi de ondan. Akıllanacak İngiltere'de. Akıllanmasa da pek önemi yok orada.'' Hamlet. ''Niçin?'' Birinci mezarcı. ''Orada kimse farkına varmaz. Herkes onun kadar delidir orada.'' Hamlet. ''Nasıl delirmiş peki?'' Birinci mezarcı. Çok garip bir delirme diyorlar. Hamlet. Nasıl garip? Birinci mezarcı. Vallahi ne bileyim başından zoru varmış işte. Hamlet. Ne varmış başında? Birinci mezarcı. Başında mı? Hepimizin başında Danimarka kralı var. 30 yıldır mezarcı kullarıyım burada. Kendimi bildim bileli. Hamlet. Bir adam toprakta ne kadar kalır çürümeden? Birinci mezarcı. Ölmeden çürümemişse ki öyleleri geliyor son zamanlarda. Frengi tutar yerlerini bırakmamış gömülecek. Öylesi değilse 8-9 yıl kalabilir. Bir debba 9 yıl dayanır. Hamlet. O neden daha çok dayanıyor? Birinci mezarcı. Neden olacak? Derisi bu işte öyle tabakalanıyor ki su sızdırmıyor kolay kolay. Canına yandığımın adam ölüsünü çürütmek için de sudan beteri yoktur. Nah, alın bir kafa daha. Bu kelle 23 yıldır yatıyor bu toprakta. Hamlet. Kimin kafası bu? Birinci mezarcı. Orus bu çocuğu bir delinin. Kimin olabilir dersiniz? Hamlet. Nereden bileceğim? Birinci mezarcı. Zır delinin biriydi bu baş belası. Bir şeren şarabını başımdan aşağı dökmüştü bir gün. Bu kafa bayım Yorik'in kafasıydı. Kralın soytarısı Yorik'in. Hamlet. Bu mu? Birinci mezarcı. Evet bu ya. Hamlet. Ver bakayım bana. Kafatasını alır. Vah zavallı Yorik. Ben tanırdım onu Horeyşio. Şakalarının tadına doyulmazdı. Ne ince hoşlukları olan bir adamdı. Kaç kez sırtında taşımıştır beni. Şimdi ise ne iğrenç geliyor bana. Yüreğim bulanıyor baktıkça. Şurasında dudakları vardı. Kim bilir kaç kez öptüm. Nerede o şakaların şimdi? O hoş deliliklerin, türkülerin, o birden sofrayı kahkahalarla boğan parlak buluşların. Bir teki kalmadı mı kendi sırtışınla, sırtarışınla alay edecek?'' Hiç mi çenen kalmadı? Hadi koş kraliçenin odasına git. De ki yüzüne parmak kalınlığında boyalar da sürse boşuna. Bu hale gelecek sonunda. Güldür bakalım onu bununla. Kuzum Horatio bir şey soracağım sana. Horatio. Nedir efendimiz? Hamlet. İskender de bu hale gelmiş midir dersin toprakta? Horatio. Gelmiştir tabi. Hamlet. Kokmuş mudur böyle? Püf. Kafatasını atar. Horatio. Kokmaz olur mu? Hamlet. Kim bilir ne aşağılık işlerde kullanırlar da bizi oraya işiyor. İskender'in soylu kalıntısının döne dolaşa sonunda bir fıçıya tıkaçlık ettiğini düşünemez mi insan? Oraya işiyor. Böyle düşünmek biraz faz fazla dolan başlı düşünmek olur. Hamlet. Yo hiç de değil. Olmayacak şeylere kaçmadan şöyle düşünebiliriz mesela. İskender ölüyor, gömülüyor, çürüyüp toprak oluyor. Bu toprakta balçık. Şimdi bu balçıkla ki İskender var içinde. Niçin fıçı yapı yapılamasın? Fıçı tıkacı yapılamasın? Koca İmparator Sezar ölüp toprak olunca bir deliği tıkayabilir rüzgara karşı. Ey bir zamanlar dünyayı titreten kasırga şimdi duvarda harç kışın soğuğuna karşı. Ama dur gel şöyle kenara çekilelim kral geliyor. Laertes kral, kraliçe, rahipler, lordlar Ofelia'nın tabutuyla girer. Hamlet Kraliçe, saraylılar kimi getiriyorlar? Cenaze töreni için yarım yamalak böyle? Ölen adam canına kıymış bir mutsuz olmalı. Soylu biri herhalde. Saklanıp bakalım biraz. Laertes. Başka ne tören var? Hamlet. Bu Laertes gerçekten soylu bir gençtir. Dinle. Laertes. Bütün tören bu kadar mı? Papaz. Ancak bu kadar geniş tutabildik töreni yetkimiz ölçüsünde. Nasıl öldüğü anlaşılmadı. Yukarıdan gelen emirle geleneği bozmasaydık kutsal topraklar dışına, dışında yatacaktı mahşer gününe kadar.'' Dualar yerine marsıklar, kırıntılar, çakıllar yaracaktı üstüne. Oysa burada bakire çelenkleri çiçekleriyle öz yurduna kavuşuyor. Çan sesleriyle. Laertes. Bitti mi? Bu kadar mı? Papaz. Bu kadar. Daha ne olsun? Ölüler hizmette kusur etmiş oluruz. Onun uzun onu uzun ilahilere kaldırırsak, ilahilerle kaldırırsak. Aynı rahmeti dilersek onun için Tanrı'ya boyun eğip göçen ruhlarla. Laertes. Koyun toprağa menekşeler çıksın o güzelim koklanmamış göğsünden. Sen de şunu bil ki pazarlıkçı papaz, kardeşim koruyucu meleklere katılırken sen böreceksin cehennemin dibinde. Hamlet. Demek Ophelia, o güzelim Ophelia. Kraliçe. Çiçekler atarak. Çiçeğe çiçekler yaraşır. Elveda Ophelia, oğlum Hamlet'le evlenmeni istiyordum senin. Gelin yatağını donatmak isterdim canım kız. Ölüm döşeğini değil bu çiçeklerle. Laertes. Ah belaların yedisi birden, yetmişi birden yağsın başına. Senin o gül gibi aklını karartanın kalleşçe namussuzca istediği cinayetle. Mezara atlar. Durun, son bir defa kucaklayayım onu. Atın şimdi tozunuzu toprağınızı bu dipdiri bu ölü kızın üstüne. Atın, atın bir tümsek, bir dağ oluncaya dek. Yeşil peryonun, mavi olimposun göklere değen başına varıncaya dek. Hamlet, sahneye doğru gelerek. Kim oluyor bu parlak sözlerle dert yanan? Kim bu gökte gezen yıldızlara seslenip hepsini durduran, şaşkın seyircilere döndüren? Ben Hamlet'im, Danimarkalı Hamlet. Mezara sıçrar, la ertes. Şeytan canını alsın senin, üstüne atlar. Hamlet, güzel dua etmiyorsun sen. Rica ederim çek parmaklarını boğazımdan. Çünkü ben taşkın, azgın değilim ama pek öyle korkulmaz adamlardan da değilim. Ha, çek elini üstümden, Kral, Ayırın şunları. Kraliçe. Hamlet, Hamlet. Herkes. Aman durun, etmeyin. Horatio. Hamlet, canım efendim, tut kendini. İki kavgacıyı ayırıp mezardan uzaklaştırırlar. Hamlet. Bunun için dövüşürüm onunla sonuna kadar. Göz kapaklarım açılmaz oluncaya kadar. Kraliçe. Ne için dövüşürsün canım oğlum? Hamlet. Ofelia'yı seviyordum ben. Bin kardeşi bütün sevgilerini birleştirip gelseler sevemezler onu benim sevdiğim kadar. Laertes'e. Sen ne yapabilirsin onun için? Söyle. Kral. Bırak şu deliği Laertes. Kraliçe. Ah tanrı korusun onu. Hamlet. Hadi sana göster ne yapabileceksen. Ağlayacak mısın? Dövüşecek misin? Aç mı duracaksın? Yırtınacak mısın? Sirke içip timsah eti mi yiyeceksin? Ben de yaparım bunları. Sızlanmaya mı geldim buraya yalnız? Mezarına atlayıp bana meydan okumaya mı? Gömülsene onunla. Ben gömülürüm. Dağlardan dem vuruyorsun madem, yığsınlar hepsini üstümüze, milyonlarca dönüm toprak atsınlar. Tepesi güneşte kızarıp üstümüze, üstümüzdeki yığının bir sivilceye dönsün yanında ossa dağı. Evet ya, iş palavra atmaya kalırsa senden aşağı kalmam onda da. Kraliçe, delilik nöbeti başka bir şey değil, bir süre kemirir içini sonra geçer. Durgunlaşıp sus pus oturak alır yerinde. Nasıl put kesidirse dişi güvercin altın gagalı yavruları çıkınca yumurtadan. Hamlet. Laertese. ''Söylesenize kuzum nedir böyle davranışınızın sebebi bana?'' ''Ben hep sevmişimdir sizi ama aldırma ne çıkar Herakles'te gelse ne olur?'' ''Kedim yavlar köpek avını bulur.'' ''Çıkar, kral.'' ''Aman Horeşio ayrılma yanından yalvarırım.'' Hora işiyor, çıkar, Laertese. ''Sabırlı ol, unutma dün gece konuştuklarımızı.'' ''Sonunu getirmek üzereyim bu işin artık, kraliçeye.'' ''Canım Gertrude, oğluna göz kulak ol, kendi kendine.'' Canlı bir anıt istiyor bu mezar. Geldi geliyor rahat edeceğimiz an. O ana kadar sabret, temkinli davran. Çıkarlar. İkinci sahne. Şatoda bir oda. Hamlet ile Horatio girer. Hamlet. Bu iş böyle dostum. Gelelim şimdi ötekine. Ayrıntılar aklında değil mi her yanıyla? Horatio. Aklımda efendimiz. Hamlet. Öyle bir savaş vardı ki içimde dostum. Uyku girmiyordu gözüme. Yatağımda işkenceler içindeydim pranga mahkumları gibi. Aşırı gittim kabul ama iyi ki gitmişim. Şunu bil ki en derin hesaplar boşa gider de akılsız davranış işe yarar bazen. Demek ki tanrısal bir güç karışıp işe bize ne taslaklar çizersek çizelim son biçimi o veriyor kaderimize. Oraya işiyor. Çok doğru. Hamlet. Deniz gocuğumu atıp sırtıma çıkıyorum kameramdan. Karanlıkta arıyorum onları el yordamıyla. Bulup beceriyorum işi aşı veriyorum gördükleri zarfı aşırı veriyorum gördükleri zarfı. Götürdükleri zarfı dönüyorum kamerama. Kuşkularım unutturmuş bana her şeyi. Hiç çekinmeden söküyorum mühürlerini. Koca devlet sırrının. Ne görsem iyi hore işiyor. Rezilliklerin fermanlısını. Düpedüz emrediyor türlü sebeplerden ötürü gereği düşünüldüğünden Danimarka'nın da İngiltere'nin de yüksek menfaatleri göz önünde tutulduğundan benim sağ kalmam aman neler ne belalar doğuracağından, iş bu mektup alındığında gecikilmeden, hayır baltayı bilemeye bile bakmadan vurulmalıymış başım. Oraya işiyor. Olur şey değil. Hamlet. Al işte ferman. Okursun boş zamanında. Ama ben ne yaptım sonra? Bilmek ister misin? Oraya işiyor. Nasıl istemem? Hamlet. Bu kalleşliklerle sarılmış görünce kendimi pie piyesi yazmadan başlayıverdim oynamaya. Oturdum bir başka ferman uydurup yazdım güzelce. Bir zamanlar ben de devlet adamları gibi güzel yazmayı aşağılık bir iş sayıp unutmaya çalışırdım öğrendiklerimi ama çok işime yaradı bu sefer. Ne yazdığımı bilmek ister misin? Oraya işiyor. Elbette. Hamlet. Son derece önemli bir dilek kraldan. İngiltere onun sadık araçlısı olduğundan, aradaki dostluğun güller açmasını istediğinden, barışın buğday başaklı çelenginin hep başında durmasını ve yürekleri arasından bir bağ olarak kalmasını arzuladığından, birbirinden gümbürtülü daha bir sürü dandan, bu mektubu alır almaz lütfedecek bir an oyalanmaksızın günah çıkarmalarına vakit bırakılmaksızın mektubu getirenleri hemen öldürtecek. Oraya şu. Nasıl mühürlediniz bunu? Hamlet. Sorma. Bunda da Tanrı'nın karşı bunda da Tanrı karıştı işe. Babamın mührü kesemde duruyormuş meğer. Danimarka mührünün asıl örneği hem de. Yazıyı tıpkı öteki gibi katladım. Gideceği yeri de yazıp mühürledim. Derken işte ertesi gün korsanlara çattık. Üst tarafını biliyorsun. Oraya şu. Demek ki Dernstein ile Rosenkrantz gittiler öbür dünyaya. Hamlet. E ne yapalım kendileri istedi bunu. İçim rahat doğrusu onlardan yana. Ettiklerini buldular. Belalı iştir ufak tefek insanların araya girmesi. Büyük kılıçlar vuruşup şimşekler çıkarırken. Oraya işiyor. Hey yarabbi ne biçim kralmış bu. Hamlet. Ne dersin bir şeyler yapmak düşmüyor mu bana? Babamı öldüren anamı kirleten adamı. Benim umutlarımla tahtın arasına gireni. Canımı böylesine kıymak isteyeni hakkım değil mi temizlemek şu kollarımla? Cehennemlik olmaz mıyım bu pis çıbanın insanlığı kemirmesine son vermezsem? Oraya işiyor. Neredeyse öğrenir öyleyse İngiltere'de olup bitenleri. Hamlet. Evet neredeyse ama bu aradaki zaman benim bir saymaya varmadan bir can alınabilir. Ama Horatio bil ki çok üzgünümle ertese karşı aşırı gittiğime. Çünkü kendi derdimin aynısında onun da çektiği acıyı görüyorum. Gönlünü almaya çalışacağım ama o gösterişli yakınmaları doğrusu çileden çıkarttı kudurttu beni. Kore işiyor. Durun kim o gelen? Osrik girer. Osrik. Efendimiz hoş geldiler yeniden Danimarka topraklarına. Hamlet. Naçiz teşekkürlerimi sunarım bayım. Kore ya. Tanır mısın bu sivrisineği? Kore Hayır efendimiz. Hamlet. Kore ya. Ne mutlu sana öyleyse çünkü bir mutsuzluktur onu tanımak. Toprak dedim mi bunda verimlisi hem de. Bir hayvan hayvanların başı oldu mu yalağı kralın sofrasın? Dadır elbet. Geveze papağanın biri ama çamurdan yana zengindir dediğim gibi. Ostrich. Sevgili efendimizin bir an boş vakitleri varsa kendilerine haşmetli kralımız tarafından bir şey söylemek isterim. Hamlet. Can kulağıyla dinlerim bayım. Şapkanızı gereğince kullanın. Yalnız başa konmak içindir şapka. Ostrich. Teşekkür ederim efendimiz. Hava pek sıcak da. Hamlet. Yo ne diyorsunuz? Çok soğuk tersine. Poyraz esiyor. Osric. Evet. Biraz soğukça galiba efendimiz. Haklısınız. Hamlet. Ama yine de bunaltıcı bir sıcak var bana sorarsanız. Osric. Dayanılmaz bir sıcak efendimiz. Nasıl boğucu gerçekten? Anlatamam. Her neyse efendimiz. Haşmetli kral size şunu bildirme memuru buyurdular ki sizin için büyük bir bahse girmişler. Bakın nasıl anlatayım efendimiz. Hamlet. Ama unutmayın dediğimi rica ederim. Şapkasını takmaya zorlar. Osric. Hayır efendimiz böyle daha rahatım. Yemin ederim. Bakın efendimiz Laertes saraya geldi bu yakında. Kusursuz bir kişi zade gerçekten üstün değerleri saymak da bitmez. Konuşması öyle tatlı, davranışları öyle kibarca ki doğrusu hakkını vermek gerekirse bir soyluluk, bir kibarlık örneği denebilir kendisine. Çünkü soylu bir insanda aranacak her şeyi, her şeyi bulabilirsiniz onda. Hamlet. Bayım çizdiğiniz resim aslını aratmıyor. Bununla beraber onun bütün değerlerini sayıp dökmek insan belleğinin aritmetik sınırlarını aşar bilirim. Bana sorarsanız ölçüyü kaçırmadan şunu diyebilirim ki kendisi büyük çapta bir ruh, kendisini büyük çapta bir ruh saymakta varlığında öyle eşsiz değerleri bir araya gelmiş görmekteyim ki bunları doğrusu yalnız aynadaki benzeri yansıtabilir. Kim onun resmini çizebilir kendi imgesinden başka? Ostrich. Efendimiz ne güzel anlattılar onu. Hamlet. Zorunuz nedir bayım? Bu parlak genci neden bizim zavallı olduğumuz sözlerimizle karartıyoruz? Osric. Nasıl efendimiz? Horatio Hamlet'e. Başka bir dille anlaşsanız olmaz mı acaba? Daha kolay olur efendimiz. Hamlet. Önemi ne bu beyin adını anmanın? Osric. ertesin mi? Horatio kendi kendine. Sermayeyi tüketti adam. Tümünü yedi bitirdi parlak sözlerinin. Hamlet. Evet onun. Osric. Yeterince bilginiz olduğunu sanmıyorum. Ve sanıyorum. Hamlet. İyi ediyorsunuz öyle sanmakla ama öyle sanmasanız da bir şey eksilmez. Evet maksadınız Ostrich. İyi biliyorsunuz da ertesinin ne değerli Hamlet. İyi biliyorum diyemem çünkü onunla değer yarışına girmiş olurum. Başkasını iyi bilen kendi de iyi biliyor demektir. Ostrich. Ne değerli bir silahşor olduğunu söylemek istedim. Silah kullanmada eşi emsali yoktur diyorlar. Hamlet. Neymiş kullandığı silahlar? Ostrich. Kılıç ve kama. Hamlet etti iki başka Osric. Kral kendisiyle altı Arap atına bahse girdi efendimiz. Buna karşılık yanlış anlamadıysam Laertes'te kını, kayışı ve bütün takım ile altı Fransız kılıcı ve altı hançer koyuyor ortaya. Bunlar arasında üç takım gerçekten birer sanat eseri. Kabzalarının akışına öyle güzel uydurulmuş, öyle ince ince bir işçilikle yapılmışlar ki. Hamlet. Takım dediğiniz nedir? Horatio. Biliyordum takımlara takılacağınızı işe girmeden. Ostrich takım yani kılıf mılıf efendimiz Hamlet. Belimizde top taşırsak o zaman takım diyelim. Şimdilik kılıf mılıfla kalalım. Ama devam edin bakalım. 6 Arapatına karşı 6 Fransız kılıcı, kayışı kılıfın akışı falan. Danimarka'ya karşı Fransa. Bunlar ne diye konuyor ortaya? Ostrich. Kral bahse girdi efendimiz. Laertes'le siz karşılaşırsanız 12 kapışmada sizden ancak 3 puan fazla alabilir diye. 12'ye karşı 9. Karşılaşma hemen olacak. Efendimiz ben varım derlerse. Hamlet. Ya ben yokum dersem? Ostrich. Karşılaşmayı kabul buyurursanız demek istedim. Hamlet. Bayım, haşmetli kral müsaade buyururlarsa ben biraz gezineyim burada. Benim dinlenme saatim şimdi. Kılıçlar gelsin, o yiğit de pek edesin. Kral caymazsa beni tutmaktan kendilerini kazandırırım gücüm yeterse. Yetmezse ağzımın payını alır utancımla kalırım. Ostrich. Böylece söyleyeyim mi krala? Hamlet. Öz bakımından evet, siz bunu süslersiniz tabi dilediğiniz gibi. Ostrich. Efendimiz bağladığıma güvenebilir. Hamlet. Elbette, elbette. Osrich çıkar. Güvenebilirmişim kendisine. Başka hangi dil varır bilmem bu kadarını söylemeye. Kore <laughs> işiyor. Yumurta kafalı nasıl da uçar gibi gidiyor. Sığırcık sanki. Hamlet. Süt ninesine bile türlü diller dökmüştür bu herifin ebesini emmezden önce. Zamanımızın, zamanımız böylelerine hayran işte. Böyle günün türküsünü çığıranlara. Gösterişler, kırıtmalar altında köpeğe benzer boş bir beyin. Bununla en parlak, en ince görüşlü insanların ağzından girip burnundan çıkmayı becerirler. Oysa içlerini yoklarsanız bir üfürmede su kabarcıkları gibi patlayabilir nereleri varsa. Bir lord girer. Lord. Efendimiz, majesteleri size genç Osric'i yollamışlar. O da kendilerini burada beklediğiniz haberini getirmiş. Benimle sorduruyorlar. Laertes'le şimdi mi karşılaşmak isterdiniz yoksa bunu başka bir zamana bırakılmasını mı? Hamlet. Dediğimden dönmüş değilim. Kralın arzusu yerine gelecek. Kendileri hazırsa ben de hazırım. İster şimdi ister başka bir zaman. Yeter ki elim kolum yerinde olsun. Lord. Kral iniyor kraliçeyle ve bütün saraylılarla. Hamlet. İyi ya buyursunlar. Lord. Kraliçe çatışmadan önce birkaç tatlı sözle Laertes'in gönlünü almanızı diledi. Hamlet. Bu dileği yerindedir. Lord çıkar. Oraya işiyor. Bu bahsi kaybedeceksiniz efendimiz. Hamlet. Sanmıyorum. O Fransa'ya gittikten sonra kılıç kullandım boyuna. On ikiye karşı dokuz yapılmaz şey değil. Onu bırak da bilemezsin nasıl bir ağrı var şuramda, yüreğimin başında. Ama aldırma. Oraya işiyor. Aman etmeyin efendimiz, sakın. Hamlet. Bir sapıtma sadece, başka bir şey değil. Bir kadını ürkütecek cinsten bir kuruntu, bir ön sezi. Oraya işiyor. İçinizden bir şey tutuyorsa sizi uyun içinize. Gider önlerim gelmelerine hazır değilsiniz diye. Hamlet. Sakın ha, kötü fallar umrumda değil benim serçenin ölmesinde bile bir bildiği vardır kaderin şimdi olacak bir şey yarına kalmaz yarına kalacaksa bugün olmaz bütün mesele hazır olmakta madem hiçbir insan bırakıp gideceği şeyin gerçekten sahibi olmamış erken bırakmış ne çıkar ne olacaksa olsun kral, kraliçe, laertes, ostrich, lordlar meçleri ve eldivenleri getirenler girer kral gel hamlet sık sana uzattığım şu eli hamlet Sizden özür dilerim Laertes. Kötü davrandım size ama siz soylu insansınız bağışlarsınız beni. Bu sarayı biliyor siz de bilmez değilsiniz ne sapıkça hallere düştüğümü. Kalbinizi kıracak şerefinize dokunacak bir şey yapmışsam eğer bilin ki çılgınlığımdan yapmışımdır yalnız. Hamlet miydi Laertes haksızlık eden? Hayır. Hamlet çıkar da Hamlet olmaktan Laertes'i kırarsa kendinde değilken Hamlet değildir bunu yapan. İşte Hamlet diyor bunu. Bütün suç çılgınlığındadır. Hamlet de kurbanlarından biridir onun. Çılgınlığın başının belasıdır zavallı Hamlet'in. Sayın North, burada bulunanların önünde açıklıyorum size bir düşmanlığım olmadığını. Siz de cömert davranıp hoş görün beni. Kendi evime doğru ok atarken bir kardeşimi yaralamışım gibi görmeden. Laertes. Yüreğime su serpilmedi değil, kanıma dokunmuştu bu yaptığınız. Azdırmıştı büsbütün öç alma tutkumu. Ama şeref konusunda çekingenim henüz. Barışmaya yanaşamam bu konuda. Görmüş geçirmiş büyüklerimiz varmadıkça adımı temize çıkaracak bir yargıya. O zamana kadar da sevginizi sevgi bilip nankörlük etmeyeceğim ona karşı. Hamlet. Candan razıyım buna. Rahat yürekle girebilirim şimdi bu kardeşçe vuruşmamıza. Gelsin kılıçlar. Hadi. Laertes. Hadi bir kılıç da bana. Hamlet. Siz hiç almasanız da olur Laertes. Benim çıraklığım karşısında sizin ustalığınız en karanlık gecelerdeki yıldızlar gibi gösterir yine kendini. Yine de kendini. Laertes. Alay ediyorsunuz benimle Hamlet. Hayır, şu kılıç üstüne yemin. Kral. Vermeçleri Ostrich. Hamlet. Yeğenimiz biliyor mu bahsin şartlarını? Hamlet. Biliyorum efendimiz. Zayıf taraf korumuş haşmetlimiz. Kral. Hiç korkum yok. İkinizi de görmüşlüğüm var. Ama Laertes bir hayli ilerletmiş bu işi. Onun için 3 puan bağışladı bize. Laertes. Bıçak ağır. Bir başkasına verin bakayım. Ucu zehirli kılıcı alır. Hamlet. Benimki iyi. Hepsi bir boy mu bu meçlerin? Ostrich. Elbette efendimiz. Kral. Şarap kupaları koyun şu masanın üstüne. Hamlet birinci ya da ikinci elde kazanırsa yahut üçüncüde berabere kalırlarsa bütün kulelerden toplar atılsın. Kral Hamlet'in sağlığını içecek ve bir ince atacak şarap kupasına. Arka arkaya dört Danimarka kralının tacından kalmış incilerden daha kıymetlisini. Getirin bana kupaları. Haydi davullar borulara seslensin. Borular toplara, toplar göklere, gökler yere. Kral Hamlet'in sağlığını içiyor. Haydi başlayın hakemler dört açın gözünüzü. Hamlet. Koruyun kendinizi sayın lord. Laertes. Koruyun kendinizi efendimiz. Vuruşurlar. Hamlet. Varan bir. Laertes. Hayır. Hamlet. Hakem. Ostrich. Dokundu gördüm açıkça dokundu. Laertes. Peki yenisine geçelim. Kral. Durun içki getirin bana. Hamlet bu inci senin. Sağlığını içiyorum. Trampet ve top sesleri duyulur. Bu incili kupayı ona verin. Hamlet. Önce şu ikinciyi bitirelim. Koyun kupayı oraya. Koruyun kendinizi. Vuruşurlar. Varan iki. Ne dersiniz buna? Laertes. Dokundu. Dokundu. Kabul. Kral. Oğlumuz kazanacak. Kraliçe. Kanter içinde soluk soluğa hamletim. Al şu mendilimi hamlet. Sil yüzünü. Mendilini verir ve masanın yanından geçerken Hamlet'in kupasını alır. Kraliçe, kraliçe başarını içiyor Hamlet. Hamlet. Sağ olun kraliçem. Kral. Gertrude sen içme. Kraliçe. İçeceğim kralım. Affınızı dilerim. İçer ve kupayı Hamlet'e uzatır. Kral. Kendi kendine. Zehirli kupa. Olan oldu. Hamlet. Ben daha içmesem kraliçem biraz sonra. Kraliçe. Gel ben sileyim yüzünü. Laertes. Bu sefer dokunma sırası bende kralım. Sanmam Laertes Kendi kendine Ama vicdanım razı olmayacak neredeyse Hamlet Gelelim üçüncüye Laertes Ama bırakın şakayı bu sefer gösterin artık kendinizi Korkarım çocuk yerine koyuyorsunuz beni Laertes Ya öyle mi peki gelin öyleyse Kapışırlar Osric Osric Puan yok hiçbir tarafa Ayırırlar ikisini Laertes Apansızın. koru kendini Hamlet'i gafil anlayıp Avlayıp hafifçe yaralar Kapışıp kucak kucak gelirler. Bu arada kılıçlar karışır ve Hamlet Laertesi yaralar. Kral. Ayırın şunları. Deliye döndüler. Hamlet. saldırır. Hayır. Devam. Kraliçe düşer. Ostrich. Aman kraliçeye bakın. Kraliçeye. Oraya işiyor. Kanıyor ikisinden de. Nasıl oldu bu efendimiz? Ostrich. Laertes ne oldu? Laertes. Ostrich'e. ''Ah Ostrich, kendi kuyumu kazdım köstebekler gibi, kendi kalleşliğime kurban gittim haklı olarak.'' Hamlet. ''Kraliçe nasıl?'' Kral. ''Kan görünce bayılı verdi. Kraliçe. ''Hayır, hayır, içkiden, içkiden, canım Hamlet'im, içki o, içki, zehirlendim.'' Ölür. Hamlet. ''Alçaklığa bakın.'' ''Hey, kapansın bütün kapılar, hıyanet var, bulun kim yaptıysa.'' Laertes. ''Ah Hamlet, işte o hain, öleceksin Hamlet.'' Dünyanın hiçbir ilacı kurtaramaz seni, yarım saat bile yaşayamazsın artık. Hıyanetin kılıcı şu elindeki, ucu düğmesiz ve zehirli. Kendi başımı yedim bu iğrenç kalleşlikte, bak düştüm yere. Bir daha kalkmak yok artık bana. Annen zehirlendi, konuşamaz oluyorum. Kral, kral hepsini yapan. Hamlet. Bu kılıç da zehirli demek. Haydi öyleyse zehir, gör işini. Kralı vur. Herkes. Hıyanet, hıyanet. Kral. Hey dostlar, koruyun beni, yaralandım sadece. Hamlet. Dur, seni haram döşeklerinin kanlı katillerin cehennemlik kralı seni. İç bakalım şunu. İncin içinde mi bak, git anamın ardından. Kral ölür. Laertes. Hak etti ölümünü kendi hazırladı bu içkiyi. Yi Hamlet, başlayalım birbirimizi. Ne benim ne babamın kanı düşmesin üstüne, ne de seninki benim üstüne. Üstüme ölür. Hamlet. Tanrı başlasın seni. Geliyorum ardından. Düşer. Ölüyorum Horeşio, mutsuz kraliçe, elveda ve sizler bu olanlar karşısında tüyleri ürperip yüzleri sapsarı kesilenler. Sessiz oyuncuları, dilsiz seyircileri bu oyunun. Biraz vaktim olsa ama bu ölüm jandarması bir yakaladımı bırakmıyor insanın yakasını. Vaktim olsa derdim ki size, neyse kalsın artık. Horeşio, ben gidiyorum ama sen daha buradasın. Anlat beni, anlat haklı olduğumu kuşkusu kalanlara. Horeşio. Bunu beklemeyin benden. Ben bir Romalıyım Danimarkalı'dan daha çok. Biraz daha şarap var şu kupada. Kupayı alır. Hamlet. Sen erkek adamsın Horatio. Ver o kupayı bana. Ver Allah aşkına. Kalkıp kupayı alır ve düşer. Hamlet. Benim içeceğim şey o. Bak canım Horatio. Kimseler bilmezse olanları ne berbat bir ünüm kalır dünyada benim. Yüreğinde bir yerim varsa... Geç git biraz gideceğim cennete. Biraz daha katlan bu kötü dünyamıza. Benim hikayemi anlatmak için. Yürüyüş, top tüfek sesleri gelir. Nedir bu savaş gürültüleri? Ostrich. ''Fortinbras'ın oğlu Zafer'le dönüyor Polonya'dan. İngiliz elçilerini selamlıyor olmalı bu savaş gümbürtüleriyle. Hamlet. Ah ölüyorum Hore yaşıyor. Korkunç zehir kemirdi, bitirdi canımı. İngiltere haberlerini duyamam artık. Ama Fortinbras'ın yıldızı parlayacak sanırım. Can çekişen oyumu ona veriyorum bende. Söyle ona bunu, olan biten de benim de az çok üst tarafı sessiz bir dünya. Ölür. Oraya yaşıyor. Bir soylu yürek durdu, iyi geceler canım prens. Meleklerin ninneleriyle uyu son uykunu. Sesler daha yakından gelir. Nedir bu devil sesleri yanı başımızda? Fortinbras İngiliz elçileri daha başkaları davul sesleriyle girer. Fortinbras. Neymiş o görülecek şeyi burada? oraya şu. Nedir görmek istediğiniz yürekler acısı ya da olmayacak şeylerse buyurun görün. Hortim biraz. Nedir bu Kızılca Kıyamet? Kan gövdeyi götürmüş burada. Ey dünyayı hor gören ölüm. Krallık eninde bir şölen mi vardı? Birden kana boyadım bunca şanlı insanı. Birinci elçi. Korkunç şey bu gördüğümüz. Geç kaldı İngiltere'den getirdiğimiz haberler. Sağır şimdi bizi dinleyecek kulaklar, duyamazlar emirlerinin yerine getirildiğini. Rosenkranz'la Gildenstern'in öldürüldüğünü. Kim teşekkür edecek bize bundan ötürü? Oraya işiyor. Kral değil herhalde. Teşekkür edecek durumda olsa bile o değil de Dörün fermanlarını yazan. Ama geldiniz madem bu dökülmüş kanlar üstüne. Siz İngiltere'den ve siz Polonya savaşından. Emir verin de bu ölüler yüksek bir set üstüne. Herkesin gözleri önüne konsun ve bırakın beni anlatayım herkese nasıl oldu bu olanlar. Anlatayım şehvete kana bulanmış soysuzlukları. Aldanmaları, körü körünü öldürmeleri, kalleşliğin oyununa kurban gitmeleri ve sonunda... Kur'anların başını yiyen sersemce kurulmuş tuzakları. Anlatayım bunları bütün gerçekliğiyle. Fortin biraz. Hemen dinleyelim bunları, çağıralım dinlesin en soylu kişilerde. Bana gelince yüreğim sızlayarak da olsa kucaklıyorum açılan bahtımı. Unutulmamış haklarım var benim bu krallıkta. Fırsat bu fırsat hakkımı aramaya. Oraya işiyor. Bunun üstüne de diyeceklerim var. Hem de daha çok sözü edilecek bir insan adına. Ama hemen yapalım bitirelim bu işi. Şaşkınlığı geçmeden kafaların yoksa kurulacak dolaplar, tuzaklar, yeni felaketler getirir başımıza. biraz. Dört komutan taşısın hamleti. Bir asker şanı ile götürülsün meydan yerine. Çünkü o tahta çıkabilseydi eğer büyük bir kral görürdü dünyamız. Ordu bandosu ve top sesleriyle şanıma layık olsun töreni. Kaldırın ölüleri bu gördüklerimiz savaş meydanlarına yaraşır. Buraya değil. Gidin ateş emri verin askerlere. Çıkarlarken askerler ölüleri taşımaya başlar. Uzaktan boru ve top sesleri gelir. Bir, Son söz olarak şunları söylemek isterim. Gerçekten güzel bir e, kitapmış. Tek seferde hepsini okudum. Biraz sesimde sıkıntı olabilir. Şu an bayağı bir yorgunum ses anlamında. Yani güzeldi ya sevdim. Sonunda herkesin ölmesi çok trajik oldu ama yani olay hikayeden ziyade anlatım ve anlatım çok güçlüydü. O yüzden okuduğum için mutluyum. Bu şekilde. Bu şekilde.